Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bihi muhrimen fi haccetil veda. Bu bab babu maşul bir şeyin babıdır ki kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz oldu. Bihi anında muhrimen muhrim oldu. Nerede fi haccetil veda, haccetil veda'da hangi niyet ile ihram etmişti, onun babı oldu. Hacci temettü mi niyet eyledi, hacci ifrat mi niyet eyledi, hacci kiram mi niyet eyledi. Bu meselede ihtilaflar çok olduğundan dolayı İmam-ı Tahavi burada bunları beyan buyuruyor ve meselede ipici de uzun. Rahmetullahi Teala aleyh. Aşağı yukarı 8-9-10 sayfa kadar var. Her iki tarafın delilleri var. Burada bunlar uzun uza diye beyan buyuracak. En evvela hacci ifrat niyet etti diyenlerin hadislerini alıyor. Şimdi bundan başlıyoruz. Hacci ifrat niyet etti diyenlerin delilleri nedir? Haddesena Yunus kâle ahberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu en Abdurrahman ibn-i Kasim en ebihi en Aişete radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz efredel hacca hacci ifrad olarak niyet eyledi. Yani hacci ifrad te yalnız hac niyet ederek Medine-i Münevvere'den çıktı. Bu Hazreti Ayşe'nin hadisi. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzin kâle haddesena Esedun ve ibn Musa. Esed de hangi Esed? İbn-i Musa, Esed İbn-i Musa. Kâle haddesena Ebu Avane en Mansur en İbrahim enil Esved, İbrahim'in Nekhayı, Esved'ün Nekhayı'dan rivayet ediyor. En Aişete radıyallahu anha, yine Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Kâle Hazreti Aişe buyurdular ki, Kharecna biz Medine-i Münevvere'den çıktık ve la nera biz görmezdik illa ennehul hac. Bu gittiğimiz yer hacdır. Yani hac niyetiyle çıktık. Hazreti Aişe'den gelen hadis-i şerifin ikinci senedi bu. Yine Hazreti Aişe radıyallahu anh'den üçüncü bir sened ile geliyor. Onu da beyan buyuruyor. Haddesena ibn-i Merzuk. Kale haddesena Bişir ibn-i Umer. Kale haddesena Malikun. En Muhammed ibn-i Abdirrahman ibn-i Nevfel. En Urveten Aişe'te radıyallahu anh'a. Hazreti Aişe'den Hazreti Urver'in. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة den rivayet olundu buyurdular ki خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم biz Peygamber Efendimizle beraber çıktık. Hangi sene? عام حجة الوداع حجة الوداع senesi. Peygamber Efendimiz'le çıktık. Feminna bizden orucuydum ben bir kimse ki ehelle bi umretin umreyle ihlal etti. Umre niyet etti. Ve minna bizden bazıları da orucuydum ben bir kimse ki ehelle bi haccim ve umretin. Hac ve umreyi ikisini birden niyet etti. Yani hacca kıran niyet etti. Ve minna yine bizden orucuydum ben bir kimse ki ehelle ihlal eyledi, niyet eyledi bil haccı yalnız hac ile. Yani cemaat üçe ayrıldı. Kimi ömre niyet etti, kimi hac ömre niyet etti, kimi de yalnız hac niyet etti. Ve helle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de niyet eyledi bil haccı hac ile. Resul-i Ekrem Efendimizin niyeti Hazreti Ayşe'nin bu rivayetlerine göre haccimiş, hac niyet ederek, hacci ifrat niyet ederek Medine-i Münevvere'den çıkmış. Fe emmâ men ehelle bil umreti bir kimseki ömre ile ihlal eyledi, umre niyet eyledi, fehalle Mekke-i Mükerreme'ye vardığında tavafını, sayini yaptı, ihramdan çıktı. Ve emma men ehelle bil hacci, emma hac ile niyet eden kimseler, ev cema'a beynel hacci vel umreti yahut da hacci umrenin arasını cem eden kimseler, hacci kıran niyet edenler, felem yuhille bunlar, İhramdan çıkmadılar hatta yevmin nehri, hatta kurban bayramı gününe kadar çıkmadılar. Kurban bayramı günü onlar da çıktılar.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني ابن أبي الزناد قال حدثني علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz emeren nasa nasa emreyledi. Âme haccetül veda, haccetül veda senesi. Fekale buyurdu ki men ahabbe her kim arzu ederse en yebde bil umreti umreyle başlaya kabdel haccı hacden evvel fel yef'al işlesin. Yani haccı yapmazdan evvel bir umre yapmak isteyen adamlar umrelerini yapsınlar. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efredel hacca, haccı ifrat yaptı. Medine-i Münevvere'den çıkarken yalnız hac niyet ederek çıktı. Haddesena Nesr ibn-i Merzuk kal, haddesena el-Hasibu kal, haddesena Vuhaybun an Mansur ibn-i Abdurrahman an ümmihi an Esma'a. Mansur ibn Abdurrahman kendi anasından, o da Hazreti Esma radıyallahu anh'a'dan rivayet eyledi. Kalet Hazreti Esma buyurdular ki, Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kudum ettiler. Ve ashabuhu, ashabi de kudum ettiler. Yani Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Ne oldukları halde? Mühilline, ehlal edici oldukları halde bil hacci hac ile hac niyet ederek Mekke-i Mükerreme'ye kudum eylediler. Resulullah'ın kendisi de ve ashabı da. Bu da Hazreti Esma radıyallahu anh'ın rivayeti. Şimdi bir de Hazreti Cabir'den bir hadisi şerif rivayet ediliyor. Onu da beyan buyuruyor İmam-ı Tahavi. Haddesena Rabi'ul Mezzinu, kâle haddesena Esedun, kâle haddesena Hatem ibn İsmail, kâle haddesena Cafer ibn Muhammed, an ebihi, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل. جابر بن عبد الله'dan varid olan uzun bir hadiste geldi ki fekale Cabir radıyallahu anh buyurdular ki feahalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz niyet buyurdular bir tevhid tevhid ile. Yani tek olarak ve lem yezid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ziyade eylemedi. Alen nasi nas üzerine şeyen hiçbir şey ziyade eylemedi. Tevhid dedi ki yani hac niyet etti. Yalnız hac niyet etti. Ve Peygamber Efendimiz nas üzerine bir şey de ziyade eylemedi. Ve lesna nenvi biz de niyet etmemiştik. İllel hacca illa hacci. Biz yalnız hac niyetiyle çıkmıştık. Ve la ne'arifül umrete umreyi de bilmezdik diyor. Bu da Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın rivayeti. Yine Cabir radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Haddesena Yunus'u kal, haddesena ibn-i Vehbin. Kale ahbereniyel leysu ve ibn-i Lehi'ate an Ebi Zübeyir an Cabir'in radıyallahu anh. Hazreti Cabir'den rivayet edildi. Kale buyurdu ki akbelna ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle biz ikbal eyledik. Yani Mekke-i Mükerreye teveccüh eyledik. Ne olduğumuz halde? Mühilliğini ihlal edici olduğumuz halde, niyet eder olduğumuz halde bil hacci, hac ile ne olduğu halde müfreden tek olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıktı. Diyor, biz de beraber edik Mekke-i Mükerreme'ye giderken yalnız hac niyet ederek ihrama girdik, öyle gittik. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun bir cemaat sahip oldular ilaha da buna. Fekalü dediler ki el-ifratu hacci ifrat afdalu minet temettü'i vel kıran temettü ve kırandan efteldir. Ve kalu hükmettiler bihi bununla. Ve kalu dediler ki bihi bu hacci ifrat ile kâne ahrame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ihrama girmiş oldu fi haccetil veda. Haccetil veda'da hacci ifrat niyet ettiğinden hacci ifrat temettü ve kırandan efteldir dediler. İşte bir cemaatten ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. Ve halefen fî zâlike âkharun, başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki ettemettü bil umreti, umre ile temettü etmek ilel haccı, hacca kadar eftalu, daha eftaldır minel ifrâdi vel kıran.
ifrat ve kırandan ise temettü daha afdaldir dediler. Ve kalu dediler ki huve bu temettü ellezî bir hacdir ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz işledi. Peygamber Efendimiz fealehu bunu işlemiş oldu fi haccetil veda. Haccetil veda da bunu işlemiş oldu. Bunlar da diyorlar ki hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacı temettü yaptı. Şimdi yukarıda Hazreti Ayşe'den, Hazreti Esma'dan, Cabir İbni Abdullah'dan gelen hadislerde Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'den çıkarken hacı ifrat niyetiyle çıktı. Bunu beyan buyurdular. Şimdi bunlar da diyorlar ki hayır, temettü niyet etti. Bunlar da beyan edecekler. Ve zekeru zikreylediler fî zâlike bu mesele hakkında maşul bir hadisi ki haddesene İbni Merzuk. İbn-i Merzuk bize rivayet eyledi. Kale haddesena Vehbe ibn-i Cerir. Kale haddesena Şuabetü an Emri ibn-i Murra. En Said ibn-i Müseyyeb. Kale Said ibn-i Müseyyeb buyurdular ki İçteme Aliyyün ve Osmanu radıyallahu anhuma Hazreti Ali ve Hazreti Osman birleştiler. Bi Usfan, Usfan'da. Hazreti Osman radıyallahu anh emirül müminin iken hacca giderlerken Usfan'da ikisi kafilesi birleşti ve Osman radıyallahu anh Hazreti Osman yenha nehyederdi anil müt'ati müt'aden temettü niyet etmeyin derdi. Fekale lehu Aliyyün Hazreti Ali ona dedi ki ma türidu ne murad ediyorsun ila emrin bir emre ki kat fealehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ol bir şey ki sen bir emri murad ediyorsun ki kad fealehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onu işledi. Tenha anhu sen ondan nehyediyorsun. Peygamber Efendimiz ömre yaptı. Sen milleti ondan nehyediyorsun dedi. Fekale Hazreti Osman dedi ki da'na bizi terk et minke senden. Yani bundan vazgeç dedi. Fekale Hazreti Ali buyurdu ki inni la astati'u ben istitaat etmem yani terk etmem. En eda'ke seni terk etmeye istitaatim yok. En la estati'u en eda'ke. Seni kendi haline bırakmaya bırakmam. Sümme ehelle Ali ibn-i Ebi Talib Hazreti Ali radıyallahu anh niyet etti bihima cemiyan. Ömre ve hac ile yani hacı kıran niyet etti. Burada ihtilaf ettiler şimdi. Hazreti Osman hac niyet edin dedi. Temettü yapmayın. Hazreti Ali de hayır Peygamber Efendimiz haccı kıran yapmıştır dedi. İkisinde bir de niyet eyledi. Haddesena Rabi'ul Mezzinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena Hatem ibn-i İsmail en Abdirrahman ibn-i Hermele en Sa'idin en Sa'id ibn-i Müseyyeb kâle yine Sa'id ibn-i Müseyyeb'den rivayet edildi ki hacca Osman radıyallahu anh Hazreti Osman hacc etti fekâle lehu Aliyyun radıyallahu anh Hazreti Ali ona dedi ki أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i işitmedin mi ki temettü'a temettü etti? قَالَ بَلَا İşittim. Madem Resulullah Efendimiz temettü etti de sen hac niye, yalnız hac niye niyet ediyorsun, temettü etmiyorsun dedi. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنْ اِبْنِ شَابٍ اَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ الْحَارِسِ ابن نوفل ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعيد ابن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص سعد محمد ابن عبد الله diyor ki سعد ابن أبي وقاص işittim والضحاك ابن قيس الضحاك ابن قيس de işittim عام حج معاوية معاوية'nin عام حج معاوية معاوية'nin حج ettiği senesi ابن أبي سفيان Muaviyetü'nün Ebu Süfyan'ın hac ettiği senesi Sa'd ibn Ebi Vakkas ile de Hakim ibn Kays işittim ve huma yezkurani. Bunların ikisi de zikrederdiler, söylerdiler. Ettemettü'a bil umreti, ömre ile temettü etmeyi ile hacca hacca kadar. Yani hacdan evvel ömre yapar, ondan sonra ihramdan çıkar, temettü eder. Yani faydelenmiş olur, hacca kadar. O arada kalır, ondan sonra da hacca Mekke-i Mükerreme'den niyet eder. Bunu zikrederdiler. Konuştular bunu. فَقَالَ الدَّحَاكِ Dahhak ibn-i Kays dedi ki لَا يَسْنَعُ ذَٰلِكَ Bu temettü'ü yapmaz hacdan evvel temettü'ü yapmaz اِلَّا مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ اِلَّا Allah'ın emrini cahil olan bir adam yapar. Yani temettü yoktur.
Adam evinden çıktı mı doğrudan doğru hacca niyet ederek gelir. Fakat bu temettü'yü yapmaz illa cahil, Allah'ın emrini bilmeyenler yapar dedi. Fekale Sa'dun Sa'di bin Vakkas, Sa'di bin Ebi Vakkas buyurdular ki, bi'se makulte, yebne ahi, ey benim kardeşimin oğlu, ne kötü söz söyledin. Fekale Dahak, Dahak dedi ki, fe inne Ömer ibn Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadneha enzalik, temettü'den nehyeylemiş idi. Onun için ben bunu dedim. Çünkü Hazreti Ömer Resulullah'ın ef'alini daha iyi bilirdi. Eğer caiz olsaydı nehyeylemezdi. Fekale Sa'dun Sa'di bin Ebi Vakkas buyurdular ki قَدْ سَنَعَهَا Ömre'yi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Ömre'yi yaptı. فَسَنَعَنَاهَا Biz de onu yaptık. مَا هُوَ onunla beraber. Hacı temettü Peygamber Efendimiz yaptı. Biz de onunla beraber yaptık. Öyle olunca madem Resul-i Ekrem Efendimiz yaptı, onun için bunu yapmaz illa Allah'ın emrini cahil olan yapar demek bu kötü bir söz oldu. Resulullah Efendimiz'in emrini bilmedi ve kendi cehaletini ispat etmiş oldu. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Bişir ibn-i Ömer kâle, haddesene Malik'in fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk tarikiyle de rivayet ediyor. Haddesena Fahdun kâle, haddesena Muhammed ibn-i Sa'id kâle, haddesena ibn-i Mübarek, en Süleyman-ı Teymi, en Guneym ibn-i Kays'in kâle. Guneym ibn-i Kays'ten rivayet etti, dedi ki, Se'eltu Sa'd ibn-i Malik. Sa'd ibn-i Malik'ten sordum. Sa'd ibn-i Malik'e sordum. En müt'atil hacci, hacci temettü'den sordum. Fekale dedi ki, fealnâhâ biz hacci temettü'yü yaptık. Ve huve yevme izin müşrikün. O adam o günü müşrik idi. Bu temettü'den nehyeden adam müşrik idi. Nerede? Bil uruşi, uruşta, arişlerden yapılmış evlerde oturuyordu. O da o zaman da müşrik idi. Yani Muaviye'ye, Muaviye'yi kastediyor. Yevme izin ve huve yevme izin müşrikin dedi ki Muaviye bin Ebi Süfyan. O gün hele Müslüman olmamıştı o. Peki Uruş'la da yani Uruş'e, Büyüt-i Mekke, Mekke'nin evlerinin Uruş'unu kastediyor. Çünkü onlar böyle hurma dallarıyla, kamışlarla ev yapardılar. Arişlerdiler. İşte o zaman Mekke'nin evlerini kastediyor ki Mekke'de hala müşrik idi. Biz Peygamber Efendimiz'de bu ömreyi yaptık. Temettü'yü yaptık dedi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري ومسلم ده kimdir مسلم القري قال سمعت ابن عباس عبد الله بن عباس eşittim يقول derdi ki أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin ashabı ihrama girdiler bir hacı hacciler ve أهل هو Peygamber Efendimiz de ihrama girdi bir ümreti ümreyle. Femen her kimse ki kâne me'ahu hedyun. Kendisiyle beraber hedi vardır, kurbanı vardır. Lem yuhille. O adam ihramdan çıkmaz. Çıkmadı. Femen lem yekun me'ahu hedyun. Bir kimse ki kendisiyle beraber hedi, kurban yoktu. Ehelle bu adam ihramdan çıktı. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu ve Talhatu Talha oldu. Mimmen şul kimselerden oldular ki me'ahuma onlarla beraber var idi. El hedyu hedi. Kurbanları var idi. Felem yuhilla. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz ve Talha radıyallahu anh onlar ihramdan çıkmadılar. Hedileri beraber olduğundan dolayı. Şimdi bunlar hepsi ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz hacdan evvel ömre niyeti eylemiş. Hacı temettü olmuş. Haddesena Ahmed ibn Abdülmümin el-Mürveziyyü. Kale haddesena Ali ibn el-Hasen ibn el-Şakîk. Kale haddesena Ebu Hamzete. An leysin huve bin Ebi Süleym. Ha ve haddesena Süleyman ibn el-Şaib. Kale haddesena Halid ibn Abdurrahman. Kale haddesena Süfyan an leysin. An tavusin. An ibn Abbasin radıyallahu anh. قال عبد الله بن عباس buyurdular ki temettü etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hacı temettü yaptı hatta mate hatta dar ahirete teşrif ettiler.
Ve Ebu Bekir radıyallahu anh hatta mat. Hazreti Ebu Bekir de hacı temettü yaptı. Hatta dar-ı ahirete teşrif ettiler. Ve Ömer radıyallahu anh hatta mat. Ve Osman radıyallahu anh hatta mat. Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da her hac yaptıklarınca bunlar hacı temettü yaptılar. Bu da Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti. قال سليمان في حديثه سليمان بن شعيب حديثه dedi ki ve evvelu men neha en evvela nehyeden enha hacı temettüden kimdir? Muaviyetü Muaviyedir. Hacı temettüden en evvela nehyeden odur dedi. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك قال تمتعت. Abdullah ibn Şerik diyor ki ben hacı temettü niyet ettim. فَسَأَلْتُ بْنَ عُمَرَ وَبْنَ عَبَّاسٍ وَبْنَ زُبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُمْ Abdullah ibn Umar'a, Abdullah ibn Abbas'a, Abdullah ibn Zübeyr'e sordum. فَقَالُ dediler ki, هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ Sen kendi peygamberin sünnetine hidayet olundun. Yani onun yapmış olduğu işi yaptın. تَقَدَّمْ Devam et. Git. ثُمَّ تَطُوفُ Sonra tavaf edersin. Sümme tuhilli sonra ihramdan çıkarsın gider. Ömrünü yaparsan ihramdan çıkarsın dediler. Bu da Abdullah ibn Şerik'ten gelen rivayet. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ebu Gassan gâle haddesena Şerikün fezekere bi isnadihi nehvehu. İmam-ı Tahavi Fahd Tariki ile de bu hadis-i şerifi zikrediyor. Gayr-i ennehu gâl. Şu kadar var ki bu rivayette diyor ki gâle Ebu Gassan Ebu Gassan diyor ki اَظُنُّهُ ben zannederim ki kâle buyurdu ki لِسُنَّةِ نَب۪يِّكَ لِسُنَّةِ نَب۪يِّكَ buyurdu هُد۪يْتَ لِسُنَّةِ نَب۪يِّكَ böyle dedi peygamberin sünnetine hidayet olundun اِفْعَلْ كَذَا şöyle yap سُمَّ اَحْرَمْ سُمَّ اَحْرِمْ sonra ihrama gir يَوْمَ التَّرْبِيَةِ terbiye günü ihrama gir وَفْعَلْ كَذَا şöyle yap, وَفْعَلْ كَذَا şöyle yap. Yani ibare değişikliği var. Sen temettü niyet ettin, peygamberin sünnetini isabet ettin. Ondan sonra terviye günü ihrama gir, şöyle şöyle yap diye böyle buyurdu, öyle zannediyorum diyor. Hulâse her iki rivayette de temettü yapılmış, yapmış o adam. Ondan sonra da hacca Mekke-i Mükerreme'de niyet etmiş. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة حمزة demiş ama doğrusu Cemre. Cemretu Nesr ibn İmran el-Tabu'i. قال تمتعت. Ebu Cemre diyor ki ben hacci temettü niyet ettim. Fenahani nasun bir takım nas beni nehye ilediler an hacci temettü'den. Ki bu olmaz dediler. فَسَأَلْتُ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Abdullah ibn Abbas'a sordum. فَأَمَرَ لِي بِهَا Hacı temettü ile bana emretti. Dedi ki yap dedi. فَتَمَتَّعْتُ Ben de temettü ettim. فَنِمْتُ Ben uyudum. فَأَتَانِ آتِمْ فِي الْمَنَامِ Uykuda bana bir adam geldi. فَقَالَ dedi ki اُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌ مَبْرُورٌ Rüyada bana böyle dedi. İnşallah kabul olunmuş bir ömre ve hac da hacı mebrurdur dedi. Yani müjdeledi. Fateytü bin Abbasin ben bu rüyayı gördükten sonra Abdullah bin Abbas'a geldim. Fehbertu ona haber verdim ki ben böyle bir rüya gördüm. Fekale Abdullah bin Abbas buyurdular ki Allahu Ekber sünnetü ebil kasim Allah büyüktür, ekberdir, azimdir. Senin bu yapmış olduğun sünnetü Ebil Kasim, Ebil Kasim sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ev sünnetü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yahut da sünnetü Ebil Kasim demedi de sünnetü Resulillah dedi. Resulullah Efendimizin sünnetidir dedi. Ve şimdi Abdullah ibn Abbas burada ne diyor? Hacci temettü caizdir. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü huve Ahmed ibn Halid. قال حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال سالم عبد الله بن عمر مختوم مكرم لري سالم دين روايته dedi ki إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنهما ben
Abdullah İbni Ömer'le oturuyordum, yani kendi babasıyım. Fil mescidi, mescitte oturuyordum. İzcâhu bir racülün, ona bir adam geldi. Min ehli Şam, ehli Şam'dan bir adam geldi. Fese'alehu, Abdullah İbni Ömer'e sordu. Eni temettü'i bin umreti ilel hac. Hacca kadar ömre ile temettü caiz midir? Yani bir adam ömre yapar. Ömreden, ömrün nefalini yaptıktan sonra ihramdan çıkar, faydelenir, temettü derler işte. Ondan sonra hacca da Mekke-i Mükerreme'de niyet eder. Bunu sordu ki bu caiz midir? Fekale ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, hasenün cemilün, hasendir, cemildir, güzeldir. Fekale, o Şamlı olan zat dedi ki, fe inne ebake, ya Abdullah senin baban Hazreti Ömer, kâne yenha an zâlike, bundan nehyederdi ki, temettü yapmayın, hacdan evvel ömre yapmayın derdi. Sen ise hasen cemil diyorsun. Fekal Abdullah ibn Ömer dedi ki, veylek, veyl sana olsun. Fe in kâne ebi gadneha an zâlik, benim babam temettüden nehyeyledi ise, vakat fealehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz onu yaptı. Peygamber Efendimiz temettüyü yaptı, benim babamın nehyeylemiş. Bunun ne kıymeti kalır bunun karşısında? Ve emere bihi, Resulullah Efendimiz hem bunu işledi hem de bununla emreyledi. Fe bi kavli ebi ta'huzu, sen babamın kavlini mi alırsın? Em bi emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yoksa Resulullah'ın emrini mi alırsın? Bu adama dedi. Kale, o adam da dedi ki, bi emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in emrini alırım. Fekale, Abdullah İbni Ömer buyurdular ki, kum enni, öyleyse kalk benden git. Yani fetvayı aldım, madem Resulullah Efendimiz hem işledi, hem de emriyledi, öyleyse hacdan evvel ömre yapmak caiz, hacci temettü caiz. حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر buyurdular ki temettع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع da Peygamber Efendimiz temettü eylediler. Ne ile? Bil umreti, umre ile, ilel hacca, hacca kadar. Yani hacdan evvel ömre yaptılar. Ve ehda etti, hedi sevk etti ve sâge ma'hu, kendisiyle beraber sevk etti. El hedi, hediye min zil huleyfete zül huleyfeden. Zül huleyfeden kendi hedini de gönderdi. Ve bedâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz başladı. Fe ehelle bil umreti, umreyle ihlal eyledi, umreyle niyet eyledi. Sümme ehelle bil hac, ömreden sonra da hac ile ihlal eyledi, hac niyet eyledi. Ve temettü'en nasu, nas temettü eylediler mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle beraber temettü, yani ömre niyet eylediler. Temettü eylediler bil umreti, umre ile iler hacca, hacca kadar. Hacdan evvel ömre niyet ettiler ve ömrelerini yaptılar. Tabi yukarıda geçiyor ya, ömre niyet etmişler. Hedi olmayanlar ihramdan çıkmışlar, hedi olanlar ihramdan çıkmamışlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de evvela ömre niyet etmiş. Ondan sonra hacı onun üzerine niyet eylemiş. Haddesen ibn Ebi Davud, kâle haddesen Abdullah ibn Salih, kâle haddesen Yelleys, kâle haddesen Akil, an ibn Şehabin, kâle akbereni Urvetü ibn Zübeyr, enne Aişete radıyallahu anha. Hazreti Aişe akhbarethu, Urvetü ibn Zübeyr'e haber verdi. Neden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den haber verdi. Ne hakkında? Fî temettü'ihi bil umreti, umreyle temettü ettiği hakkında, ilel hacca, hacca kadar. Yani hacdan evvel umre yaptığını haber verdi. Ve temettü'en nâsü me'ahu, nasla Peygamber Efendimiz'le temettü eylediler. Bi mislillezî şulbiş, şeyin misli gibi ki, ahbereni bihi, bana ona haber verdi. Salimun an abdillah, an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Salim babası Abdullah'dan, o da Peygamber Efendimiz'den nasıl haber verdiyse, Hazreti Aişe'den gelen rivayette aynen onun gibi oldu. Fehin gâle gâilun, bir adam dese ki, fekad raveytü men Aişe'de, siz Hazreti Aişe'den rivayet eylediniz radıyallahu anh'a.
فَاَوَّلَ هَذَا الْبَابُ Bu babın evvelinde خِلَافَ هَذَا Bunun hilafını rivayet eylediniz. فَرَوَيْتُمْ rivayet eylediniz. اَنِ الْقَاسِمَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Kasim İbni Muhammed'den o da Hazreti Ayşe'den rivayet eylediniz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz efredel hacca hacı ifrat niyet eyledi. وَرَيْتُمْ Dehi rivayet eylediniz. En Muhammed ibn Abdurrahman ibn Nevfel en Urvete en Aişete radıyallahu anha yine Hazreti Aişe'den rivayet eylediniz ki kâlet buyurdular ki harecnâ me Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem biz Peygamber Efendimiz'le çıktık âme haccetil veda haccetil veda senesi fe minnâ men ehelle bi umretin bizden bazıları umre ile niyet eyledi ve minnâ men ehelle bi haccim ve umretin bazılarımız da hac ömre ile niyet eyledi ve minna men ehelle bil hac bazılarımız da yalnız hac ile niyet eyledi ve ehelle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil hac fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacı niyet eyledi. Yine bunu da Hazreti Ayşe'den rivayet eylediniz. Ve reytum en ümmi alkameten Ayşe radıyallahu anha yine Hazreti Ayşe'den ümmi alkame vasıtasıyla rivayet eylediniz. Ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz âme haccetil veda haccetil veda senesi efredel hacca hacci ifrad eyledi ve lem yatemir ömre yapmadı. Hacci ifrad yaptı. Böyle rivayet ettiniz. Burada da yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temettü yaptı. Hazreti Ayşe'den gelen bu hadisler birbirine muhalif oldu. قِيلَ لَهُ آدَمَ denilir ki قَدْ يَجُوزُ caiz olur ki اَنْ يَكُونَ اُلَى الْاِفْرَادُ الَّذ۪ي حَجِ اِفْرَدْ نِيَّتِ الَّذ۪ي زَكَرَهُ هَذَا Bunu zikreylemiş oldu ya Hz. Aişe حَجِ اِفْرَدْ نِيَّتِ etti dedi ya caiz ki bu ola ala manen bir manaya ola ki لَا يُخَالِفُ مَعْنَا مَعْرَ وَالزُّهْرِيُّ عَنْ اُرْوَةَ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Zühri'nin Urve'den, o da Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği rivayete muhalif olmaya. Muhalif olmaya. O başka manaya, o başka manaya. Yani bu ömreler, temettüler iki türlü. Nasıl? İki türlü olur. Birisinde diyor ki hacı temettü niyet etti. Birisinde diyor ki hacı ifrat niyet etti. Caiz ki bu ifrat, bu ele bir manaya ki Zühri'nin Urve'den, o da Hazreti Ayşe'den rivayet ettiğine muhalif olmuyor. Ve zâlike bu da ennehu gad yecûzü caiz olurken yekûne l-ifrat, ifrat olmuş olan ellezî zekerehul Kâsimen Âişe'de Kâsim Hazreti Âişe radıyallahu anh'a'dan rivayet etti ki haddi ifrat niyet etti. Dedi ki caiz ki bu ola innemâ erâdet Hazreti Âişe murad etti bihi bununla ifradel haccı haccın ifradını fî vaktim bir fî vaktimâ ahrame ehram ettiği vakitte haccı ifrat niyet etti. Bunu murad etmiş olar. Ve imkâne kad ehreme her ne kadar ihram ettiyse de, niyet ettiyse de ba'de hurucihi minhu Peygamber Efendimiz çıktıktan sonra ba'de hurucihi Peygamber Efendimiz çıktıktan sonra minhu Zülhüleyfe'den bi umretin bir ömreyle de niyet etmiş olar. Yani Zülhüleyfe'de Peygamber Efendimiz hac-i ifrat niyet etti. Bu niyet ederken ilk niyet hac-i ifrat idi. Caiz ki sonradan ömreyi de üzerine ziyade etmiş olan. Ya bu böyle olur, yahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömreyi de niyet etti, geldi, ömresini yaptı, ömreden çıktıktan sonra da haccı niyet etmiş oldu. Haccı ikmal etmiş oldu ve ömreyi de ikmal etmiş oldu. Yahut Peygamber Efendimiz قَدْ اَحْرَمَ بَعْدَ خُرُوْجِهِ مِنْهُ Peygamber Efendimiz hacci niyet etti, hacdan çıktı. Ondan sonra da bir ömre yaptı. فَاَرَادَتْ Hazreti Ayşe radıyallahu anh hemen murat eyledi ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz لَمْ يَخْلِطْهُ وَنِي karıştırmadı. فِي وَقْتِ اَحْرَامِهِ اَحْرَامِ vaktinde neyle bihi hacci İhram vaktinde hacca niyet ettiği vakitte o haccın niyetini karıştırmadı. Bi ihramin bi umretin ömreyle ihrama kadrala ondan karıştırmadı. Hacca yalnız sade olarak niyet etti ona ömre karıştırmadı.
كَمَا فَعَلَ غَيْرُهُ başkaları yaptığı gibi مِنْ كَانَ مَعْهُ Resul-i Ekrem Efendimiz'de bulunan zevattan bazısı hac ömreyi beraber niyet ettiler. Peygamber Efendimiz böyle hac ömreyi beraber karıştırmadı, beraber niyet eylemedi. En evvela hacci ifrat niyet etti. Ondan sonra geldi, haccini yaptıktan sonra bir de hacdan sonra ömre yaptı. Yahut da Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela hacci ifrat niyet etti. Ondan sonra yolda gitti Mekke-i Mükerreme'ye. Varıp da hacca başlamasından evvel ömreyi de onun üzerine niyet etti. Ayrıca hacci kıran oldu. Aşağıda bu da geliyor. Yahut da böyle oldu. Böyle cevap verilir. وَاَمَّا حَد۪يثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ اُرْوَةً عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Muhammed ibn Abdurrahman'ın Urve'den, o da Hazreti Ayşe'den rivayetine gelince فَاِنَّهَا اَخْبَرَتْ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a haber verdi ki اَنَّ مِنْهُمْ Ashab'tan bazıları vardı ki مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ Umreyle niyet ettiler لَا حَجَّةَ مَعَهَا O umreyle hac niyet etmediler. وَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ Bazıları da oldu ki hac ve umreyi beraber niyet ettiler. Yani makruneteyn ikisini beraber. Hac-ı kıran oldu. وَمِنْهُمْ اَصَبْتَنْ bazıları da oldu. مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ Hac ile ihlal eyledi. وَلَمْ يَسْكُرْ فِي ذَٰلِكَ تَمَتُّعَ Temettü zikreylemedi. Yalnız hac niyet ettiler. Üç türlü oldular. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek olarak birisini niyet etti. Evet, hac niyet etti. O rivayette de bu geliyor. Fakat yecûzu caiz olur ki en yekûne ola ellezîne şul bil kimseler ki kad kânû ahremû bil umreti ömreyle niyet etmiş olanlar ola ahremû ba'deha bi haccetin ömreyle niyet edenler sonra haccide niyet etmiş olalar. O ihrami onun üzerine izafe ederler. لَيْسَ حَد۪يسُهَا Bunun hadisi olmadı. Hazreti Ayşe'nin hâdâ bu hadisi yenfî nefyeder olmadı. مِنْ ذَٰلِكَ Bundan şeyen bir şey. Yani ömreyle niyet edenler sonra üzerine hacci niyet etmediler diye bir şey yok. Caiz ki niyet ettiler. وَاَنَّهَا قَالَتْ Hazreti Ayşe buyurdular ki وَاَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا Peygamber Efendimiz hacci müfrid olarak niyet etti. Bu sözüne gelince fakat yecûzü caiz ki en yekûne zâlikel haccül müfredu bu haccü müfred ola ba'de umretin umreye niyetten sonra ola ki kad kânet tekaddemet o umre niyeti tekaddüm etmişti minhu Peygamber Efendimiz'den müfredete müfred olarak onu niyet etmişti. Evet. Ondan sonra umreyi de niyet etmiş oldu. فَيَكُونُ olur, قَدْ اَحْرَمَ اِحْرَمْ etmiş olur. بِعُمْرَةٍ bir ömreyle ne olduğu halde ömre? مُفْرَدَةً müfred olduğu halde. Yahut da öyle ömre ki, müfredeti. Tek başına bir ömre olmuş olur. عَلَى مَا فِي حَد۪يسِ الْقَاسِمِ Kasım'ın hadisinde olan şeye, rivayete göre. وَمُحَمَّدْ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ Muhammed ibn Abdir Rahman'ın rivayetine göre اَنْ اُرْوَةُ اُرْوَةً سُمَّ اَحْرَمَ بَعْدَ ذَلِكِ O ömreden sonra da ihram etmiş ola bir haccetin hac ile. Hâzâ mâ fî hadîs-i Zühriye an Urvete. Evet, İmam-ı Zühri'nin Urvete'ye rivayet etmiş olduğu hadise göre. Böyle olabilir. Hattâ tettefike hâdî'l âfâr. Bu eserler müttefik ola ve lâ tetedâdde birbirine zıt olmaya. Böyle tevil yapılır. Hadislerin beyni böyle, arası böyle telif edilir. فَأَمَّا مَعْنَى مَا رَوَتْ اُمَّ عَلْكَمَ اُمَّ عَلْكَمَنَ'nın rivayet ettiği hadisin manasına gelince kim denen Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'den ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَفْرَدَ الْحَجَّ حَجِّ اِفْرَدْ niyet etti وَلَمْ يَعْتَمِرْ Ömre yapmadı. Ona gelince fakat yecûzü caiz olur ki اَنْ تَكُونَ تُرِيدُ بِذَالِكَ Hazreti Ayşe bununla murad ediyor ki اَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ Peygamber Efendimiz ömre yapmadı فِي وَقْتِ اِحْرَامِهِ بِالْحَجِ Hac ile niyet ettiği vakitte ömreyi niyet etmedi. كَمَا فَعَلَ بَعْدُ مَنْ كَانَ مَعْهُ Resulullah Efendimizle bulunan sahabelerin bazıları yaptığı gibi. Onlar
Ömre'yi hacı beraber niyet ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok. Yalnız hacı niyet etti, Ömre'yi beraber niyet etmedi. Velakinnehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i'temere bizalik. Ondan sonra Ömre yaptı. Yani Arafa gününden evvel. O hacca niyet etti, gitti. Fakat Arafa'dan evvel Ömre'yi de üzerine izafe eyledi. Ömre'yi de niyet etti. Vakıtta hacca kıran oldu. Haddesena Revhü bin el-Ferec kâle, haddesena Amr bin el-Khalid kâle, haddesena bin el-Lehiyya an Ebil Esved enne Abdallah Mevla Esma binti Ebi Bekri'ni Sıddîk Hazreti Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'ın kerimesi Hazreti Esma'nın kölesi Abdullah dedi ki haddesehu Ebu'l-Esved'e rivayet eyledi ki ennehu semi'a. Abdullah eşitti kimi Esma, Hazreti Esma bint Ebi Bekri lemma marret vakteki Hazreti Esma yürüdü neye? Bil hacun, hacun Mekke'de hacun denilen yere ki geldi. Tekulu derdi ki sallallahu ala Resulillah, Allah Resuluna salatü selam eylesin. Lekad nezelna, biz nazil olduk mehu Resulullah Efendimizle hahuna burada. Oraya nazil olduk. وَنَحْنُ خِفَافُ الْحَقَائِبِ Bizim yüklerimiz hafif idi. قَلِيلٌ زُهُورُنَا Eşyalarımız az idi. قَلِيلَةٌ اَزْوَادُنَا Yiyeceklerimizi de az idi. Biz burada nazil olduk. فَاَتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِي عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ Ben, hemşirem Ayşe, Zübeyir, daha filan filan kesler buradan ömre yaptık. فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتِ Vaktaki beyti mesh eyledik, yani Hacer-ül Esved'i öptük. Tevafımızı yaptık. اَحْلَلْنَا Biz ondan sonra ihramdan çıktık. ثُمَّ اَحْلَلْنَا Sonra ihlal ettik, niyet ettik. مِنَ الْعَشِيِّ Akşamleyin bir hacı hacıyla. Sabahtan ömreyi yaptık, bitirdik, ihramdan çıktık. Sonra akşamüstü de hacıyla niyet eyledik diye buyurdu. فهذه أسماء وشت أسماء رضي الله عنها تخبر خبر بريور كي أن منشول بالكمسك كان حزن ابتدى بعمرة عمريله başlamış olanlar o günü ömre niyetiyle gidenler fakat ihrame بعدها ondan sonra ömreden sonra ihrame eylediler niyet eylediler بحجة حج ile فسار بها bu sebeple oldular mütemettiyen mütemettî oldular niçin evvela ömreyi getirdi, yaptılar, bittiler, ihramdan çıktı. Akşam üzeri de hacca niyet ettiler. İşte bunlar bu sebeple mütemettî oldular. Haddesena Süleyman ibn Şaib kâle, haddesena el-Hasib kâle, haddesena Hammam an Katâdete an Mutarrifin an İmran kâle, temettâna me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İmran diyor ki, biz Peygamber Efendimiz'de temettû niyet ettik. وَنَزَلَ ف۪يهَا الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'de bu temettü hakkında nasip oldu. فَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bizi nehyeylemedi. وَلَمْ يَنْسَخَا شَيْءٌ Nazil olan Kur'an-ı da hiçbir şey nesheylemedi. سُنَّ قَالَ رَجُلٌ Sonra bir adam dedi ki, yani Muaviye tüm Nebi Süfyan'ı kastediyor. Bir adam dedi, بِرَيْهِ kendi reyiyle hükmetti, maşa dilediği gibi. Bir adam geldi, kendi fikriyle temettüden nehyeyledi. Muaviye'yi kastediyor ki yani bunu o çıkardı demek istiyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hammadun en Hümeydin enil Hasan en İmran ibn Hüseyin kâle, İmran ibn Hüseyin dedi ki temettana ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında biz hacı temettü yaptık. Müt'atel hac, hacı müt'esini yaptık. Felem yenhena anha. Bizi ondan nehyeylemedi. Hacı temettü yapmayınız demedi. Velem yunezzilullahu fiha nehyen. Cenab-ı Hak da bir nehy indirmedi. Halbuki ayet-i kerimede temettü hakkında ayet var. Onu nesh eden bir şey de olmadı. Haddesena Süleymanu kâle haddesena el-Hasibu kâle haddesena Hammamun an Katâdete an Ebi Nadrata an Cabir ibn Abdillah kâle, Cabir ibn Abdullah dedi ki temettâna me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem biz Peygamber Efendimizle hacı temettü yaptık. Felemmâ veliye Ömer'u vaktaki Ömer emirül müminin oldu. Hataben nâse nâse hutbe okudu. Fekâle buyurdu ki
اِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim yine o Kur'an'dır. وَاِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الرَّسُولِ Resul da yine o Resul'dur. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَاِنَّهَمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ O ikisi, yani كَانَتَانِ مُتْعَتَانِ iki müt'e var idi. Ala ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında iki müt'e var idi. Müt'atül hacci, birisi hacci müt'asi, hacci temettü evvela, ömre niyet etmek, ömrenin efalini bitirdikten sonra ihramdan çıkıp, sonra hacca niyet etmek. Bir bu vardı. Fafsilû, siz fasledin. Beyne haccikum ve ömretikum. Hac ile ömrenizin arasını fasledin. Yani ömreyi yapın, bitirin, helal olun, ondan sonra hacca niyet edin. فَاِنَّهُ اَتَمُّ لِحَجِّكُمْ Hacciniz için bu daha etemdir. وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ Ömreniz için de daha etemdir. Daha ikisini de ayrı ayrı tamamıyla yapmış olursunuz. Birbirine katmamış olursunuz. وَالْاُخْرَى Diğer müt'ede vardı ki müt'etün nisa müvakkat nikah. Kadınları müvakkate nikah ederdiler. Ona da müt'etün nisa derdiler. Bir de bu vardı Peygamber Efendimiz zamanında. فَاَنْهَا عَنْهَا Ben bundan nehyediyorum. وَاَقِبُ اِقَابِ اَدَرِمْ عَلَيْهَا Anın üzerine. Her kim bu müt'atün nisa'yı yaparsa, muvakkat nikah ile nikahlanırsa ben ona da ceza veririm. Bunu yapmayın. Buyurdu. حَدَّسَنَا اَبْنَ اَبِي دَوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانِ اِبْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنْ عَاسِمٍ اَنْ اَبِي نَظْرَ اَنْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Cabir رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ buyurdular ki müt'atani iki müt'a var idi ki fealnâhumâ biz bunları işledik elâ ahdi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanında o iki müt'ayı işledik. Nehâna anhumâ onların ikisinden de nehyiledi. Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer nehyiledi. Felem ne'ud biz evdet etmedik ileyhime bu iki müt'aya. Müt'atul hac ve müt'atul nisa. Bunlardan Ömer nehyiledi. Biz de bir daha yapmadık. وَقَدْ رُوِيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مِنْ قَوْلِهِ قَوْلُنْدَ Ney? مَا اُلْ بِشَيْ كِ يَدُلُّ دَلَالَةِ دَرْ كِ اَلَا اَنَّهُ كَانَ كَذَٰلِكَ اِذَا Böylece oldu idi. Resulullah Efendimiz'in fiili olduğu gibi kavli de var. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ النَّافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ Hazreti Hafsa buyurdular ki لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hafsa sordu ki مَا شَانُ النَّاسِ Nas'ın şani nedir ki حَلُّ Onlar çıktılar bir ömretin bir ömreyle helal oldular. Ömre yaptı çıktılar. وَلَمْ تَحْلُلَمْ تَ Ya Resulullah sen çıkmadın. مِنْ اُمْرَتِكَ ömrenden çıkmadın. Nas hepsi niyet, ömre niyet etmişti. Sen de ömre niyet etmiştin. Onlar ömrelerinden çıktılar fakat sen ihramdan çıkmadın. Ömrende duruyorsun. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki İnni lebbettu râsi Ben başımı telbid ettim. Yani yapışkan bir şeyle saçları birbirine yapıştırırdılar ki saçları etrafta dağınık olmasın, toz muz girmesin, bit mit olmasın diye. Ben başımı telbid ettim. وَقَلَّتُّ هَدْيِي Hedimi de teklid eyledim. Gönderdiğim kurbanların boyununa kiladele rastım. فَلَا اُحِلُّ Ben ihlal etmem, ihramdan çıkmam. حَتَّى اَنْحُرَ O göndermiş olduğum kurbanları boğazlamayınca ihlal etmem. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis delalet etti ki اَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütemettiydi. لَاَنَّ الْهَدِيَ هَد۪يهِ Öyle hedi ki el-mukallede teklid olunmuş hedi. لَا يَمْنَعُ مَعْنِ Olmaz. مِنَ الْحِلِّ İhramdan çıkmaya اِلَّا فِي الْمُتْعَةِ خَاسِ اِلَّا مُتْعَةِ olur. Zaten eğer hacca kıran niyet etmişse o zaten çıkamaz. Hangisi yemen eder? Demek ki bir adam hacı temettü niyet ederse ihramdan çıkabilirdi fakat hediye varsa o çıkamaz. Bu bunda olur. Bu buna delalet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacı temettü niyeti eylemişti. Hâzâ işte bu imkâne zâlikel kavlu bu kavl olduysa minhu Peygamber Efendimiz'den
ba'de tavafihil umreti, umreyi tavaf ettiğinden sonra oldu. Umreyi tavaf ettiğinden sonra oldu ise, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umresinin tavafını yaptı da ihramdan çıkmadı. Onun üzerine Hazreti Hafsa sordu ki, ya Resulullah, herkes umresinin tavafını, sayını yaptı, ihramdan çıktılar. Sen niçin çıkmadın? Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, ben hediyeyi beraber getirdim. Hediyeyi boğazlamayınca ihramdan çıkamam. Bu böyle oldu ise, ve kad yehtemülü mühtemil olur ki, eyla böylece en yekûne ola hadel kavru, bu kavru kâne minhü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ola gable en yuhrime bil haccı, hacca ihrama girmezden evvel ola. وَقَبْلَ اَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ عُمْرَ tevafını yapmazdan evvel ola. فَكَانَ ذَٰلِكَ bu oldu hükmehu, Peygamber Efendimiz'in hükmü oldu. لَوْلَا سِيَاقُهُ الْهَدْيَ لَوْلَا سَوْقُهُ, yani dese daha güzel olurdu. Hediye göndermezden, göndermemiş olsaydı. يَحِلُّ حَلَال ederdi, hutta يُحِلُّ حَلَال ederdi كَمَا يُحِلُّ النَّاسِ, nasın ihlal etmiş olduğu gibi ihramdan çıkmaları gibi o da şeyden çıkardı, ihramdan çıkardı. Fakat hediye sevk etmiş olduğundan dolayı bu olmadı. Ba'de en yetufet, tavaf ettikten sonra. Felem yetuf, Peygamber Efendimiz tavaf etmedi. Hatta ahreme bil hac. Ömrenin tavafını yapmazdan hacca de niyet etti. Fesara karine, hacı karin olmuş oldu. Feleyse yahulu, öyleyse hali olmaz hadisi Hafsa'ta radıyallahu anh, Hazreti Hafsa'nın hadisi ellezî zekerna, zikreylemiş olduğumuz bu hadisi min ahedi hâzeyni tevileyin, bu iki tevilin birisinden hali olmaz. Yani Hazreti Hafsa'nın hadisinde geldiği, Peygamber Efendimiz ömrenin tavafını yaptı, ihramdan çıkmadı. Ondan sonra da hacı niyet etti. Bir bu var. Bir de ömrenin tavafını hiç yapmadı. Ömrenin tavafını yapmadan hacca niyet etti. İkisi de var. İkiye de ihtimali var. Ve alâ eyyihim erken, hangisi, hangi ihtimal üzerine olursa olsun, kâ fil hakikati, hakikatte ve alâ eyyihim erken fil hakikati, hakikatte hangisi, hangi ihtimal olursa olsun, fe innehu, bu kad nefa nefyetti kavle men kâle diyen adamın sözünü ki innehu kâne müfriden bi hacceti. Hacci müfrid idi. Yalnız hac ile niyet etti diyenlerin sözünü nefyetti. Ki öyle hac ki lem yetekeddem ha umretun. Ona bir ömre tekeddüm etmedi. Yalnız hacci ifrat niyet etti diyenlerin sözünü nefyetti. Ve lem tekün ma'ha umretun. Onunla bir ömrü olmadı, ne evvelinden ne sonundan bir ömre yapmadı. Yalnız hacci ifrat niyet edenlerin etti diyenlerin sözünü nefyetti. Şimdi buraya kadar beyan buyurdu. Bir, hacci ifrat, Resul-i Ekrem'imiz hacci ifrat niyet etti diyenlerin delillerini getirdi. Bir de hacci temettü etti diyenlerin delillerini getirdi. Orada uzun uzadıya hepsinden bahsiyledi. Üçüncü kavul de Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıran niyet etti diyenler. Onlara geliyor, diyor ki ve halefehum fi zalika aharu. Peygamber Efendimiz haccında diğer kavimlere muhalefet edenler de oldular. Bir kısmı da muhalefet etti. Dediler ki, fekalu, dediler ki belil kıranu, belki haccı kıran fi zalika, bu mesele hakkında beynel umreti vel hacc, ömre ile hac arasında haccı kıran afdaldır min ifradil haccı. Yani haccı ömreyi cem etmek de haccı kıran niyet etmek yalnız hac niyet etmekten afdaldır ve minet temettü'i bil umreti ilel hac. Haccı temettü'den de afdaldır. Temettü yapıp hacca kadar temettü edecek, yani arada ihramdan çıkacak. Buna hacı temettü derler. Bundan efdaldır. Hacı ifrattan da efdaldır. Hacı temettüden de efdaldır dediler. Ve kalu, bunlar dediler ki kezalike feala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda. Peygamber Efendimiz haccetil vedada da böyle işledi. Hacı kıran niyeti iledi. Bunların da delilleri var. Ve zekeru fi zalike, bu mesele hakkında zikreylediler.
Neyi ma haddesena Yunus'u, Yunus'un rivayet etmiş olduğu şeyi. Kâle akberena Bişru ibn-i Bekrin, anil evza'iyyi. Kâle haddeseni Abdetu ibn Ebi Lübâbe. Kâle haddeseni Şekîku ibn-i Seleme. Kâle haddeseni racülüm min Talib. Yukâlu lehu ibn-i Ma'bed. Talib'den bir adam rivayet edildi ki o adama ibn-i Ma'bed dediler. Kâle ehleltu bil hacci vel umre. İbn-i Ma'bed dedi ki ben hacci umre ile ihlal ettim, niyet ettim cemiyen beraber olarak. Yani hacci kıran niyet ettim. فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقْتَكِ Hazreti Ömer'in huzuruna gittim. زَكَرْتُ لَهُ Ben ona söyledim, zikrettim ehlali, benim niyetimi. Ki ben hacci umreye ikisine beraber niyet ettim. فَقَالَ Buyurdular ki هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ Sen Peygamber'in sünnetine, hidayet olundun. Yani ona isabet ettin. Evli sünnetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sünneti nebiyyike dedi, evli sünnetin nebiyyi dedi. Sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine isabet ettin. Doğru gittin. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin kâle akberena şerikun an Mansurin ve La'maş an Ebi Vâil mislehu. İmam-ı Tahavi bu hadisi Fahd terifiyle rivayet eyledi. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle ahberena Ebu Davud, kâle haddesena Şâbe, kâle ahberena Mansur, kâle semiyutu Ebâ Vâil, yuhaddisu. Ebâ Vâil'i işitmiş, Mansur diyor ki, ben Ebâ Vâil'i işittim, derdi ki, Ennes Subeyye, Subey, bir adamın ismi, babasının adı da Ma'bed, Subey ibn-i Ma'bed, dedi, fezekere mislehu, bu hadis-i şerifin mislini zikreyledi, yani Subey ibn-i Ma'bed, yukarıda geçen hadisi şerif Talip'ten bir adam ki İbn-i Ma'bed derdiler. İşte onun ismi de Sübeyy'miş. Ben hacı Ömre'yi niyet ederek niyet ettim. Ondan sonra Hazreti Ömer'e geldim. Sordum. O da buyurdu ki Peygamber'in sünnetini isabet ettim. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle. Haddesena Haccacun kâle. Haddesena Hammadun kâle. Ahberena Selamet ibn Küheyl. An Ebi Vâil mislehu. Aynı hadisi şerifi Muhammed ibn Huzeyme terifiyle İmam-ı Tahavi rivayetiyle dedi. Yine İmam-ı Tahavi Muhammed ibn-i Huzeyme terifiyle iki senet daha zikrediyor. Birisi haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammad en Asim ibn-i Behdele an Ebi Vâid mislehu. Diğeri haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn-i Raca kâle akberena Şöbetu anil Hakem kâle semiyetu Ebu Vâid fezekere mislehu. Bu hadis-i şeriflerin, bu senetlerin hepsi Ebu Vâid'e geliyor. Ebu Vâil de Sübeyy ibn-i Ma'bed'in hadisini rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi başka bir tarifle de Ebu Vâil'den rivayet ediyor. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'i kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad kâle haddesena Şöbetu anil Hakem an Ebi Vâil mislehu. Yine İmam-ı Tahavi Fahd terkiyle de rivayet ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Hüseyin ibn-i Rabi' kâle haddesena Ebu'l Ahves anil A'meş an Ebi Vâil kâle. Ebu Vâil'den, Ebu Vâil dedi ki kâle Sübeyy ibn-i Ma'bed. Sübeyy ibn-i Ma'bed Beni Talib kabilesinden. O dedi fezekere nehrehu. Eyni hadisi şerifi zikreyledi. Yani bu meselede Sübeyy ibn-i Ma'bed haddi kıran niyet ediyor. Başka yerde de geliyor ki Nas buna itiraz ettiler. O da geldi Hazreti Ömer'e söyledi. Hazreti Ömer dedi ki yapmış olduğun iş doğrudur. Hazreti Ömer tasdik etti bunu. فَقَالَ الَّذ۪ينَ شُلْبِ الْكِمْسَلَرْ ki اَنْكَرُوا inkar ettiler. Onlar dediler. Neyi inkar ettiler? اَلْقِرَانَ Peygamber Efendimiz'in kıran yaptığını inkar edenler dediler ki اِنَّمَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ömer'in قَوْلِ سَنْ Peygamber'in sünnetini isabet ettin. Dedi ki söz هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَب۪يِّكَ Peygamber'in sünnetine hidayet olmasın. Ale dua, dua üzerinedir. Minhu, Hazreti Ömer'den lehu ona. Hüdi de mazi üzerine ama emir manasındadır. Yani sen Peygamber'in sünnetine hidayet olunasın, olundun değil. Olunasın, duadır ona. La ale tasvibihi iyyahu fi fi'li. Yapmış olduğun iş doğrudur ona değil de, yani yapmış olduğun iş yanlış. Fakat Allah seni Peygamber'in sünnetine hidayet ettire de bir daha böyle yanlış iş yapmayasın. Bu manayadır dediler.
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكُ Bu mesele hakkında böyle diyenlerin aleyhine hüccetlendir. Ney? O da min maşul bir şeyden ki yedüllü delalet eder ki اَلَا اَنَّ ذَٰلِكَ bu لَمْ يَكُنْ مِنْ عُمَرَ Hazreti Ömer'den sadir olmadı عَلَى جِهَةِ الدُّعَى Dua üzerine sadir olmadığına delildendir ki اَنَّ فَهْدًا Hazreti Fahd حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi قَالَ حَدَّسَنَا اَمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غَيَاسِ O da diyor ki bana Ömer ibn-i Hafs ibn-i Gıyas rivayet eyledi. Kâle haddesene ebi. Ömer'e de babası Hafs ibn-i Gıyas rivayet eylemiş. Kâle haddesene el-a'meş. A'meş rivayet eyledi. Kâle haddeseni şakikim. O da dedi ki şakik bana rivayet eyledi. Kâle haddeseni el-Sübeyy ibn-i Mâbet. Bana Sübeyy ibn-i Mâbet rivayet eyledi. Şakik diyor. Kâle Sübeyy ibn-i Mâbet diyor ki Küntü hadisi ahdin bin esraniyetin. Nesranilikin ahdine yakın idim. Yani ben Nesraniydim. Yeni Müslüman olmuş idim. Daha Nesranilikten çıktığım tazeydi. Felemma eslemtu vaktaki ben İslam'a girdim, Müslüman oldum. Lem alu en eçtehide. Lem alu kusur etmedim. En eçtehide iştihad etmekten, sayı gayret etmekte kusur etmedim. Yani ibadetime tamamıyla sarıldım. فَأَهْلَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ جَمِيعًا Ömre ve hacca beraber niyet eyledim. Haccı kıran niyet ettim. فَمَرَرْتُ بِالْعُزَيْبِ Üzeyb denilen suya ben geldim. Nerede? بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَ Üzeyb'de eriştim, yetiştim. Kime? بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَ وَزَيْدَ بْنِ سَوْحَ Bu iki zata ben yetiştim. Üzeyb, Kufe'ye yakın bir sudur. Beni Temime'dir, Kufe'ye bir merhaledir. Azip'ten gelir, Üzeyb derler. Diyor ki ben orada bunlara yetiştim. Fesemi'ani Onlar beni işittiler ve ne uhillu bihima cimiyan. Lebbeyke Allahümme lebbeyk, lebbeyke Allahümme bi haccin ve umretin, yahut da bi umretin ve haccetin dediğimi işittiler ki ben ikisine birden niyet etmişim. فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِسَاحِبِهِ Selman ile Zeyd birisi birisine dedi ki اَبِهِمَا جَمِيعًا Bunların ikisiyle birden niyet etmiş bu adam. Bu nasıl olur yani? Olmaz. وَقَالَ الْآخَرُ Öteki de dedi ki دَعْهُ بَرَكْ فَهْوَ اَضَلُّ مِنْ بَعَيْرِهِ O فَهْوَ اَضَلُّ daha ziyade yolunu sapıtmıştır مِنْ بَعَيْرِهِ devesinde. Devesi yolunu, deve yolunu sapıtmış da derler ki adallu min ba'irihi bu deveden daha ziyade yolunu sapıtmış. Yani cahil adam bilmiyor sapıtmış. Kale Sübey ibn Mâbet diyor ki fendaraktu ben gittim ve kâne ba'iri ala unuki yahut da ve keenne ba'iri ala unuki göğe benim devem benim boynumda ve kâne olursa ve kâne ba'iri benim devem ala unuki benim boynumda oldu. Yahutta ve keenne be'iri güveye ki benim devem alevünükü benim boynumun üzerinde. Yani bana böyle ağır geldi. Bunların böyle demesi ağır geldi. Deve boynumdaymış gibi, bir deve yükü var imiş gibi. Böyle gittim. Fekadimtül Medine'de, fekadimtül Medine'de Medine'ye kudum ettim, vardım. Felekîtü Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'e mülakı oldum. فَقَسَسْتُ عَلَيْهِ Ben onun üzerine onu, bu kıssayı söyledim ki ya emir el-müminin böyle böyle oldu. فَقَالَ Hazreti Ömer dedi ki اِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا Onlar bir şey demediler. هُدِيْتَ لِسُنَّتِ نَبِيِّكَ هُدِيْتَ لِسُنَّتِ Sen Peygamber'in sünnetine hidayet olundun. Onların dediği de bir şey değil. اِنَّهُمْ لَمْ يَقُولَا شَيْئًا Onlar bir şey dememiş oldular. Hüdîte li sünneti nebiyike sen Peygamber'in sünnetine hidayet edildin. Yani onun sünnetini yaptın, ona isabet ettin. Şimdi bu delalet ediyor ki Hazreti Ömer dua makamında değil. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaptığına işaret ediyor. Bir rivayet daha var. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena İshak ibn-i İbrahim el-Hanzali kâle akberena vekiyun kâle haddesena la'meşu an şakîkin Ani Sübeyy ibn Mâbet kâle Sübeyy ibn Mâbet dedi ki ehleltu bihima cemiyen haccu ömreyle ben niyet ettim femerertu ben tesadüf ettim bi Selman ibn Rabi'a Selman ibn Rabi'a ve Zeyd ibn Sevhan
sırhane tesadüf ettim. Yukarıda geçti ya, Beni Temim'in bir suyu olan Uzeyb'de. فَعَابَا عَيْبَتْتِلَرْ ذَٰلِكَ بُنِ عَلَيَّ بَنَا ki ikisiyle birden niyet olmaz. فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ Vaktaki ben Medine-i Münevvere'ye geldim, Hazreti Ömer'e tesadüf ettim. زَكَرْتُ ذَٰلِكَ ben bunu zikreyledim lehu Hazreti Ömer'e. فَقَالَ Hazreti Ömer buyurdular ki اِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا Onlar bir şey demediler. فَدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sen Peygamber'in sünnetini isabet ettin. فَدَلَّ قَوْلُهُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَب۪يكَ İşte Hazreti Ömer'in هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَب۪يكَ قَوْلِ بَعْدَ قَوْلِهِ اِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا Onlar bir şey demediler. Sözünden sonra sen Peygamber'in sünnetine idin. فَدَلَّ قَوْلُهُ Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh'ın kavli delalet etti. هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَب۪يكَ Bu kavli delalet etti. بَعْدَ قَوْلِهِ اِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَ شَيْئًا Bu kavlinden sonra hüdite, sünnet-i nebiyike sözü delalet etti ki اَنَّ ذَٰلِكَ Bu hüdite, sünnet-i nebiyike sözü كَانَ مِنْهُ Hazreti Ömer'den oldu. عَلَى التَّصْوِيب Tasvib üzerine oldu. مِنْهُ سُبَيَّدًا Yani Sübeyye'nin yapmış olduğu iş doğru oldu da onun için dedi ki sen Peygamber'in sünnetine isabet ettin. Bu tasvip üzerine oldu. La ala dua, dua üzerine değil. Sen Peygamber'in sünnetine hidayet olunasın diye değil. Yani ona isabet ettin, doğruyu yaptın. Buna delalet etti. Ve gadru yani İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas'tan da rivayet edildi. Kimden? En Ömer radıyallahu anh yine Hazreti Ömer'den. Ne rivayet edildi? Ma bir şey ki yedüllü delalet eder ala zalike buna eyza bunun delalet ettiği gibi yani dua değil de doğru yaptığına delalet etti. Haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun kâle haddesena Velid ibn Müslim kâle haddesena Levza'iyyü kâle haddesena Yahya ibn Ebi Kethir en ekrimete an ibn Abbas radıyallahu anhuma عن عمر رضي الله عنه حضرت عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حضرت عمر رضي الله عنهن روايت ediyor ki قال حضرت عمر buyurdular سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'i işittim ve huve bil akik o da akikte idi Resul-i Ekrem Efendimiz yekulu buyururdu ki etani bana geldi elleylete bu gece atin gelen bir adam Min Rabbi Rabbimden bir adam geldi. Fekale buyurdu ki o gelen adam Salli fi hadel vadil mübarek ve kul umretun fi haccetin Gelen adam dedi ki Salli sen namaz kıl fi hadel vadi bu vadide öyle vadide ki el mübareki mübarek olan bu vadide namaz kıl ve kul sen de ne de umretun fi haccetin benim bu niyet ettiğim umredir fi haccetin hacda Hacin içinde bir ömredir. Yani hacı ömredir diye niyet et. Böyle dedi. Bu da delalet ediyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hacı kıran yapmış. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Harun'u ibn-i İsmail kâle haddesene Ali ibn-i Mübarek kâle haddesene Yahya ibn-i Ebi Ketir ve zekere bi isnadihi mislehu aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Merzuk tarifiyle de rivat eyledi. فأخبر عمر حضرت عمر خبر وردي في هذا الحديث bu hadiste kimden an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizden ki ennehu Peygamber Efendimiz etahu ona geldi atin gelen bir adam min Rabbihi Rabbisinden bir melek geldi fekale lehu ona dedi ki kul sende umretun fi haccetin benim bu niyet ettiğim umredir fi haccetin hacda Haccin içinde bir ömredir. Bunu de dedi. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz vaktaki oldu ki كَانَ اُمِرَ emrolunmuş oldu ki اَنْ يَجْعَلَ قِلَ اُمْرَةً اُمْرَيْ فِي حَجَّةٍ Haccin içinde ikisini beraber kıla böyle ki emrolunmuş oldu. اِسْتَحَالَ مُحَالُ olur ki اَنْ يَكُونَ وَلَا مَا فَعَلَ işlediği şey ola خلافاً مخالف ولا لما أمر به أمر النوشية مخالف ولا
madem kendisine melek gelmiş, sen ömreyi hacı beraber yap demiş. Peygamber Efendimiz kalksın da yalnız ömre yapsın, yahut yalnız hacı yapsın, ona muhalif olsun. Bu muhaldir. Resul-i Ekrem Efendimiz muhalefet etmez ona. Feyin gâle gâilun, bir adam itiraz etse, dese ki ve keyfe yecûzu, nasıl caiz olur ki en yungale hâda, bu nekruluna en Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den bu nekrul nasıl caiz olur? Ve kedinehâ anil müt'ati, müt'aden, nehyeden Hazreti Ömer idi. Ve kad zekertüm zâlike, bunu da zikreylediniz anhu Hazreti Ömer'den fi hadîs-i Mâlik'in ani Zühriye Muhammed ibn Abdillah ibn Haris ibn Nevfel, İmam-ı Mâlik'in İmam-ı Zühri'den, o da Muhammed ibn Abdullah'dan rivayet etmiş olduğu hadiste geldi ki Hazreti Ömer müteden nehyeyledi. Bunu böyleyken nasıl olur da siz nekledersiniz ki Hazreti Ömer radıyallahu teala böyle dedi. Ve zekere fî zâlik, eyze yine bunda zikreyledi. Ney maşul bir şey ki haddesena Yezid ibn Sinan, yani mu'teriz olan bir adam şu rivayette getirdi ki Yezid ibn Sinan rivayet eyledi. Kale haddesena Mekki ibn İbrahim, kale haddesena Malik'en Nafi'in en İbni Ömer'e kale, Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. O da dedi ki kale Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dediler ki müt'etani kâneta ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz zamanında iki müt'e var idi. Enha anhuma, onlardan ben nehyederim. Ve akibu aleyhima, onları yapanlara da ikab ederim. Bu iki müt'ede neydi? Müt'etun nisa ve müt'etul hac. Biri müt'etun nisa, müvakkat nikah. Birisi de müt'etul hac, hacı temettü yapmak. Bu iki ömre Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında var idi. Fakat ben bunlardan nehyediyorum. Her kim bunları yaparsa ona ikab ederim. Buyurdular. Bunlar böyleyken siz nasıl olur da Hazreti Ömer'den bunu rivayet edersiniz ki gece bir adam geldi Resul-i Ekrem Efendimiz'e, bir melek geldi, kal dedi ki sen böyle niyet et, ömretün fi haccetin niyet et, bunu nasıl nakledersiniz? Galu, dediler ki bu itiraz edenler, fe keyfe yecûzu, nasıl caiz olur ki en yu'akibe ahaden, Hazreti Ömer bir adama ikab ede, eziyet ede, ala emrin, bir emr üzerine çeker, ölüme bilindi ki ennallâhe azze ve celle, Allah-u Teala kat emre bihi, o şeyle emreyledi, Resulehu Resuluna, Resuluna emreylemiş ki ömreyi hacı beraber niyet etti. Böyle niyet eden Hazreti Ömer nasıl olur da ikab eder? Böyle itiraz eder derse kıyle lehu, o adama denilir ki leyset hadihil müt'atu, Hazreti Ömer'in nehyelemiş olduğu müt'e olmadı. Elleti, öyle müt'e ki fi hadel hadis, bu hadiste zikredilen müt'e olmadı. Hiye o el müt'atelleti, şul bir müt'e olmadı ki istehabbaha, onu müstehab gördü ehlül mekaletül ula, birinci mekale sahipleri. Elleti, öyle mekale sahipleri ki zekernaha, biz o mekaleyi zikreyledik. Fil fasıllezi, şul bir fasılda ki keblaha da bundan evvel. Peygamber Efendimiz hacı temettü yapmıştır diye birçok rivayetler geldi. O hacı temettüde bunların getirmiş, müstehab görmüş olduğu müt'e başka, Hazreti Ömer'in nehyetmiş olduğu müt'e başka, bunlar başka başka şeylerdir. Birbirine siz karıştırmayınız. Onu izah ediyor İmam-ı Tahavi, diyor ki وَلَاكِنَّ هَذ۪ي الْمُتْعَةَ, bu müt'e indena, bizim indimizde vallahu alem, Allah-u Teala daha ziyade alimdir ki hiye, bu müt'e el-ihramü lezî şul bir ihramdır ki kâne eshab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in eshabı ihram ettiler, niyet ettiler bi haccetin, hac ile. Sümme tavafu, ondan sonra da tavaf ettiler. Leha, haccin tavafını bitirdiler. Yani Hazreti Ömer'in nehyetmiş olduğu hangisi? Ashab-ı kiram hac niyet ettiler. Geldiler, haccı bitirdiler. Ve sa'u, sa'yı ilediler. Kabl-i Arafa, Arafa'dan evvel. Arafa'dan evvel geldi, tavaf eylediler. Ve sa'yı yaptılar. Ve halegu ve hallu, hem başlarını tıraş ettiler, ihramdan da çıktılar. فَتِلْكَ مُتْعَةٌ, İşte bu bir müt'e oldu. قَدْ كَانَتْ تُفْعَلُ وَلَا اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz zamanında yapılırdı. Yani hac niyet ederek gelirdiler. Geldikten sonra da tavaf ederler, sa'y ederler, başlarını tıraş eder, ihramdan çıkardılar. Halbuki niyetleri hac idi.
bu haccı müt'eye çevirirdiler. Resulullah Efendimiz zamanında böyle bir ömre var idi. Hac niyet ederek gelirdiler. Ondan sonra eğer hediye getirmemişlerse, kurban getirmemişlerse onlar tavaf eder, sa'y ederler, başlarını tıraş eder. Bu haccı ömreye çevirmiş olurlar ve ihramdan çıkardılar. Bu Resulullah Efendimiz zamanında var idi. Sümmenüsihati sonra bu nesh edildi. İşte Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an bundan nehyeyledi ki bir daha bunu yapmayın. Hac niyet etmiş olan adam ta bayram gününe kadar ihramdan çıkamaz. Peki Resulullah Efendimiz zamanında ashab-ı kiram çıkardılar. Peygamber Efendimiz'in de emri var idi. Hazreti Ömer buyurdu ki bu nesh edildi. Onun için her kim bunu yaparsa, bir de müt'atün nisa, muvakkat nikah yaparsa onları ben cezalandırırım dedi. Ve senezkürüha, biz bunu zikrederiz. Ve ma ul bi şey ki ruviye fiha, bu mesele hakkında rivayet edildi. Ve fi nesha, bir de bunların neshi hakkında gelen rivayetleri biz zikrederiz. Nerede? Fi gayri hadel mevde, başka bir mevzede. Fi kitabina hada, bizim bu kitabımızda başka bir de bundan bahsedeceğiz. İnşaallahu Teala. فَهَذِي الْمُتْعَةُ işte bu müt'a اَلَّتِي öyle müt'a ki نَهَا عَنْهَا عَنْدَنْ نَهْيَيْلَدِي Ömer'u radıyallahu anh Hazreti Ömer nehyeyledi ve وَتَوَعَّدَ hem de onları tehdit etti. Kimi tehdit etti? Men bir kimseyi ki fealaha bunu işler. Bir ukubeti ukubetiyle ki ona ben hikap ederim, azap ederim dedi. Bunları yapmayın. Müt'atun ama ol bir müt'a ki kad zekereha Allahu, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zikreyledi Azze ve Celle fi kitabihi Kur'an-ı Kerim'inde bi kavlihi kavli şerifiyle zikreyledi. O da nedir? Estaizu billah. Femen temette'a bil umreti ilel haddi femesteysere minel hedi el ayet. Her kim ömreyle temettü ederse hacca kadar, yani ömre yapar da hacca kadar ihramdan çıkmak isterse femesteysere minel hedi, hediden ne kolay varsa ona bir kurban, bir hediye lazım gelir. Kurban günü temettü yaptığından bayram günü bir kurban kesin. Dâhil-i layak. Bu müt'aya gelince bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zikreyledi. Ve fealaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de yaptı. Ve ashabuhu, ashabı da yaptı. Fe muhalun muhaldir ki en yenha anha Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer bu müt'aden nehyetmeyesi muhaldir. Hem Kur'an'da var hem fiili Resul ile sabit. Bel gadraveyna an Umar, belki Hazreti Ömer'den rivayet eyledik. Radıyallahu anh ennehu istahabbaha, Hazreti Ömer bunu müstahab gördü. Ve hadda aleyha, hem de bunu teşvik eyledi ki siz had yaparken ömre yapınız, ömreyle beraber yapınız. Ya hacı kıran olarak ya hutta hacı temettü olarak yapınız. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh buna teşvik etti ki ne ile sabit? Ha, şu rivayete sabit. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Süleyman ibn-i Şaib, kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad, kâle haddesena Şöbetu an Selamet ibn-i Küheyd, kâle semiyatu tavusen yuhaddisu an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma, kâle yekulûne, Abdullah ibn-i Abbas dedi ki, derler ki, inne Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer neha anil müt'atin müt'aden nehyeyledi. Kâle Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dedi ki, levi'temertu, eğer ben İtimar edersem ise, ömre yaparsam ise fi amin marrateyni, bir senede iki kere ömre yapar isem ise, sümme haceştu, sonra da hac eder isem ise, le cealtuha, o ömreyi kılarım, ma hacceti haccimle beraber kılarım. Yani senede iki ömre olursa biri hac aylarından evvel olmuş olur, birisini de hac aylarında haccimle beraber yaparım buyurdu. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس buyurdular ki قال عمر رضي الله عنه عمر dedi فذكر مثله أين حديث شريف سكيلدي فهذا ابن عباس رضي الله عنهما اشتاق بو عبد الله بن عباس قد أنكر إنكار اتك أن يكون عمر رضي الله عنه Hazreti Ömer olmuş ola neha anit temettü ve temettüden nehyetmiş ola bunu inkar etti. Yani Hazreti Ömer temettüden nehyelemez dedi. Ve zekere anhu, Hazreti Ömer'den zikreyledi ki ennehu, Hazreti Ömer istehabbel kırana, kırani müstehab gördü.
فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet etti ki اَنَّ الْمُتْعَةَ مُتْعَ اَلَّتِي اُوَيْلَ مُتْعَ كِ تَمَتُّوا كِ تَبَعَدَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَزَّتِ Ömer tebaud etti, tehdit etti onu, yapmayın dedi. Kimi tebaud etti, tehdit etti? مَنْ فَعَلَهَا onu işleyeni bir ukubet, ukubet ile her kim o temettü yaparsa ben ona ikab ederim diye korkuttu. Hiye o nedir? El müt'atul uhra, diğer müt'adır. Yukarıda geçti ya, yani hac niyetiyle gelir, ondan sonra temettü ef'aliyle o hacdan çıkar. Halbuki hac niyet ettin mi o hacı tamam edeceksin. Hac niyet edip de müt'e ef'alini, ömren ef'alini yapıp hacdan çıkmak evvelce var idi, neshedildi. Neshedildiğinden dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh her kim bu neshedilen bu ömreyi, bu temettüyü yaparsa ben ona ikab ederim buyurdu. Fe'in gâle gâilin bir adam yetiraz ise dese ki rûyen Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'den rivayet edildi ki ennehu emere bi ifradil hac. Hazreti Ömer haccı ifrad ile emretti. Yani tek hac yapın, hacı ifrad yapın diye emreyledi. Ve zekere fî zâlik bunda da zikreyledi. Neyi maşul bir hadisi ki haddesena bize rivayet eyledi. Fehdun fehd. Kale haddesena Ebu Nuaym. Kale haddesena İsrailu an İbrahim ibn-i Abdül-Ala. Kale. İbrahim ibn-i Abdül-Ala dedi ki semiyetü Süveyden. Ben Süveyde işittim. Yekulu derdi ki semiyetü Ömer radıyallahu anh. Ben Ömer radıyallahu anh'ı işittim. Yekulu derdi ki efridu bil hac. Efridu ifrad ediniz bil hacci, hacci ifrad ediniz. Yani ömreye karıştırmayınız. Hacci tek olarak yapınız. Buna ne dersiniz? Hazreti Ömer madem Kur'an'ı müstehak görmüş de kendisinin için hacci ifrad ile emreylemiş. Kıyle lehu buna cevaben deriz ki leyse zalike bu olmadı indana bizim indimizde ala kerahatihi Hazreti Ömer'in kerih gördüğüne delalet eder olmadı. Lima sivel ifrat, ifrattan başkasını kerih görmesine delalet eder olmadı. O da neden? Masivası da minet temettü ve kırani, temettü yapılmasından, kıran yapılmasından bunları kerih gördü de hacı ifrat yapınız diye. Bu böyle olmadı. Ve lakinnehu, lakin Hazreti Ömer li iradeti ve murat ettiği için me'anın ahar, başka bir mana. Siva zalik bundan başka. Başka bir mana kastetti de onun için hacı ifratı yapınız dedi. Yoksa temettü ve kırani kerih gördüğünden dolayı değil. Başka bir mana. O mana ne? O kerahatten başka mana neymiş? قَدْ بَيَّنَهُ o manayı beyan eyledi kim? Abdullah ibn-i Ömer'e radıyallahu anhuma. Abdullah ibn-i Ömer o manayı da beyan eyledi. O sebebi de beyan eyledi. Şu hadisle حَدَّسَنَا ابْنُ مَجْدُوكٍ قَالَ حَدَّسَنَا بِشِرُ ابْنُ عُمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكٍ هو حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عمر diyor ki عمر رضي الله عنه قال buyurdu افصلوا بين حجكم وعمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج öyle buyurdu. Şimdi bu manayı bak kastediyor burada. Hazreti Ömer diyor ki efsilû siz ayrınız, faslediniz beyne haccikum ve umretikum. Haccınızla ömrenin arasını faslediniz, ayrınız. Ömreyi kendi haline yapınız, haccı da kendi haline yapınız. Fe innehu bu etemmü daha ziyade tamamdır. Le haccâ haccikum sizden birinizin haccına daha ziyade tamamdır. Ve etemmü daha etemdir, daha tamamlayıcıdır. Bi umreti, umresini de daha ziyade tamamlayıcıdır ki en ya'temire umreyi yapıp fi gayri eşhuril haccı, hac aylarının gayrisinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh bundan kastediyor ki hac aylarında haccı yapınız. Sadece haccı yapınız, umreyi ona karıştırmayınız. Hac aylarının gayrisinde de umreyi yapınız. O da hacla karışmış olmaz, ömre kendi haliyle olur. Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu bu. Yani hac ayları gelmezden sen git bir ömreni yap. Hiç hac nefaliyle karışmaz, tek olarak yapmış olursun. Ondan sonra hac aylarında da hacı yapmış olursun, kasti bu. Ki yani her ikisi de ayrı ayrı tamam olsun.
Diğer bir hadis-i şerif daha. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Abdullah ibn-i Salih, kâle haddesene yerleysu, kâle haddesene akilun, an ibn-i Şehabin, kâle kulturi Salim. Salim'e dedim ki, limeneha Umar'u radıyallahu anh, Hazreti Umar niçin nehiyledi? Anil müt'ati temettü'den. وَقَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ هَلْبُكِ بُونِ اِشْلَدِ كِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz temettü'ü yapmış olduğu halde Hazreti Ömer niçin bunu nehiyledi? وَفَعَلَهَا وَتَمَتْتُعُ يَبْدِي النَّاسُ nasıl yaptılar? مَعْهُ Resul-i Ekrem Efendimizle beraber. Nasıl da yaptı, Resulullah da yaptı. Temettü yaptıkları halde Hazreti Ömer ne için nehiyledi diye torunu Salim'e sordum diyor. فَقَالَ Salim dedi, buyurdular ki اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عُمَرْ radıyallahu anh'a benim babam Abdullah ibn Ömer haber verdi ki اَنَّ عُمَرَ radıyallahu anh'a Hazreti Ömer قَالَ buyurdular ki اِنَّ اَتَمَّ الْعُمْرَةِ ömrenin en ziyade tamam olanı اَنْ تُفْرِدُوهَا siz onu ifrat edesiniz. Neden? مِنْ اَشْهُرِ الْحَجِّ hac aylarında. Hac ayları gelmezden müstakil olarak bir ömre yapasınız. İşte ömrenin etemmi, en ziyade tamam olanı budur. Vel haccu hac eşhurun me'lumat, me'lum aylardır. Ki o me'lum aylarda değil. O aylar gelmezden evvel ömre yapasınız. Fe ahlisu hac aylarında da ihlas ediniz. Hac eşhurun me'lumattır, me'lum olan şehirlerdir. Fe ahlisu siz ihlas ediniz. Fihinne bu malum olan aylarda, hac aylarında da ney? El-Hacci, Hacci. Hacci halis olarak yapasınız. Ve atemiru itimar edesiniz, ümrede yapasınız. Fîmâ sivâhünne hac aylarının gayrisinde mineşşuhur şuhurlardır. Hac ayları Şevval dedi mi? Şevval, Zilgeyde, Zilhicce'nin 10'u işte. Bu 2 ay 10 gün bunlar hac aylarıdır. Bu aylarda siz hacı yapınız. Diğer senenin diğer aylarında da ömreyi yapınız. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhın demesi bu. Yani ömreyi ayrı yapın, haccı ayrı yapın. Bunları birbirine karıştırmayın. Ferad Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer murad etmiş oldu. Bizalik bununla tamamen ömreti, ömrenin tamamını. Yani daha ziyade hiç efali haccı karıştırmayarak ömreyi yapmış olur. Bunu murad etti. Ve kavlillahi azze ve celle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurduğu için وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Cenab-ı Hak böyle buyurduğu için وَاَتِمُّ الْحَجَّ Haccı itmam ediniz, tam yapınız, yani hac aylarında. وَالْعُمْرَةَ Ömreyi de itmam ediniz, yani hac aylarının gayrisinde. لِلّٰهِ Allah için. وَذَٰلِكَ بُدَا اَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي شُلْ Bir ömre ki يَتَمَتَّعُ ف۪يهَا الْمَرْءُ Bir adam temettü eder. وَاَمْرَيْلَ Ömreden neyi بِالْحَجِّ حَجِّ Bir ömre ki, o ömrede haccı niyet eden adam temettü eder. Yani evveli ömre niyet eder hac aylarında. Ondan sonra gider efali ömreyi yapar, ihramdan çıkar, o Mekke-i Mükerreme'den de hacca gider. İşte böyle yapması, la tetimmu, bu ömre tamam olmaz. İlla ben yuhdiye sahibuha, illa sahibi hedi yaparsa. Neyi? Hediyen bil hediye. Böyle yapacak bir adam kendisiyle beraber kurbanını götürecek. Bu tamam olmaz illa kurbanını götüre. Ev yesume yahut da oruç tuta indem yecid bulamazsa. Hacı temettü niyet eden ya kurbanını beraber götürecek, kurbanı varsa iyi olsa oruç tutacak. Evet, oruç tutacak. İndem yecid hediyen, eğer hediye bulamazsa oruç tutacak. Ve innel ümrete halbuki ümre fi gayri eşhuril hacci. Hac aylarının gayrisinde ömre tetimmü temam olur bi gayri hedyin kurbansız ve la siyamin oruçsuz. Kurban, siyam olmadan o ömre temam olur. Fe aradü Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer murad etmiş oldu. Billezi şul bir şeyi ki emere bihi anında emretti min zalik bunlar. Ey yüzarül beyt beyt ziyaret edilir. Fi kulli amin her sene merreteyn iki kere. İki kere ziyaret edersin. Birisinde gider ömreni yaparsın, kurbanı yok, orucu yok. Birisinde de gidersin hac aylarında hacini yaparsın. İşte senede Beytullah'ı iki defa ziyaret etmiş oldum. Birisi ömre, birisi de hac.
Ve kerihe Hazreti Ömer kerih gördü ki en yetemette'an nâzu nâz temettü edeler. Bil ümreti ümreyle ilel haccı hacca. Yani hac aylarında ümre-i niyeti de ondan sonra oradan da hacca ayrıca niyeti de hac aylarında temettü ede bunu kerih gördü. Feyelzemün nâzu nâz devam eder zâlike buna. Bunu yaptı mı böyle devam eder gider. Fela yetûnel beyte. Beytullah'a gelmezler illa merreten vahideten illa bir kere gelirler fi senedi senede bunu hoş görmedi. Yani ömreyi de hac aylarında yaptığından dolayı bir defa da gelir. Ömresini de yapar, haccini de yapar. İşte senede bir defa çıktı gitti. Hazreti Ömer bunu haber kerik gördü yok dedi. Siz hac aylarında hac yapın, ömre diğer aylarda da ömreyi yapın. Senede hiç olmazsa Beytullah'ı iki defa ziyaret edin. Bunu murad etti. فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر خبر بردي عن عمر رضي الله عنه حضرت عمر دن في هذا الحديث وحديث خبر بردك أنه حضرت عمر إنما أمر أمر إلدي بإفراد العمرة عمري أير مكلا من الحج حجدا أير مكلا أمر إلدي أير أير يقن نيسن لألا يلزم دوام يتمسن الناس الناس ذلك بنا ناس böyle حج aylarında ömre yapar ondan sonra hacı da yapar. Bir seferde ikisini de çıkarır, bunu yapmasınlar, buna devam etmesinler. فَلَا يَتُونَ الْبَيْتَ بَيْتُ اللّٰهَ gelmezler onlar illa مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةً Senede bir defa gelmiş olurlar. Böyle yapmasınlar diye Ömer bunu murat etti. لَا لِكَرَاهَتِهِ Yoksa Hazreti Ömer kerih gördüğü için değil, اَتَّمَتْتُعَ تَمَتْتُعَ Temettü mekruhtur, onu hoşlanmadı da ondan dolayı değil. لَاَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُنَّةِ sünnetten değildir de temettü onu hoşlanmadı böyle değildir. Yoksa temettü hac aylarında da temettü o da sünnettir. فَاَمَّا قَوْلُهُ Hazreti Ömer'in kavli اِنَّهُ اَتَمُّ لِعُمْرَةِ اَحَدِكُمْ وَحَجَّتِهِ فَاِنَّهُ bu ömreyi ayrı yapmak اَتَمُّ لِعُمْرَةِ اَحَدِكُمْ sizden birinizin ömresi için daha etemdir, daha ziyade tamamlayıcıdır. وحجته onun hacı içinde daha ziyade tamamdır ki ne en yufrize ifraz ede kulle vahidetin bu hac ömreden her birini ayıra min sahibetiha ötekinden. Hac ömrü ikisi birbirine sahip ya, ikisi de Beytullah'ı ziyaret etmek binaenaleyh o onun sahibesi oluyor, arkadaşı oluyor. Öyleyse bu ikisini birbirinden ayırırsınızsa daha ziyade güzel olur, daha ziyade tamam olur. Fe inne ma raveyna bizim rivayet etmiş olduğumuz şey yani İbn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ettiğimiz olduğumuz şey o da kimden? Anhu ve Hazreti Ömer'den yedüllü delalet eder ala hilafi zalik onun hilafına delalet eder. Evet şimdi burada Hazreti Ömer radıyallahu teala anten rivayet edilen bu rivayet Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayet birbirine muhalif oldu. Bu Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayet nasıl? Onu da rivayet ediyor. Diyor ki وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنْ رَيِّهِ خِلَافًا لِذَٰلِكَ Sonra Abdullah bin Ömer'in kendi reyinden gelen rivayete de muhalif oldu. Şimdi burada bir Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fetvası var ki haccı, ömreyi birbirine batıştırmayınız. Ömreyi ayrı yapınız, haccı ayrı yapınız. Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayet böyle değil. Abdullah ibn Ömer'den de gelen rivayet böyle değil. Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayet, eğer ben ömre senede iki defa ömre yapsaydım, birisini haccımla beraber yapardım. Böyle ya, birisini senenin içinde yapıyor, birisini de hacında yapıyor. O buna muhalif. Bir de Abdullah ibn Ömer'in kendi fetvası var. Onu da burada zikrediyor ki o da Hazreti Ömer'in bu fetvasına muhalif. Haddesene ibn-i Merzuh, kâle haddesene Abdüssemedi ibn-i Abdülvaris, kâle haddesene Şöbetü, kâle haddesene Sedegatü ibn-i Yesar ve Ebu Ya'fur, Semmi'a ibn-i Ömer radıyallahu anhüma. Sadakat ibn-i Yesar ile Ebu Ya'fur Abdullah ibn Ömer'e işittiler. Yekulu derdi. Len a'temire benim ömre etmektedim. Fil etmem fil aşril evveli fil aşril üveli. Evvelki 10 günde min zilhicce zilhiccenin
Zilhicce'nin birinden onuna kadar 9. gün Arafat, yani bu aşya evvel. Bu aşya evvelde umre etmek de kim ehabbüleyye bana daha ziyade sevgilidir. Minen a'temire fil aşil bevâki. Bakı onlarda umre yapmaktan bu daha eftaldir. Aşya evvelde Zilhicce'de umre yapmam, bayramdan sonra yaptığın umrelerden bana daha eftaldir. Yani Abdullah ibn Ömer bak burada bu umreyi beyan ediyor. Bu Hazreti Ömer'in mevkebinden muhalif oldu. Haddesene Yunus'u kâle, haddesene Süfyan'u kâle, haddesene Sedekat-ı bin Yesar, Semi'a bin Ömer radıyallahu anhuma. Sedeke diyor ki, Abdullah bin Ömer'i işittim, yekûlü der ki, Ömretün bir ömre, fil aşşil evveli min zilhicce, zilhicce'nin aşşi evvelinde bir ömre yapmak, ahabbü bana daha ziyade sevgülüdür ileyye bana. Neden? Minen a'temire benim ömre yapmamdan fil aşil bevâki bâki onlarda, ikinci, üçüncü onlarda Zilhicce'nin bayramdan sonra ta sonuna kadar yapmış olduğum ömrelerden evvelki ömrem daha eftaldir. Fehaddestu bihi nafian. Ben bunu Nafi'a sordum. Tabi diyor ki, fekale dedi ki, naam. Evet, bu da eftaldir. Niçin? Ömretün bir ömre ki fiha, ömrede orucudur. Her gün hediye orucudur. Ev siyamı yahut da oruç orucudur. Ehabbü ileyhi, Abdullah ibn Ömer'e daha sevgilidir. Min ömretin bir ömreden ki, leyse fiha o ömrede olmadı. Hedyün hedi olmadı ve la siyamın oruç olmadı. Zilhicce'nin aşağı evvelinde ömre yaparsa mütemettiye olur yahut da kıran olur. Bu vakitte bir kurban lazım gelir. Eğer kurban bulanmazsa oruç tutması lazım gelir. Bu daha eftal oluyor. Niye? Onda bir kurban var yahut da oruç var. Ama bayramdan sonra yapmış olduğu ömrede ne hediye lazım gelir ne de oruç lazım gelir. Onun için evvelkisi daha ehabb oldu, daha sevgili oldu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun an Eta ibn Sa'ib en Kesir ibn Cümhan kâle haccacina Kesir ibn Cümhan dedi ki biz hac yaptık. Haddesena محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن نتاع بن الصائب عن كثير بن جمهان قال حججنا كثير بن جمهان dedi ki biz hac yaptık ve fiina raculun asimiyyun bizim içimizde bir de Arap olmayan zat var idi. Arap olmayana acem derler. Felebba o Arap olmayan zat telbiye etti bil umreti vel hac, umre ve hacci ile telbiye etti. İkisine birden libbeyk lebbeyke bi haccin ve umretin dedi. Fe'ibna biz ta'ib eyledik zalike bunu aleyhi o adam üzerine dedik ki sen yanlış yaptın. Haccı ömre ikisini bir adam niyetinde cem edemez dedik. Fes'elne ibn Umar radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar'a sorduk bu meseleden. Fekulna dedik ki inne racülen minna bizden bir adam lebbâbil umreti vel haccı ömre ve haccı da telbiye etti. Niyette ikisini cem etti. فَمَا كَفَّارَتُهُ Bu adamın kefareti nedir? Yani bu adam iyi bir şey yapmadı fakat bu yapmadığı, iyi yapmadığı bu işin kefaretine ne surette bundan kurtaracak? قَالَ Abdullah ibn Ömer buyurdu ki رَجَعَ بِأَجْرَيْنِ O adam iki ecirle rücu etti, iki ücret aldı. وَتَرْجِعُونَ Siz de dönersiniz بِأَجْرٌ وَاحِدٍ Bir ecir. Yani o iki sevap aldı, siz de bir sevap alırsınız. Abdullah ibn Ömer o adamın yaptığını muhalif değil de bilakis daha güzel gördü ki onun iki ecri var. Niye? Bir hac sevabı var, bir ömre sevabı var. Ama sizin yanınız bir hac sevabınız var. Haddesene Yunus'u kâle, haddesene ibn-i Vehbin, enne mâliken haddesene. En sedekete ibn-i Yesârin, en Abdillah ibn-i Umar'a radıyallahu anhuma kâle. Abdullah ibn Ömer dediler ki vallahi Allah'a yemin ederim ki la ne'temire benim ömre etmem kabla'l hacci hacdan evvel ömre etmem ve öhdiye hedi yapmam kurban kesmem ehabbü ileyye bana daha sevgilidir mine ne'temire benim ömre yapmaklığımdan ve adel hacci hacdan sonra fi zilhicce ayında hacdan evvel ömre yapıp da hedi kurban kesmem bir daha beni sevgilidir. Niye hacdan sonra ömre yapacağım? Onda bir hedimedi yok. Binaenaleyh evvelkisi daha eftaldir. O beni daha ziyade sevgilidir.
فَهَذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْدَ İşte Abdullah ibn Ömer de burada قَدْ فَضَّلَ الْعُمْرَةَ Ömreyi tafdil eyledi. اَلَّتِي اُعْلُ عُمْرَكِ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ Hac aylarında olan ömreyi tafdil etti. عَلَى الْعُمْرَةِ اللَّتِي شُلْ بِنْ عُمْرَ اُزَرْنِكِ فِي غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ Hac aylarının gayrisindedir. Şimdi bayramdan sonra Zilhicce'nin diğer vakı kalanı hac aylarından değildir. Binaenaleyh bayramdan sonra yapılan ömreden ise bayramdan yapılan ömre daha eftaldır. Çünkü hac aylarında oluyor. فَدَلَّ ذَلِكَ Bu da delalet etti. عَلَى صِحَّةِ مَا شُلْ بِشَيْنْ صِحَّةِنَا كِ رَوَى بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas rivayet eylediler. Ömer'e Hazreti Ömer'de. Hazreti Ömer'den rivayet etmiş olduğu şeyin sıhhatine delalet etti ki o şöyleydi, eğer ben iki defa, senede iki defa ömre yapmış olsaydım, o senede hac etmiş olsaydım, birisini hacimle beraber kılardı. لَأَنَّ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah ibn Ömer لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَٰلِكَ Bunu işittiyse, مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'den işittiyse bunu. كَمَا فِي حَد۪يسَ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ Akil'in Zühri'den rivayet etmiş olduğu hadiste olduğu gibi اِذَنْ bu takdirde لَمَا قَالَ demezdi بِخِلَافِ ذَٰلِكَ bunun hilafına demezdi. لَاَنَّهُ قَدْ سَمِعَ اَبَاهُ çünkü babasını işitti ki قَالَهُ bunu dedi بِحَضْرَةِ اَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabının huzurunda dedi ki لَا يُنْكِرُهُ kimse inkar etmezdi عَلَيْهِ وَحَضْرَةِ Ömer üzerine münkirin bir münkir inkar edemezdi. وَلَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ دَافِعٌ Bir kimse de ondan def edemezdi. وَهُوَ اِذَا Kendisi de böylece فَلَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ Ondan def etmez. وَلَا يَقُولُ لَهُ Kimse de ona demez ki اِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ كَانَ فَعَلَ هَذَا Böyle yaptı. وَلَكِنَّ الْمَحْكِيَّ فِي ذَلِكَ Lakin bunda hikaye edilen اَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'den nedir? Huve iradetu Umar'a radıyallahu anh Hazreti Ömer'in murad etmesidir. Ney? En yüzâlel beytü beyt ziyare edile beyt-i şerif ziyare edile muradı budur. Ve bakül kelam ba'de zalik bundan sonra kelamın bakisi fe kelam-ı salimin salimin kelamıdır. Halatavuz zahriyyü zühri karıştırdı bir rivayeti kendi rivayetiyle Hazreti Ömer'in sözünü karıştırdı. Felim yetemeyyez temeyyüz etmedi, ayrılmadı. Onun sözü hangisi, onun sözü hangisi, bu temeyyüz etmedi. فَاَمَّا قَوْلُهُ Hazreti Ömer'in kavli اِنَّ الْعُمْرَةِ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ Hac aylarında ömre لَا تَتِمُّ تَمَامُ الْمَزِ اللّٰهِ بِالْهَدِيِ اِلَّا هَدِيِ olur لِمَنْ يَجِدُ الْهَدِيَ Hediye bulan bir kimse için. Eğer hediye varsa o hediye kurban yapacak da kesecek de o da tamam olacak. Öbür siyam ve husiyam ile tamam olur diye. Men la yecidül hedi, hedi bulamazsa. Fakir kurban bulamazsa o da oruç tutacak da o ömresi tamam olacak. Hac aylarında yapılan ömre böyle tamamlanır. Fesebede bizalik. Bununla öyle sabit olur. Ney tamamül ömreti, ömrenin tamamı fi gayri eşhurül hac. Hac aylarının gayrisinde ömrenin tamamiydi, tamamı. اِذَا كَانَ ذَٰلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ اَگَرْ وَاجِبْ دَيْلِسَ فِيهَا اَنْدَ Ömre hac aylarının gayrisinde yapılırsa onda bu hedi, oruç böyle bir noksanlık yok. Ki bunların tamam olan noksan değil ki evet. Bunlar lazım gelmez. وَاَوْجَبَنْ نُقْسَانُ Noksanı vacip kıldı fil ömreti lezi şul bir ömredeki fi eşhurül hac. Hac aylarında. Hac aylarında yapılırsa hediye yahut da kurban lazım geliyor. Ama eşhur-i hacın gayrisinde ömre tamamdır. Ne kurban lazım geliyor, ne hac lazım, oruç lazım geliyor. İzâ kâne vâciben, eğer vâcib ise fîhâ onda. Ve hâde kulluhu bunların hepsi de izâ kânel haccu hac olursa yetlûhâ, o ömreyi tilavet ederse. Yani bir adam hac aylarından evvel mesela Ramazan'da, Şaban'da ömre yapmış. Ondan sonra hac aylarında da hac yapmış. Onun ömresi tamamdır. Ne kurban lazım gelir ne de oruç lazım gelir. Bir de var ki
hac aylarında mesela Şevval'da, Zilhicce'nin evvelinde ömre yapmış, ondan sonra da hac yapmış. Onun hacı tamam olmuyor, illa hac olacak yahut da oruç olacak. Bu şunu ispat etmek istiyor ki demek ki hac aylarında yapılan ömrede bir noksanlık var. O noksanlık dolayısıyla hediye yahut da orucu ona izafe edecek ki onu yapacak ki o noksanlık tamam olan. Bu anlaşılıyor. Bu söze böyle gelince bu itirazı fe'innel hüccete delil ala men zehebe ila zalik ona sahip olanlar indana bizim indimizde vallahu alem allahu alem ki bizim indimizde delil enna ra'eynel hediye biz hediye gördük. Ellezi öyle hediye ki yetibü fil müt'ati müt'ate vacib olur vel kralı kırında hacı temettü hacı kırında vacib olan hediye gördük ki yü'kelü yenilir. İttifakil mütekeddimini cemiyen ulema-i mütekeddiminin ittifakıyla ondan yenilir. Ve reyna biz gördük. El hediyellezi şöyle bir hediye ki yetibü vacib olur linuksanin bir noksan için fil ümreti. Ümrede bir noksanlık oldu da vacibatından birisini terk etti de kurban lazım geldi. O fil hacceti yahut da hacde bir noksanlık yaptı da bir kurban cezası lazım geldi. La yükelü minhu ondan yenilmez. İttifakı ulemanın ittifakıyla simen hepsinin ittifakıyla ondan yenilmez. Çünkü cezası ceza kurbanından yiyemez. Felemma kânel hedvül vâcibu fil müt'ati vel kirâni vaktaki hacci temettü hacci kiranda vacib olan hediye yükelü minhu ondan yenilir. Sebete sabit oldu ki ennehu gayru vacibi. O kurban ona vacip değil. Yani ibadetinden noksan olmuş da o noksanı bununla tamamlıyor. Böyle değil. Vacip değil. Ne içindir noksanı fil ömrete, fil hacceti ömresinde noksanlık var da yahut haccinde noksanlık var da o noksanı cebrişin o kurbanı kesiyor. Evet, bu böyle değil. Elleti öyle hac ki ba'daha ömreden sonra oldu. لَنَّهُ لَوْكَانَ لِنُقْسَانٍ bu hediye bir noksan için olsaydı لَكَانَ اُلُرْدِ مِنْ اَشْكَالِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ لِنُقْسَانِ vaciplerden birisini, vacip olan şeylerin birisini terk eder de o noksanlık dolayısıyla vacip olan kurbanların şeklinden olurdu. وَلَكَانَ لَا يُوْكَلُ مِنْهُ ondan da yenilmezdi. كَمَا لَا يُوْكَلُ مِنْهَا cezayı mucib olan kurbanlardan yemediği gibi. Mesela bir vacibi terk etti. Ondan sonra da bir kurban kesti ceza olarak ondan yiyemediği gibi bu hadiden de yiyemezdi. Velakinnehu lakin bu müt'ede, ömrede vacip olan dem ufaklin fazilet kanıdır. Fazilet kurbanıdır. Ve isabetü hayrin hayre isabet ettiğinin kurbanıdır. Yani şükür kurbanıdır. Ceza kurbanı değil de bu adam temettü'ü yaptı. İster hacı temettü'de olsun, ister hacı kiranda olsun. Bir kurban lazım geldi. O lazım gelen kurbanı demiş şükür değil. Şükür kurbanı, ceza kurbanı değil. Fakat haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Yakub ibn Hümeyd, kâle haddesena Vekir, hâve haddesena Fahdun, kâle haddesena el-Hadr ibn Muhammed'in el-Harraniyye. قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو أسامة قالوا جميعا bunların hepsi dediler ki أني لا أمشى أمشتن رواية إلى دلت أم مسلم البطيني أن علي بن حسين أم مروان بن الحكم قال كنا نسير مع عثمان بن عفان رضي الله عنه biz عثمان بن عفان لا giderdik فإذا رجل يلبي baktık ki bir adam telbiye ediyor بالحج والعمرة حج وعمرة terbiye ediyor. Fakat Osman radıyallahu anh men hâdâ. Hazreti Osman buyurdular ki bu hac ömreyle terbiye eden kim? Fakat Ali'yim dediler ki Ali radıyallahu anh. Fâtâ Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman Hazreti Ali'ye geldi. Fakat dedi ki elem te'alem sen bilmedin mi ki enni neheytü an hâdâ. Ben bunu nehyledim. Yani hac ömreyi beraber niyet etmeyiniz diye bundan nehyledim. فقال ان mesele ömre hac aylarında ömre isen hacını izafe ediyorsun yalnız hac niyeti ömreyi katma fakat Hazreti Ali buyurdu ki bela senin nehyettiğin ben bildim
وَلَاكِنِّي لَمْ اَكُنْ Ben olmadım. لِيَدَعَ terk eder olmadım. قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavrini terk eder olmadım. لِكَوْلِكَ senin kavrini sen nehyettin. Ama ben senin sözünü dinlemiyorum. Niçin? Resulullah Efendimiz'in sözü var. Yapılır bu. Yapılan bir şeyi sen nehyetmişsin. Ben bunu duydum ama senin bu sözün ben dinlemedim. Resulullah'ın sözünü dinledim. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال حدثني حريث بن سليم العذري عن علي رضي الله عنه أن رول بابهما جميعا حريث diyor ki Hazreti Ali رضي الله عنه rivayet ediyor ki o hacc-ı ömreyi beraber niyet etti ve lebbeyk getirdi fenehâ Osman رضي الله عنه Hazreti Osman da onu nehy eyledi ki bunu yapma dedi. Fekale Aliyyün radıyallahu anh Hazreti Ali buyurdular ki Ema inneke kadreyit. İşte sen gördün. Ben yaptım. Ne yapacaksın? Ben işte bunu yaptım. Fehâze Aliyyün radıyallahu anh işte Hazreti Ali kerremullah ve şeh kadahberen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den haber verdi. Bi hilafin nehyi. Nehyin hilafını haber verdi. Neden? Enkıranil umreti vel hacc. Ömreyi ve hacci ikisini beraber niyetten Hazreti Osman'ın nehyetmişti ya, onun hilafını haber verdi. Ve feale fî zâlik, Hazreti Ali burada işledi hilafı. Mâ emredi Osman'ın radıyallahu anh, Hazreti Osman'ın emrinin hilafıyla, hilafını işledi Hazreti Osman. Siz hacci ömreyi beraber niyet etmeyin dedi. Hazreti Ali de dinlemedi, hacci ömreyi beraber niyet etti. Ve enkere ala Osman'a radıyallahu anh, hem de Hazreti Osman'a üzerine inkar eyledi Hazreti Ali. Neyi ma emre bihi mitalik, sen nasıl bunu böyle emredersin? Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu bir şeyi sen emrediyorsun, emrediyorsun ki yapmayın. Fedellaha da işte bu delalet etti min Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den ki ennehu kad kâne indehu Hazreti Ali indinde idi tefdîru kirâni Kur'an-ı tefdil idi alel ifrad, ifrad üzerine. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhim indinde Kur'an ifraddan daha efdal idi. Onun için emredildi. Kimden? Bu rivayette an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederek Hazreti Ali bunu böyle tefdil etti ve yaptı. Ve levla zalik, eğer böyle olmasaydı Hazreti Ali bu Kur'an'ın efdal olduğunu bilerek yaptığını Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet etmemiş olsaydı lema enkere ala Osman. Eğer bu olmasaydı, yani Peygamber Efendimiz'den bu rivayet olmasaydı ki Kur'an ifrattan efdal lema enkere ala Osman radıyallahu anh Hazreti Osman üzerine inkar etmezdi radıyallahu anh neyi mara gördüğü şeyi ve la faddala rayehu kendi rayini de tefdil etmezdi ala rayi Osman, Osman'ın rayi üzerine. Radıyallahu anh, fî zâlik bu mesele hakkında. İzkâna kilâhumâ, her ikisi de Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun. İnnemâ ümirâ emrolundular bimâ ümirâ emredildiği şeylerle min zâlik bundan en şeyin vahidin bir şeydir. Vehvâ o da nedir? Er-rayi rayi. Orada ümirâ demiş ama Allahu alem sebâbî. İnnemâ emera Hazreti Ali ve Hazreti Osman emrettiler. Ne ile bima bir şeyle ki emera bihi anında emrettiler. Min zâlik bundan. Bu emretmiş oldukları şeyde neden? Ayn şeyin vahidin bir şeyde. O da ney? Ve ver rey'i rey. Onun rey'i öyle, onun rey'i öyle. Hazreti Osman'ın rey'i hac-i ifrat yapılsın. Kıran yapılmasın. Hazreti Ali'nin rey'i de hayır. Hacı kıran yapılsın, hacı ifrat yapılmasın. İkisinin reyleri ayrı ayrı oldu. İkisi de reylerinden haber verdiler. وَلَاكِنَّ خِلَافَهُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın muhalefeti fî zâlike bu mesele hakkında delilün delildir. اِنْدَنَا bizim indimizdeki عَلَى اَنَّهُ Hazreti Ali رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ قَدْ عَلِمَ فَضَّ الْقِرَانِ Kıranın fadiletini bildi عَلَى مَا سُوَاهُ diğerleri üzeri. Hacı temettü, hacı ifrattansa Kur'an daha efsendir. Bunu bildi.
Kimden bildi? Min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den böyle öğrendi ve böyle bildi. Ve kad ruviye an İbn Abbas radıyallahu anhuma ayda. Yine Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildi ki kâne karene enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne karene mukarin kıldı fi haccetil veda, hacceti veda'da hacci kıran yaptı. Ömreyle hacci cem eyledi. Abdullah İbn Abbas'tan bu rivayette var. Ve rivayet de şu: Haddesena Ali ibn Şeybete kâle, haddesena Yahya ibn Yahya kâle, haddesena Davud ibn Abdurrahman an Amr ibn Dinar an İkrimete an İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle. Abdullah ibn Abbas dediler ki i'temera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erba'a ömerin. Hazreti Peygamber Efendimiz 4 ömre yaptı. Hangilerimiz? Ömretül cehfeti. Birisi cehfeden yapmış olduğu ömredir. Ve ömretuhu minel amil mukbil. İkincisi de öndeki sene, bir sene sonra yapmış olduğu ömredir. Ve ömretuhu minel ciğraneti. Bir de ciğranede yapmış olduğu ömredir. Ve ömretuhu ma hacceti. Bir de haccil, haccetül veda'da yapmış olduğu ömredir. Ve hacce, hacceten vahide. Hacci de bir kere yapmıştır. 4 ömre, 1 hac yapmıştır. Şimdi burada Abdullah bin Abbas diyor ki Haccetül Veda'da Peygamber Efendimiz ömreyi hac ile beraber yaptı, hacı kıran yaptı, hacı kıran oldu. Fe'in gâle gâilun, bir mu'teriz yatıraz esedise ki fe keyfe tekbelûne hâze an İbn Abbas'ın radıyallahu anh'a. Abdullah ibn Abbas'tan siz bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Fakat ravaytum anhu, siz ondan rivayet eylediniz. Fil fasl evvel, birinci fasılda kendine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz temettü yaptı. Burada da diyorsunuz ki hacı kıran yaptı. Abdullah ibn Abbas'tan iki rivayet geliyor. Madem temettü rivayeti vardı, bu Kur'an rivayetini nasıl kabul ediyorsunuz? Kıyle lehu, ona denilir ki kad yecudu, caiz olurken yekuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ola ehreme ihram etmiş ola fi bedi emrihi, işin başında bir ömretin ömreyle işe niyete başladığında ömreyi niyet etmiş ola femeda fiha, evet o niyetinde yürümüş ola mütemettian biha, mütemettü olarak ömreyi niyet etti ve onunla mütemettî olarak ömre niyetiyle gitti. Sümme ehreme bi haccetin, sonra haccı da niyetiyle de kabla tavafihi, tavaftan evvel, daha ömre tavafına girmesen evvel haccı da niyet etti. Fekâne fî bedî emrihi, işin başlangıcında oldu, mütemettiyen mütemettî oldu. Ve fî âhirihi, işin sonunda da oldu, kârinen kârin oldu. Başlarken ömre niyetiyle de gitti Mekke-i Mükerreme'ye, daha ömrenin tevafını yapmadan hac de niyet etti. O vakitte hacı karin oldu. Fe akhbara ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas haber verdi. Fil hadisi evvelki hadiste bir temettü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in temettü yaptığını haber verdi. Ne için? Liyenfiye, nefyesin için gavlemen kerihel müt'ate. Hacı temettü'yü kerih görenlerin kavlini nefyetsin diye, onları kaldırsın, assın diye onu rivayet etti ki bak Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temettü niyet etmiştir. Ve akhberah fi hadel hadis-i sani, bu ikinci hadiste de haber verdi. Bir kıranihi, Peygamber Efendimiz'in kıran yaptığını. Yani evvela temettü olmaz diyenlere reddiye olarak Peygamber Efendimiz'in temettü niyet ettiğini rivayet etti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sonradan da gelip de haccı ömrenin üzerine ilave edince haccı kıran oldu. Bu ikinci hadiste de haccı kıranından haber verdi. Alama olduğu şey üzerine ki kâne sâre ileyhi emruhu, Peygamber Efendimiz'in emri seyruret etti. Bâdi ihramihi bil hacce. Hac ile ihram ettikten sonra emrinin sonu da kıran oldu. Onu haber verdi. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz katkâne fî haccetil veda, haccetil veda'da oldu mütemettian, mütemettî oldu bâdi ihramihi bil umr.
ömre ile ihram ettikten sonra mütemettiydi. Yani Medine-i Münevvere'den çıkarken ömre niyetiyle çıktı. İlâ nehreme bil hacceti. Ta hacci de niyet edinceye kadar. Sonradan hacci de ömrenin üzerine niyet edince fesâre bizâlik, bu sebeple oldu. Karinen karin oldu. Onun hacci de hacci kıran oldu. وقد حدثنا فهد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر سؤال edildi ki كم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kaç ömre yaptı? فقال مرتين buyurdu ki iki kere ömre yaptı. فقالت عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe buyurdular ki لقد علم ابن عمر رضي الله عنهما Abdullah ibn Ömer muhakkak bildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kadi'a temere selasen 3 kere ümre yapmıştır. Siva ümreti illeti karenaha bi haccetihi. Haccetül veda'da haccına mukarin yapmış olduğu ümreden başka 3 ümre daha yapmıştır ki hepsi 4 olur. Bunu Abdullah ibn Ömer bildi. Bildi de niçin 2 kere yapmıştır dedi. İhtisar olsun diye. فَيِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam dese ki فَكَيْفَ تَكْبَلُونَ مِسْلَ هَذَا اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا Hazreti Ayşe'den bu rivayeti nasıl kabul edersiniz? وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْهَا Siz ondan rivayet ediyorsunuz فِي اَوَائِلَ هَذَا الْبَابُ Bu babın evvelinde neyi? مَا قَدْ رَوَيْتُمْ Rivayet etmiş olduğunuz hadisi ki o da neden? مِنْ اِفْرَادِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'in hacı ifrat yaptığında. Ve temettü'i, yani temettü yaptığından da rivayet ediyorsunuz. Elâmâ zekertüm, sizin zikrettiğiniz üzerine. Hazreti Ayşe'nin den gelen rivayetler birbirine mariz oluyor. Bu bahsin evvelinde rivayet ettiniz ki, Hazreti Ayşe buyurdu ki, biz Medine-i Münevvere'den çıktık, hacdan başka birisini bilmiyorum. Peygamber Efendimiz yalnız müsaade etti, kimi ömre niyet ettiği, kimi hacca kıran niyet ettiği ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac, yalnız hac olarak çıktı. Bunu rivayet ediyorsunuz. Burada da diyorsunuz ki hayır. Yine Hazreti Ayşe'den rivayet ederek diyorsunuz ki temettü niyet etti. Bu nasıl olur? Kıyla lehu o diyen adama cevaben denilir ki zâlike indena bu mesele bizim indimizde vallahu alem Cenab-ı Hak daha iyi bilir ki Ala nazir-i maşul bir şeyin nazir-i üzerinedir ki sahhahna aleyhi biz o şey üzerine fasih eyledik. Neyi? Hadis ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh'ıma Abdullah ibn-i Abbas'ın hadisini nasıl fasih eyledik ise bu da öyledir. Feyekun olur. Ma alimet Aişetu radıyallahu anh'a Hazreti Aişe'nin bildiği olur. Min emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in emrinden bilmiş olduğu olur ki ennehu Peygamber Efendimiz ibtedâ başladı. Fe ahreme bi umretin ömre ile ihram etti. Ömreyi niyet etti. Ve lem yukrinha o ömreye eklemedi. Yani hineyizin o niyet ettiği vakitte bi haccetin hacce. Karene yakrinu karene yakrinu ikisi de olur. Ve lem yakrinha ona eşkılmadı hine izin bir haccetin. Yani haccı niyet etmedi, yalnız ömreyi niyet etti. Femedâ fîhâ, o ömrede yürüdü. Alâ en yehucce vaktel haccî. Hac vakti, hac yaklaşıncaya kadar. Fekâne fî zâlik, Resul-i Ekrem Efendimiz bu niyetinde olduydı, mütemettiyen bihâ, ömreyle mütemettiydi. Sümme ahreme, sonra ömrenin tavafını, sa'ini yapmazdan Resul-i Ekrem Efendimiz ihram eyledi, niyet etti. Bir haccetin, bir hacce. Hacden olduğu halde müfred eden tek olarak. Evvelden ömre niyeti zaten vardı. Ondan sonra da tek bir hacca lebbeyke bir haccetin dedi. Fi ihramihi o ihramında biha ömreyle durmuş olduğu ihramında. Lem yebdedi me'aha Peygamber Efendimiz başlamış olmadı. İhramen bi umretin, bir ömreyle ihrama başlamış olmadı. Çünkü o ihram ile, ömreyle ihrama evvelden var idi. Sonra da niyetinde ömreyi zikreyle eylemedi, yalnız lebbeyke bi haccetin dedi. Fesâre bi zâlike, işte bu iki niyet sebebiyle Resul-i Ekrem Efendimiz oldu. Kârinen, kârin oldu.
leha o haccesini, haccini mukarin kıldı ile ömretihil mütekeddime evvelce niyet etmiş olduğu ömresini mukarin kıldı. O vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz hacca kıran niyet eylemiş oldu. Yalnız fark şu ki Medine'den çıkarken ömreyi niyet etmişti. Ta geldi Mekke-i Mükerreme'ye, orada da haccı tek olarak ilave etti. Oldu ömreyle hac beraber hacca kıran oldu. Fakat kâne fî ihramihi, Peygamber Efendimiz'in ihramında oldu. Peygamber Efendimiz o ihramında oldu. Alâ eşyâ'e muhtelifetin. Muhtelif şeyler üzerine oldu. Kâne fî evvelihi, o ihramında evvel oldu. Mütemettî oldu. Sümme sâre mührimen, sonra ihram edici oldu. Bi haccetin hacc ile. Öyle hacc ki efredaha, tek olarak zikreyledi fi ihrami, o ihramında. İhramdan çıkmamıştı. Ömrenin ihramındaydı. Tek bir hacı da ona ilave eyledi. Felezimethu, Resul-i Ekrem Efendimiz'e o hac lazım oldu. Meal ömreti, ömreyle beraber o da lazım oldu. Elleti, öyle ömre ki kâne kaddemaha, onu takdim etmişti. Ta Medine-i Münevvere'den niyet etmişti. Fesâre, Resul-i Ekrem Efendimiz oldu. Fî me'anel gârin, gârin manasında oldu. Ve mütemettî, mütemettî manasında oldu. İkisi de oldu. Nasıl? Medine-i Münevvere'den çıktı ömre niyetiyle mütemettiyeydi. Sonradan da geldi. Hacı da onun üzerine ilave edince oldu gârin. Ve eradet Hazreti Ayşe, yani Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ayşe radıyallahu anh murad ediyor. Bi zikriha, zikri sebebiyle. Ney? El ifradi, ifradi. Hazreti Ayşe diyor ki, hacı ifradi değil, hacı ifrat yaptı. Evet. Bunu zikretmesi oldu. Murad etti. Hilafen lillezîn, şülbü kimselere muhalefet için ki yerevne, onlar görürdüler ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ehelle niyet etti bihima haccü ömreyi cemiyen beraber. Bazıları ikisini beraber niyet etti görürdüler, böyle zannederdiler de bunlara muhalefet etti. Dedi ki yok, sizin dediğiniz gibi niyet ikisini birden zikreylemedi. Evvela ömreyi niyet eyledi, mütemettî oldu. Sonradan da haccı tek olarak niyet etti, onun üzerine ilave etti, vakit haccı kıran oldu. Fakat haddesena Ahmed ibn Davud, kal haddesena Yakub ibn Humeyd, kal haddesena ibn Uyeyne, an Eyyub ibn Musa, an Nafi'in, anna ibn Umar. İmam-ı Nafi diyor ki, Abdullah ibn Umar harece minel medineti, Medine'den çıktı. İlâ Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye, mühillen bil umreti, umreyi niyet ederek. Ne için? Mehâfetel hasrı. Hasır olur da yol kapanır, gidemez diye ömreyle niyet eyledi. Abdullah ibn Ömer, Haccac'ın Hazreti Abdullah ibn Zübeyr ile harbettiği sene Medine-i Münevvere'den çıktı ve ne niyet etti? Ömre niyet etti. Dedi, olur ki belki gidemeyiz, harp var aralarında, bize mani olurlar. Hasir dedi ki bu, mani olurlar, gidemeyiz, ömreyi niyet etti. Sümme kâle. Sonra dedi ki, Abdullah ibn Ömer sonra dedi ki, mâ şânuhumâ illâ vâhidun. Haccin, ömrenin şeni olmadı, illa ikisi bir oldu. Yani eğer mahsur olursam ise, hac değilse, ömre de o. Üşhidüküm, ben sizi şahit kılıyorum ki, enni kad evcebtu ila umreti, ben bu ömreme vacip kıldım, ömrem üzerine ilave. Fakat haddesena Ahmed ibn Davud kal haddesena Yakub ibn Humeyd kal haddesena ibn Uyeyne an Eyyub ibn Musa an Nafi'in, İmam-ı Nafi'den Eyyub ibn Musa rivayet ediyor ki enne ibn Umar'a, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma, harece minel medineti, Medine-i Münevvere'den çıktı. İlâ Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye doğru. Ne olduğu halde mühillen bil ümreti, ümre ile ihlal edici olduğu halde, ümre niyet ederek. Ne için ümre niyet ederek çıktı? Mehâfetel hasri, hasır korkusundan için. Haccac Abdullah ibn Zübeyr'i muhasara etmişti, Mekke-i Mükerreme'de harp ediyordu. Abdullah ibn Ömer de cemaatiyle hacca gidiyorlar. Ömre niyet ettiler ki olur ki yolda bunları içeriye koymazlarsa
mesele kolay ola. Oradan gerisin geri dönerler. Sonra umreyi kaza ederler. Bunun için ömre niyet ettiler. Sümme kâle. Sonra Abdullah ibn Ömer dedi ki mâ şânuhumâ illâ vâhid. Hacc-ı ömrenin şâni olmadı. İlla bir oldu. İkisinin işi de bir. Yani eğer hasrederlerse ömre ile hac ikisi bir. Hasrederlerse Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yaparım dedi. Üşhidüküm, ben sizi şahit kılarım ki enni kad evceptu ila umreti hadihi hacceten. Ben bu ömremin üzerine haccı da vacip kıldım. Oldu kıran. Sümme kadime. Sonra Abdullah İbni Ömer Mekke-i Mükerreme'ye girdiler. Fetâfe tavaf etti lehumâ had, ömre ve hac için tavafen bir tavaf. Vahiden bir tavaf etti. Ve kâle buyurdu ki hâkezâ fe'ale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de böyle yaptı. İkisi için bir tavaf yaptı. Ayrı ayrı. Birisi ömre için, birisi de hac için tavaf. İki tavaf yapmadı. Bir tavaf yaptı. Ve kad haddesena Ahmedu. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki Ahmet bize rivayet eyledi. O Ahmet de İbn-i Davud ibn-i Musa. Davud ibn-i Musa'nın oğludur. Kale haddesena Yaqub ibn-i Hümeyd ibn-i Kasif. Ona da Yaqub rivayet eylemiş. Kale haddesena Abdülaziz ibn-i Muhammedin en Musa ibn-i Ukbe en Nafi'an. Musa ibn-i Ukbe Nafi'den, Nafi'de diyor ki enne ibn-i Ömer radıyallahu anhuma Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma erade el hacce hacci murad eyledi. Âme nezel el haccacu ibn-i Zübeyr. Haccacın ibn-i Zübeyr'e nazil olup Mekke-i Mükerreme'de muhasere ettiği sene. Fe ahreme bi umretin, Abdullah ibn Ömer ömre ile ihram eyledi. Fekile lehu ona denildi ki innen nase nas kainun beynehum, aralarında oluşudur kitalun kitab. Abdullah ibn Zübeyr ile Haccar arasında harp var. Ve inna nekhafu, biz korkarız ki en nusadde men'un olunalım anil beyti, Beytullah'ı ziyaret etmekte men olunalım. Korkulur bundan dediler. Fakat Abdullah ibn Ömer buyurdular ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ اُلْدِ لَكُمْ sizin için ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'ta üsvetün üsve oldu. Böyle üsve ki hasene, güzel. Yani iktida edilecek bir şey oldu. Resulullah'a iktida edersiniz. Resulullah Efendimiz'in hakkında böyle oldu. Öyleyse muktedabih olacak o. Üsve muktedabihdir. Hasene, güzellikte edilecek bir şey. Resulullah Efendimiz'de de bu oldu. Onun gibi yaparız. İzen bu takdirde, yani men ederlerse bizi esnev işlerin kemasen a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nasıl işlediyse ben de öyle işlerim. Üşhidüküm, ben sizi şahit kılıyorum ki enni ben kad evcebtu umreten, ömreyi vacip kıldım dedi. Sümme harici, sonra çıktı. Yani ömreyle niyet etti, çıktı. Hatta izâ kâne bi zahril beydâ, hatta beydanın zahrına, yani çölün ortasına geldiği vakitte kâle buyurdu ki mâ şânul haccı vel umreti, haccı ömrenin şanı olmadı, illâ vâhidun, illâ bir oldu. İkisinin şani bir. Üşhidüküm, ben sizi şahit kılıyorum ki enni kad evcebtu haccen, ben haccı vacip kıldım, ma umreti, ömremle beraber haccı vacip kıldım. Fendalaka Abdullah ibn Ömer yürüdü, yuhillu bihima cemiyan. Haccı ömre ile ikisiyle de ihlal eder olduğu halde, onların ikisinde niyet etmiş olduğu halde yürüdü. Hatta kadime Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'ye vardı. İman etmediler. Demek ki o vakitte mani kimse olmadı. Beytullah'a girmesine ne Haccac ne Abdullah ibn-i Zübeyr mani olmadı. Mekke'ye girdi.
tatafe bil beyti beytullahi tavaf eyledi ve beynes safa vel merveti safa ile merve arasında da sa'y eyledi ve lem yezid ala zalike bunun üzerine ziyade eylemedi. Yani bir tavaf bir sa'y eyledi ve lem yenher boğazlamadı hediyini ve lem yehlik başını tıraş etmedi ve lem yuhille min şeyin bir şeyden ihlal etmedi ki harama aleyhi kendisi üzerine ihram dolayısıyla haram olmuştu. İhram dolayısıyla haram olan bir şeyi de irtikap etmedi. Yine ihramda kaldı. Hatta yevmin nehri. Hatta kurban bayramına göre ihramda kadar kurban bayramına kadar ihramda kaldı. Fehalaka bayram günü başını tıraş etti. Ve ra'a gördü ki en kat bada bitirmiş oldu tevâfel haccı, haccın tevâfını gaza etmiş, yapmış oldu. Bitevâfihi zâliken evvel. İşte o evvelki tevâfidir. Hacdan evvel bir defa tevâf etti ya, işte haccın tevâfi de onunla beraber yapılmış oldu, böyle gördü. Sünne kâle sonra Abdullah ibn Ömer buyurdu ki, hâkezâ sene'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz böyle yaptı buyurdular. Bu Abdullah İbni Ömer'in kendi bir görüşü oldu. Yoksa hakikatte ömre için bir tavaf yaptı. Fakat hacinki yapılmadı. Hacinkini yapmamış oldu. Bayram günü de hacin tavafını yapacaktı. Fakat o böyle yaptı ve dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı. Haddesena Rabi'ul Mâzin kâle haddesena Şuayb ibn-i Leys عن الليث النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إمام نافع عبد الله بن عمر ذن رواية يقول كي أراد الحج حج مرادتي عام نزل الحجاج بابن الزبير حجاج ابن الزبير محاصر تي سنة فقيل له ندن لك إن الناس كائن بينهم كتاب ناس أرسن تحفر وَإِنَّا نَخَافُ بِزْ قُرْقَرِزْ كِ اَنْ يَسُدُّوكَ سَنِ مَنْ اَدَلَرْ عَنِ الْبَيْتِ بَيْتُ اللّٰهَ مَنْ اَدَلَرْ فَقَالَ buyurdu ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta sizin için üsve-i hasene vardır. Ayet-i kerimeyi okudu bu bir ayet. Resulullah'a siz iktida ediniz. En güzel iktida edilecek kimdir? Resulullah Efendimiz'dir. İzen bu takdirde yani beni men ederlerse Mekke-i Mükerreme'ye girmekten esne'u işlerim kema sene'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in işlediğini işlerim. O nasıl yaptı? Ben de öyle yaparım. İnni üşhidüküm ben sizi şahit kılıyorum ki enni kad evcebtü ben vacip kıldım haccen hacci me umreti umrumle beraber dedi. Sümme harice çıktı. Yani Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yaparım neydi? Hudeybiye müsalahasında Resul-i Ekrem Efendimiz geldi de Kureyş men ettiler ya, orada kurbanlarını kestiler, Peygamber Efendimiz başlarını tıraş etti, döndük ettiler. Ertesi sene geldi, onu kaza ettiler. Yani ben de böyle yaparım dedi ki bu. Ömre, hacci ömreyi niyet etti. Şimdi buradaki rivayet ediyor ki tüm bakaraca. Sonra çıktı. Hatta iza kana li zahri al-beyta sahranın ortasına vardığındaki beyde Abar Ali'den sonraki o çöle derler. Oraya vardığında kâle buyurdu ki ma şanul hacci vel umreti illa vahidun. Hacci umrenin şanı olmadı illa bir oldu. İkisi bir. Ben hac niyet ettim. Ömre niyet ettim. İkisi bir. Üşhidüküm. Ben sizi şahit kılıyorum ki enni kad evcebtu haccen ma umreti. Ben ömremle beraber haccı da vacip kıldım. Ve ehda hediyen. Hediye de gönderdi. Öyle hediye ki işte rahibu Gudeyd. Gudeyd'de satın almış olduğu hediye de Beytullah'a gönderdi. Şimdi bu yukarıdaki rivayette, birinci rivayette evvela ömreyle niyet etti, sonra hacı da üzerine getirdi.
Fakat burada diyor ki haccı, ömreyi ikisini beraber niyet etti. Ondan sonra çıktı. Ondan sonra çıkınca evceptu haccen ma umreti dedi. Sümme harece. Ondan sonra da tekrar kadar evceptu haccen ma umreti demesi bu mükerrer oluyor gibi. Hakikatte ömreyi evvela niyet etti. Ondan sonra dedi ki hac ömre ikisi birdir. Haccı da üzerine ilave etti. Hatta Kudeyd'e geldi. Kudeyd'de hediye de aldı. Mekke-i Mükerreme'ye yakın bir yer. Hediyeni de gönderdi. فَنْدَلَكَ يُهِلُّ بِهِمَا cemiyan, her ikisinde ihlal ederek yürüdü. Hacc-ı Ömre niyetiyle yürüdü. Hatta kadime Mekke'de Mekke'ye vardı. فَطَافَ بِالْبَيْتِ بِيْتُ اللّٰهِ tavaf eyledi ve بَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ Safa ile Merve arasında sa'y eyledi ve لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ bunun üzerine ziyade eylemedi. Bir tavaf, bir de sa'y yaptı. وَلَمْ يَنْحَرْ hediyeni boğazlamadı. وَلَمْ يَحْلِكْ tıraş olmadı. وَلَمْ يُقَصِّرْ saçından kesmedi, teksir de yapmadı. وَلَمْ يُحَلَّ مِنْ شَيْءٍ bir şeyden ihlal etmedi ki حَرُمَ عَلَيْهِ ihram dolayısıyla kendisine haram olan bir şeydi, irtikab etmedi. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ hatta nehir günü oldu, bayram günü oldu. فَنَحَرَ kurbanını boğazladı ve halaka başını da tıraş etti. Vera Abdullah İbni Ömer gördü ki en gad gada yapmış oldu. Tevafel hacci vel umreti haccin ve umren tevafını yapmış oldu. Bir tevafiyle evvel evvelki tevafiyle. Bayram gününden evvel yapmış olduğu o tevaf haccı umrenin tevafının yerine geçti. Böyle gördü. Ve kezalike fealehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in de böyle yapmış olduğunu böyle gördü. Yani Resul-i Ekrem'imiz de böyle yapmış dedi. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam derse ki فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ مِسْلَ هَذَا عَنْ اِبْنِ عُمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلْمَا Abdullah İbni Ömer'den siz bu gibi rivayeti nasıl kabul edersiniz? وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْهُ siz ondan rivayet ettiniz فِي مَا تَقَدَّمَا yukarıda geçti ya orada rivayet ondan rivayet eylediniz ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz temettü'a temettü niyet etti. Bunu böyle rivayet ettiğiniz halde burada diyorsunuz ki kıran niyet etti. İkisini birden niyet etti. Bunu nasıl kabul edersiniz? Cevabına lehu bizim ona, bu müteriz adama cevabımız fizalik bu mesele hakkında ne gibidir? Nedir? Mislü cevabina bizim cevabımızın mislidir. Lehu vâdıma fî hadîsi bin Abbas'ın radıyallahu anhüma. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde verdiğimiz cevabın mislidir. Ve Âişete radıyallahu anhüma Hazreti Âişe'nin hadisinde verdiğimiz cevabın mislidir. Fakat haddesena onu da beyan ediyor da diyor ki fakat haddesena fehdün فهد بزا روايته ذلك قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين أنه عمران بن الحسين اشت سمع النبي صلى الله عليه وسلم في عمبر فمزي اشت يلبي بعمرة وحجة عمرة وحج تلبية ettiğini işitti. Lebbeyke Allahümme bi umretin ve haccetin dediğini işitti. Öyleyse haccı kıran niyet etmiş oldu. Fe'in gâle gâilun bir adam dese ki fakat reveytüm en imrâne eyza İmran'dan rivayet eylediniz sima tekaddeme tekaddemedin şeyde fi hadel bab bu babda geçen ileride İmran ibn Hüseyin'de rivayet eylediniz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz temettü'a temettü' etti. Temettü niyet etti. Fekeyfe tekbelûne anhu İmran ibn Hüseyin'den nasıl kabul edersiniz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz karına kıran niyet etti. Yukarıki rivayette temettü niyet ettiğini ondan rivayet ettiğiniz burada da kıran niyet ettiğini
rivayet ediyorsunuz. Bu nasıl olur, nasıl kabul edersiniz? Fe cevabına bizim cevabımız da bu itiraz eden adama fizalik bu mesele hakkında misl cevabına cevabımızın mislidir. Fi hadisi İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın Abdullah İbn Abbas'ın hadisindeki cevabımızdır yukarıda geçti. وقد حدثنا نصر بن مرثوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه diyor ki Peygamber Efendimiz'den rivayet ederek ennehu lebba Peygamber Efendimiz terbiye etti bi umretin ve haccetin umre ve hacc ile terbiye etti وَقَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ dedi. فَزَكَرَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِي Bekir bin Abdullah'ın Müzeni bunu zikretti İbn-i Umar'a, İbn-i Umar'a. Neyi zikretti? Kavli Anes'in radıyallahu anh, Hazreti Anes'in bu rivayetini ona gitti, söyledi. قال Abdullah bin Umar buyurdular ki ذَهَلَ Anes Enes zahir oldu. Enes'in fikrinden kaçtı. Bu yanlış belirlemiş. İndemâ ehelle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ihlal eyledi, niyet eyledi bil haccı hacc ile. Haccı ömreyle değil, yalnız hacc ile niyet etti. Ve ehlelnâ biz de ihlal ettik, niyet ettik bihi haccı me'ahu Resulullah Efendimizle beraber. Felemmâ kadimnâ Mekke'te, vaktaki Mekke'ye geldik. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki men bir kimse ki lem yekün me'ahu onunla beraber olmadı. Her gün kurban olmadı. Fel yuhille ihramını çözsün. O ki kendisi kurban sevk etmemiştir. O hacı ömreye çevirsin, tavaf etsin, sayesin, ihramdan çıksın. Buyurdu. Kale Bekrun Bekir Bekir bin Abdullah el-Müzeni dedi ki فَرَجَعْتُ اِلَى اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ben Hazreti Enes'e döndüm geldim. فَأَخْبَرْتُهُ Onunla haber verdim بِقَوْلِ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah bin Ömer'in sözünü haber verdim ki Abdullah bin Ömer diyor ki Enes'in hatirinde kalmamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac niyet etti idi. Hac-ı kıran değil. Yalnız hac, hacı ifrat niyet etti. Felem yezel bunu gittim söyledim. Bir kavle Abdullah ibn Ömer'in böyle dediğini felem yezel yezkuru zalik bunu zikretmede devam etti. Hatta mate ölünceye kadar. Ölünceye kadar da bunu söyledi. Haddesena Hüseyin ibn Nesrin kâle haddesena Ahmed ibn Yunus قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حميد قال وحدثني بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه مثله بكر بن عبد الله حضرت أنس بني روايته الذي كيف أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عمرة ikisini beraber niyet etti قال بكر بكر dedi ki فذكرت ذلك ben bunu zikrettim İbn Ömer'e İbn Ömer'e gittim zikrettim söyledim فقال Abdullah bin Ömer buyurdular ki zehele Enes radıyallahu anh Enes suhul etti. Unutmuş, hatırında kalmamış. İnnemâ ehelle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ihlal buyurdu bil haccı hacc ile ve ehlennâ biz de ihlal eyledik, niyet eyledik bihi hacc ile. Resulullah Efendimiz haccı niyet eyledi, biz de haccı niyet eyledik. Buyurdular. حدثنا حسين هو ابن نصر حسين ابن نصر روايته الذي قال سمعت يزيد ابن هارون قال أخبرنا حميد فذكر مثله بإسناده حميد أين حديث الشريف بو إسناد لذكر الذي وزاد فقط روايتنا شون زيادة الذي كي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتكي في أنبر أفنز مكة مكرمة يكتم buyurdular تشريف buyurdular Kale Resulullah buyurdu ki men lem yekun ma'hu hadyun kimin kurbanı beraber yoksa fel yuhille ihlal etsin ihramdan çıksın o.
ve kâne mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem her gün. Peygamber Efendimiz'de hedi var idi, kurban var idi. Felem yuhille, o ehlal etmedi, ehramdan çıkmadı. Hedi beraber olduğunda. Haddesena Muhammed ibn Hüzeyme. Kâle haddesena Haccâdül. Kâle haddesena Hammâdun en Hümeydin en Bekrin. Kâle. Bekir ibn Abdullah dedi ki, ahbertu, ben haber verdim İbni Ömer'e radıyallahu anhuma, Abdullah İbni Ömer'e haber verdim de kavli Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'in kavlini haber verdim. Ki Hazreti Enes diyor ki, Peygamber Efendimiz hac niyet eyledi. Peygamber Efendimiz ondan Mekke'ye vardıktan sonra da her kimin kurbanı yoksa o ihramını çözsün dedi. Fakat kendisiyle kurban olduğundan dolayı o çözmedi. Fekale Abdullah ibn Ömer dedi ki nesiye Enes'un radıyallahu anh. Enes unutmuş. Hatrinde yıkalmamış dedi. Felemma raca'a vaktaki rücu etti. Kale Bekrün li Enes'in. Bekir Enes'e geldi dedi ki İnne ibn Ömer radıyallahu anhuma Abdullah ibn Ömer diyor ki yakul diyor ki nesiye Enes unuttu. Enes'in hatırında kalmamış. Fekale Hazreti Enes buyurdu ki İn yauduna illa sibyanen. Bizi saymıyorlar illa çocuk sayıyorlar. Bizi çocuk zannediyorlar. Yani ben çocuk değilim. Ben semi'atu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Belki ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdi. Lebbeyke bi umretin ve haccetin ma'an. Böyle buyururdi. Lebbeyke bi umretin ve haccetin ma'an dediğini işittim ben dedi. Ve bizi çocuk mu zannediyorlar? Yani ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim. Ömre ve hacc ile beraber niyet etti. İkisini beraber niyet edince ne olur? Haccı kıran olur. Efela tera sen görmez misin ki enne ibn Ömer radıyallahu anhüm Abdullah ibn Ömer innema enkere ala Enes'in radıyallahu anh Hazreti Enes inkar eyledi. Kavlehu şu kavlini inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehelle bihima cimiyan. Hazreti Enes dedi ki Peygamber Efendimiz hac ve ümreyi niyet etti dedi. Abdullah ibn Ömer de bunu inkar eyledi. Dedi ki yok Enes'in hatırında kalmamış. Yalnız hac niyet etti. Kıran değil. وَإِنَّمَا كَانَ الْأَمْرُ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرِ Abdullah ibn Ömer'in indinde oldu. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz اَهَلَّ بِحَجَّةٍ Hac ile niyet etti, ehlal etti. ثُمَّ سَيَّرَهَا عُمْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ Ondan sonra o haccın niyetini umreye çevirdi. Evvela hac niyet etti. Sonradan onu umreye çevirdi. Ve adafe ileyha sonra o umreyi izafe iledi. Hacceten haccı da izafe iledi. Fesâre hîne izin qârinen. O vakitte qârin olmuş oldu. Femmâ fî bedî ihramihi ama ihramının başlangıcında fe innehu kâne Peygamber Efendimiz oldu. İndehu Abdullah ibn Ömer'in indinde ona göre müfriden müfrid oldu. Yalnız hac niyet etti. Sonra onu ömreye çevirdi. Sonra ömrenin üzerine de hacı niyet etti de kıran oldu. Sümme kat tevâteret-i rivayet, rivayetler çoğaldı. Ba'de zalik bundan sonra Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'ten birçok rivayetler geldi. Ne ile rivayetler geldi? Bi duhûlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in girdiğine dair. Fîhime haccü ömreye cemiyen beraber. İkisine birden girdiğine dair Hazreti Enes'ten birçok rivayetler geldi. Şimdi bu rivayetleri burada zikrediyor. Birincisi haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Hibban kâle haddesene Ebu Heybel kâle haddesene Eyyub en Ebi Kilâbe en Enes'in radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lemmestevet bihi râhiletu vaktaki râhilesi kalktim. Alel beyda kalktı, yürüdü, beydaya çıktı. Cema'a beynehuma, ikisinin arasını cem'i dedi. Bu vakitte hac ve ömreyi beraber
ikisi niyet etti. Bir bu, İbn-i Merzuk'tan geliyor. İkincisi, haddesene İbn-i Merzuk, kâle haddesene Abdullah İbn-i Bekir. Yukarıdaki İbn-i Merzuk, Hibban'da rivayet eyledi. Buradın da Abdullah İbn-i Bekir'den. En Hümeydin, en Enes'in radıyallahu anhu. Ha, ve haddesene İbn-i Merzuk, kâle haddesene Abdüssemet, kâle haddesene Şöbe, en Ebi Kaza, en Enes'in radıyallahu anhu. İbn-i Merzuk, bir Abdullah İbn-i Bekir'den, bir de Abdüssemet'ten, her ikisinin de rivayetleri şeye geliyor, Hazreti Enes'e geliyor. قال Hazreti Enes buyurdurur, سَمَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Peygamber Efendimiz'in dediğini işittim, لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ dediğini işittim. Bu oldu iki rivayet. Yalnız iki senedi ile genelese çıkarıyor. Üçüncü rivayet, haddesena Fahdun, kâle haddesena Ahmed ibn Yunus, kâle haddesena Ebu Şihab, an ibn Ebi Leyla, an Thabit el-Bunani, an Anas'in radıyallahu anhu, an el-Nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem misli. İmam-ı Tehavi Fahd Terki ile aynı hadisi şerifi, Peygamber Efendimiz'in lebbeyke bi umretin ve haccetin dediğini rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun, En Hümeydin, en Enes'in radıyallahu anhu, enin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme misluhu. İmam-ı Tehavi Muhammed bin Hüseyin'e terikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Amr ibn Khalid, kâle haddesene Ubeydullah ibn Amr, ve Rakkiy, Ubeydullah ibn Amr Rakkiy olan, en Eyyub'a, عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت أنس بيردك كنت رتيف أبي طلحة أبي طلحة رتيفيد يعني دبات onun peşine binmiştim وركبتي تمس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم benim dizim Peygamber Efendimizin dizine tekerdi فلم يزالوا يصرخون onlar yüksek sesle okumada devam ettiler. Bihima haccü ömreyi cemiyen beraber. Bil haccı vel ömre. Hac ve ömre ikisini böyle yüksek sesle söylemede devam ettiler. Diğer bir rivayette haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Asim en Süfyan en Yahya ibn-i Ebi İshak kâle semiyetu enesen yekûl Enes Hazreti Enes işittim dedi ki Semaitu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Peygamber Efendimizin dediğini işittim debbeyke bi umretin ve bi haccetin ma'an öyle dediğini işittim. Haddesena Ebu Ümeyye'te kal haddesena Amr ibn Asim el-Kilabi ha ve haddesena Süleyman ibn Şaib el-Keysaniyyü kal haddesena el-Hasibu kal haddesena Hammamun en Katadete an Enes'in radıyallahu anh قال حضرت انس buyurdular ki اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ömre yaptı. اُمْرَةً مِنَ الْجَحْفَ Bir ömre Cehfe'den yaptı. Cehfe, Rabi'nin yanında olan Cehfe'den. وَاُمْرَةً Bir ömre de yaptı. مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ Ondan bir sene sonra. وَاُمْرَةً مِنَ الْجَعْرَانِ Bir ömre de Cehrane'den yaptı. وَاُمْرَةً حَيْسُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ Bir ömre de Hüneyn gazasında almış olduğu ganimeti teksim ettiği vakit yaptı. وَعُمْرَةً مَا حَجَّتِي Bir de حَجَّةُ الْوَتَادَ Hacc ettiğinde bir ömre yaptı. وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَ Bir defa da hacc etti. Dört defa ömre yapmış oldu. Bir defa da hacc yapmış oldu. Cehfe'den yapmış olduğu ömre bir de ertesi sene bunu kaza etti. İki Cehrane'den yaptı. Üç bir de Hüneyn'den yaptı. Dört bir de Haccetü'l-Veda'da ömre yaptı. Oldu beş. Ömrelerin sayısı beş oldu. Haddesene Ebu Ümeyye'de kâle haddesene el-Hasen ibn Musa ve ibn-i Nufeyl'in kâle haddesene Ebu Haysemeten Ebi İshak en Ebi Esma en Enes'in radıyallahu anh kâle Hazreti Enes buyurdular ki Karecna biz çıktık. Ne olduğumuz halde? Nasrahu. Bağırı olduğumuz halde. Bil hacceti hac ile.
hac niyetiyle lebbeyke bi haccin diye bağırarak çıktık. Felemma kadimna Mekke'te, vaktaki Mekke-i Mükerreme'ye kudum ettik. Emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize emreyledi. En nece'alaha umreten. Bunu ömre kılalım. Dedi ki siz hac niyet etmiştiniz. Fakat ömrenin ef'alini yapın, ihramdan çıkın. Ve kâle buyurdu ki, Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdular ki, لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ Ben istikbal ettim. هَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki, vaktaki Mekke'ye kudum ettik, geldik. اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz bize emreyledi. اَنْ نَجَعَلَهَا O haccı kıralım, ömreten ömre kıralım. Bu İslamiyet'in evvelinde vardı, hac ve ömreye çevrildiler fakat sonradan neshedildi. İmam-ı Tahavvun de beyan ediyor. Bu haccı ömreye çevirmemizi Resul-i Ekrem Efendimiz bize emretti buyuruyor. Ve kâle, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, لَوِسْتَكْبَلْتُ مِنْ اَمْرِي Benim emrimin evvelinde bilmiş olsaydım. Neyi? مَسْتَكْبَلْتُ Sonraki hali bilmiş olsaydım. Yani eşhur-i hacda ömrenin temettüün caiz olacağını bilseydim, لَجَعَلْتُهَا Ben bu haccı kılardım, ömreten ömre kılardım. وَلَاكِنِّي Lakin ben سُكْتُ الْهَدِيَ Hediye sevk eyledim, kurbanı getirdim. وَقَرَنْتُ الْحَجَّ وَالْاُمْرَةَ Haccı ömreyi de birbirine mukarın kıldım. Yani haccı kıran niyet ettim onun için. İhramdan çıkmak benim için caiz olmaz buyurdular. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fefî hâzel hadis bu hadisi şerifte olucudur. Min kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden ki ennehu kendisi karenel hacce vel ömre haccı ömreyi birbirine mukarın kıldı yani haccı kıran niyet etti. Fakat delle zâlik işte bu delalet etti. Ala sihhati kavli men bir kimsenin kavlunun sihhatine ki ehbere haber verdi min fi'lihi Peygamber Efendimiz'in fi'linden haber verdiğinin sihhatine delalet etti. Neyle bima ul bir şeyle ki muvafık uzarik buna muvafık olur. Çünkü onun fi'linden haber verenler dediler ki Peygamber Efendimiz ihramdan çıkmadı. Hacı kıranın ef'alini yaptı. O fiil öyle söyledi. Burada da bizzat kavli şerifi var ki ennehu karenel hacce vel ömre kendisi buyuruyor ki haccı ömreyi ben beraber niyet ettim. Hem kavli şerifi var haccı ömreyi niyet ettiğine hem de fiili şerifi var ki öylece yaptı. Haccı kıran yapmış olduğu tebeyyün eyledi. Fakat haddesena Yunus'u kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf ha ve haddesena Rabi'ül Mu'ezzin'u kâle haddesena Şuayb'in قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن أسلم عن أبي إمران أنه قال أبي إمران dedik ki حججتُ مع مواليّ benim kölelerimle hac ettim فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة'nin huzuruna girdim فسمعتها وني işittim ki تقول buyururdu Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme buyurdu ki Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu derdi ki ehillu ya Ali Muhammed. Ey Ali Muhammed siz niyet ediniz, ihlal ediniz. Bi umretin fi haccetin. Bi umretin umreyle nerede fi haccetin hacda. Haccın içinde umreyi de niyet edin. Yani haccı kıran niyet edin. Böyle buyurdu. وَهَذَا اِذَا işte bu da misl-i zalik yukarıdaki gibidir. Yani Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi de var ki ömre ve haccı beraber niyet edin. Kavli fiiline mutabık geldi. وَقَدْ حَدَّسَنَا فَاتُونَ قَالَ حَدَّسَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا بُخَارِدْ وَبُ مَعْوِيَ هَا وَحَدَّسَنَا فَاتُونَ قَالَ حَدَّسَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا Bunların hepsi Hepsi dediği kim? Ebu Halid bir, Ebu Muaviye iki, sonra Ömer ibn Hafız üç. İşte bunların üçü de cemiyen kimden rivayet ettiler? Anil Haccac. Kâdû cemiyen anil Haccac. Haccac'tan
rivayet edilir. O da kimden? Anil Hasan ibn-i Sa'din, an ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh'a, Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet ettiler. O da kimden? An Ebi Talhata, Ebi Talhata. Ki annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talha dedi ki Resul-i Ekrem Efendimiz, garene beynil haccı vel ümre, hacc ile ümrenin arasını mukarim kıldı, ikisini birleştirdi. Haddesena Ebu Bekrete ve Ali ibn-i Mâbeden, gâle haddesena Mekki ibn-i İbrahim, gâle haddesena Davud ibn-i Yezid el-Evdiyyü, gâle semiyatu Abdelmelik ibn-i Meysere Zerrat, gâle semiyatu Nezzâle ibn-i Sebrete, yekûlü, Nezzâle ibn-i Sebre dedi ki, semiyatu Sürâkat ibn-i Malik ibn-i Câşem, Süraka'yı işittim. Yekulu derdi ki Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber Efendimizin dediğini işittim. Ne dediğini? Dehaletil umretu fil haccı ila yevmil kıyame. Böyle dediğini işittim. Dehalet girdi. El umretu umre fil haccı. Hacca girdi ila yevmil kıyamete. Kıyamete kadar hacca girdi. Yani cahiliye zamanında eşhur-i hacda umre yapmazdılar. Peygamber Efendimiz diyor ki hayır, ömre haccın içerisine girdi, kıyamete kadar yani çıkmaz, daima hac aylarında ömre yapılır. İsterse mütemettî olarak, isterse kıran olarak. Kâle, Süraka dedi ki, وَقَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz de birleştirdi ki haccetil veda ve haccetil veda'da birleştirdi, yani haccı kıran yaptı. Hacı Ömre'yi beraber yaptı, buyurdular. İmam-ı Tehavi şimdi burada buyuruyor ki fakat ihtilaf eylediler. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le nerede fi ihramihi ihramında ihtilaf Peygamber Efendimiz'in ihramında nerede fi haccetil veda haccetil veda'da haccetil veda'da ne suretle ihram edildi Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetlerde ihtilaf eylediler. Ney ma olduğu şey ki kâne oldu. Nasıl oldu? Haccetül Veda'da ne şekilde oldu? İhramda ne niyet etti? Fekalû dediler ki ma reveynâ bizim rivayet etmiş olduğumuz bu rivayetleri söylediler. Yukarıdan beri söyledi ki kimi hacci ifrat niyet etti, kimi hacci temettü niyet etti dedi. Kimisi hacı kıran niyet etti dedi. Ve tenaze'u böyle ihtilaf ettiler de münazaa ettiler. Fî zâlik Peygamber Efendimiz'in ihramında alâ mâgat zekârına bizim zikrettiğimiz şekil üzerine. Üç türlü kavul geldi. Hacı ifrat, hacı temettü, hacı kıran her birisi de muhtelif hadisler rivayet eylediler. Ve kad ehâte ilmuna bizim ilmimiz ehâte eyledi ki ennehu lem yekun olmadı bu niyet illa ala ahadi tilkel menazili selase. Bu üç menzilenin birisi üzerine oldu. Peygamber Efendimiz'in niyeti ya temettü üzerine oldu, ya ifrat üzerine, ya kıran üzerine. İmma mütemettiun. Bu üçün birisi ya mütemettidir ve imma müfridun yahut da müfriddir ve imma karinun. Peygamber Efendimiz ya mütemettü oldu, ya müfrid oldu, ya karin oldu. Fe evla bina öyleyse bize layık olan şudur ki enden zora bakalım. İlâ me'ânî hâzîl âsâr bu eserlerin manalarına bakalım. Ve nekşifâ bunu keşfedelim. Mütemettî nedir, müfrit nedir, karin nedir bunların manalarına bakalım da meseleyi izaha kavuşturalım. Lineâleme bilelim ki min eyne câ ihtilâfuhum ulemanın ihtilâfi nereden geldi fîhâ bu niyetler hakkında. Muhtelif niyetler hakkında. Ve nekife duralım min zâlike bu mesele hakkında alâ ihramihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ihram ettiği üzerine ki makâne neydi? Yani ve nekife vakıf olalım min zâlik buradan alâ ihramihi sallallahu aleyhi ve sellem makâne. Peygamber Efendimizin ihrami ne olduğuydu buna vakıf olalım. Fe'teberne zalik, biz bu manaları itibar eyledik.
Fevecedine biz bulduk. Ellezine yekulûne şu bir kimseleri bulduk ki onlar derler ki innehu efret. Peygamber Efendimiz ifrat niyet etti. Yekulûne derler ki kâne ihramuhu Peygamber Efendimiz'in ihram olduğu bil haccı hacc ile ne olduğu halde Peygamber Efendimiz müfriden haccı ifrat niyet ederek haccı müfrid idi. Lem yekun minhu Peygamber Efendimiz'den olmadı. Kabde zalik bu niyetten evvel ihramun ihram olmadı. Bi gayrihi haccın gayrisiyle yani bir ömre niyeti olmadı. Yalnız hac niyet etti ve haccı ifrat oldu. Ve kâle âkharun diğerleri dediler ki belket kâne kabde ihramihi belki ihramından evvel oldu. Bitirken hacceti o hac niyetiyle niyet etti ya, o niyetinden evvel oldu, ahreme ihram etmiş, niyet etmiş olmuş idi ve ömretin ömreyle. Birinci taife diyor ki, hiçbir şey niyet etmeyerek doğrudan hacci ifrat niyet etti. İkinciler diyor ki, hayır, o hacci ifrat niyetinden evvel ömreyle niyet etmişti. Ömreyle niyet etti, sonradan da hacci ifrati niyet etti. Sümme edâfe ileyha, sonra o ömreye izafe eyledi. Hâzihi l-haccete bu haccî. Evvel ömre niyet eyledi. Sonra da haccî izafe eyledi. Hâkezâ yekûl. İşte böylecedir. Ellezîne kâlu diyenler. Ne karene. Peygamber Efendimiz kıran niyet etti diyenler de böyledir. Onlar da derler ki evvel ömreyi niyet etti. Sonradan haccî de izafe etti üzerine. Haccî de getirdi. Haccî kıran oldu. وَقَدْ اَخْبَرَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Cabir de haber verdi ki hadisindeki وَهْوَ وَجَابِرْ دَ اَحَدُ الَّذ۪ينَ قَالُوا diyen kimselerin birisidir. Ne diyen? اِنْدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدْ Peygamber Efendimiz hacı ifrat etti diyenlerin birisi de budur. Bu hadisinde dedi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz اَحْرَمَ بِالْحَجَّةِ حَجْ ile ihram etti. حين استوت به ناقته على البيداء devesi sehraya çıkıp da sehraya yollanınca o vakitte hac niyet etti diyenlerin birisi budur. Bu ifrat niyet etti diyenlerin birisi bu ne de diyor? İşte devesi çıktı beydaya, orada haccı niyet etti. Ve قال ابن عمر Abdullah ibn Ömer dedi ki min indil mescid mescitten niyet etti. Ve huve izâ O da yine min menşur bir kimselerdendir ki kâle dedi inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efrede bil hac. Haccı ifrat niyet etti. Fî evveli ihramihi ilk önce niyet ederken hac niyet etti diyenlerden. Yalnız Cabir diyor ki hac niyet etti ama ne vakit niyete başladı? Beyda'ya deve çıktıktan sonra. Abdullah ibn Ömer diyor ki hayır mescitten. Mescid-i Hacı ifrat niyet etti. فَكَانَ بَدْوِ اِحْرَامِهِ Öyleyse Resulullah Efendimiz'in ihramının başlangıcı oldu aleyhissalatü vesselam. عِنْدَ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah ibn Ömer ve Hazreti Cabir'in ikisine göre de Peygamber Efendimiz'in ihramının başlangıcı oldu. بَعَدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ Mescid'den çıktıktan sonra oldu. وَقَدْ بَيَّنَّا Biz beyan buyurduk. عَنْهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den فِيمَا تَقَدَّمَ تَقَدُّمْ eden rivayetlerde مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızdan tekadüm eden rivayetlerde ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ كَانَ اَحْرَمَ اِحْرَمْ etmiş oldu idi فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte namazın peşine ihram etmiş idi. Bunu da yukarıda beyan eyledik. فَيَحْتَمُلُ مُحْتَمِلُ olur ki اَنْ يَكُونَ اُلَا اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّهُ قَرَنْ Peygamber Efendimiz'i kıran yaptı diyenler ola. سَمِعُوا تَلْبِيَتَهُ Peygamber Efendimiz'in lebbeyk dediğini işittiler. فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدَ بِالْعُمْرَةِ عُمْرَيْلَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ dediğini işittiler. Sümme semi'u ba'de zalike sonra da ondan sonra da işittiler telbiyetehu Peygamber Efendimiz'in telbiyesini el-uhra öteki telbiyesini harice minel mescidi mescitten
çıkıcı olduğu halde. Ne ile terbiye? Bil hacci, hacci ile hasseten hacci ile. Evvela Peygamber Efendimiz mescitte namazın peşine lebbeyke bi umretin dedi, onu işittiler. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz mescidi şeriften çıkarken lebbeyke bi haccetin dedi, onu da işittiler. Fe'alimû, bunlar bildiler ki ennehu kara. Peygamber Efendimiz kıran niyet etti. Niye? Evvela ömre lebbeyke bi umretin dedi namazın peşine, sonra mescitten çıkarken lebbeyke bi haccetin de dedi. İki niyeti cem etmiş oldu, mukran yapmış oldu. Ve semi'a eşitti. Hu ule beyke ellezine, şu bir kimseler ki kâlu dediler ki innehu efer. Hacı ifrat yapmış olan nerede eşittiler? Ve kad lebbâ bil haccı hasse. Yalnız hac ile mescitten çıkarken terbiye getirdi ya, bunu eşittiler. Namazın peşinde lebbeyke bi umretin kelimesini eşitmediler. Mescid-i Saadet'ten çıkarken, mescitten çıkarken Ömre Mescidinden lebbeyke bi haccetin dediğini işittiler. Ve lem yekunu semi'u, onlar işitmediler telbiyetehu kabli zalik bil umreti, bundan evvel Ömre ile lebbeyke bi umre dediğini işitmediler ki, çünkü o namazın peşindeydi. Ona vukufları olmadı. Fekalu, bunlar dediler ki efrede, Peygamber Efendimiz ifrat niyetiyledi. Onu işittiler. وَسَمِعَهُ Peygamber Efendimiz'i işitti. Kavmun bir kavmında. Eyla böylece وَقَدْ رَبَّا فِي الْمَسْجِدِ Mescid'de terbiye etmişti bil ömreti, ömreyle. Bir kısmı da mescidin içinde lebbeyke bi ömretin dediklerini işitti. Dediğini işittiler. وَلَمْ يَسْمَعُوا Bu içeride kalanların bir kısmı işitmediler. Terbiyetehu, Peygamber Efendimiz'in terbiyesini, ba'da hurucihi minhu, mescitten çıktıktan sonra bil hacci, hac ile terbiyetini işitmediler. Mescitte namazın peşinde lebbeyke bi umretin dediğini işittiler. Peygamber Efendimiz mescitten çıktıktan sonra lebbeyke bi haccetin de dedi, onlar da onu işitmediler. Sümme ra'uhu ba'de zalik, ondan sonra gördüler ki Peygamber Efendimiz yef'alu ma yef'alul hac, bir hacının yapmış olduğunu yapıyor. O da neden? Minel vukufi bi arafata, arafata vukuftan ve ma eşbe'e zalik, buna benzeyen şeylerden bunu yapıyor. Ve kâne zâlike indehum, bu da onların indinde oldu. Ba'de hurucihi minel umreti, umreden çıktıktan sonra. Dediler ki Resulullah Efendimiz mescitte umreyi yapmıştı, bu geldi umrenin ef'alini yaptı. Ondan sonra da bir hacı neyi yapar? Arafata çıkar ve feye durur. Ne yaparsa bu da onları yaptı. Fekalu, onlar da dediler ki temettu'a, Peygamber Efendimiz temettu niyeti eyledi. Çünkü mescidin içinde ömre niyetini işitmiştiler. Ama hac niyetini işitmemiştiler. Fereva kullu kavmin, her kavim rivayet eyledi. Ma alimu, bildikini. Ve kad dehale, dahil oldu. Cemi'u ma şul bir şeyin cemi'i ki alimeh, onu bildi. Kim? Ellezine kalu efret. Hacı ifrat niyet etti diyenlerin cemisi ve ma ol bir şey ki alimehu, onu bildi. Ellezine kalu innehu temettu, niyet etti diyenlerin, onu bilenlerin de bildikleri, o da dahil oldu. Neye? Hacı ifrat, Peygamber Efendimiz hacı ifrat niyet etti diyenlerin ve hacı temettü niyet etti diyenlerin, bunların hepsi girdi. Evet, evet, neye girdi? Fîmâ bir şeye girdi ki, bunların hepsi dahil oldu. Neye? Fîmâ bir şeyi ki alime, bildi. Kim? Ellezîne, şul bir kimseler ki kâlu dediler innehu karan, Peygamber Efendimiz kıran niyet etti. Kıran niyet ettiğine girdi. Şimdi kıran niyet edenlerin, şimdi hacı ifrat niyet etti diyenlerin malumatı onun içinde. Hacı temettü diyenlerin de malumatı içinde. Onların da ikisininki de hacı kıran içinde. لَاَنَّهُمْ Onlar اَخْبَرُوا haber verdiler. اَنْ تَلْبِيَتِهِ بِالْعُمْرَةِ Ömre ile terbiyesinden haber verdiler. Sümme an telbiyeti bil hacceti, sonra hac ile terbiyesinden de haber verdiler. Li akibi zalik,
ömre terbiyesinden sonra hac terbiyesinde getirdiğini haber verdiler. Öyleyse hac-ı ifrat niyet edenlerin de, diyenlerin de, hac-ı temettü niyet etti diyenlerin de hepsinin hükmü buna girdi. Hac-ı kıran diyenlerin hükmüne girdi. فَسَارَ اُلْضِ مَا اُلْمُشِيكِ ذَهَبُوا اِلَيْهِ Bana sahip oldular. Min zalik bu üç meseleden. Hac-ı ifrada yahut da hac-ı temettü'e. Ve ma ul bi şey ki revev rivayet eylediler. Evla evla oldu. Hacı kıran niyet etti diyenlerin sahip olduğu ve rivayet etmiş oldukları bu şeyler ki ifrat ve temettü'e de camidir. Evla bu evla oldu. Neden? Mimma ul bi şeyden ki zehebe ileyhi ona sahip oldu kim? Men halefehum hacı kıran niyet etti diyenlere muhalefet edenlerden. Ve mâreve onları rivayet etmiş olduğu şeylerden evle oldu. Hacı kıran da hepsi dahil. Hacı ifrat da dahil, hacı temettü de dahil. Öyleyse hacı kıran yaptı diyenlerin mezhebi daha sahih oldu. Çünkü ötekiler buna dahil, daha öyle oldu. Sümme kad vecidna ba'de zalik. Bundan sonra da biz bulduk ef'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ef'alini bulduk ki tedüllü delalet eder ki ala annehu kâne kârinin Peygamber Efendimiz karin idi. Buna delalet etti. Ve zâlike ennehu aleyhissalâtu vesselâm. Bu da şöyle ki Peygamber Efendimiz la yehtelifu anhu. Ondan ihtilaf etmez ki ennehu lemmâ kadime Mekke'de. Yani kimse ihtilaf etmedi ki Peygamber Efendimiz Mekke'ye kudum ettiğinde girdiğinde emere eshâbehu eshâbın emreyledi en yuhillû ihlal ederler, ihramlarını çözerler. İlla men kâne sâke minhum hediyen illa hedi sevk etmişse o değil. Ötekilerine dedi ki siz bu niyetinizi ömre niyet eden zaten ömre niyet etmiş. Hac niyet eden de ömreye çevirsin. Tavafı, sâyini yapsın, başını tıraş etsin, ihramdan çıksın. Yalnız hediyini götürenler onlar ihramdan çıkmasın buyurdu. Ve sebete Peygamber Efendimiz kendisi sabit oldu. Huve kendisi alâ ihrami ihram üzerinde sabit oldu. İhramdan çıkmadı. Felem yuhille minhu. Ondan ihramdan ihlal etmedi, çıkmadı. İlla fi vaktima illa bir vakitte çıktı ki yuhillul hacu hacı ihlal eder çıkar min hacı hacinde. O da hangisi? Bayram günü. Bayram gününe kadar çıkmadı. Ve kâle buyurdu ki lev istekbaltu eğer ben baştan bilmiş olsaydım min emri benim bu emrimden. Neyi bilmiş olsaydım? Mestedbertu sonradan olan şeyi yani eyyâm-ı hacde ömre caiz olduğunu bilmiş olsaydım ma suktul hediye hediye sevk etmezdim. Ve le cealtuha ben onu da kılardım. Bu haccimi ömreten ömre kılardım. Femen her kimse ki kâne leyse me'hu hediyun onunla hediye olmadı. Fel yuhil ihramını çözsün. Ve le cealha o ömresini o şey haccini yapsın ömreten ömre yapsın. Hâkezâ hekâhu anhu Câbir ibn Abdillah. Câbir ibn Abdillah böylece rivayet eyledi. Ve hu halbuki Hazreti Câbir de min menşur bir kimselerdendir ki yekûru buyur innehu afret. Peygamber Efendimiz hacı ifrat niyet etti diyenlerdendir. Ve senezkürü zâlike biz bunu da zikrederiz. Ve mâ revâ fîhî dehi rivayet etmiş olduğu şeyi de zikrederiz. Fî bâbi fesl-ül haccî inşâallahu teâlâ. Haccin fesli babında aşağıda gelecek. Orada da zikredeceğiz. فَلَوْ كَانِ اِحْرَامُهُ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz'in bu ihramı olmuş olsaydı, ne olmuş olsaydı? كَانَ بِحَجَّةٍ Yalnız hacci ifrat niyet etmiş olsaydı, لَكَانَ هَدْيُهُ Peygamber Efendimiz'in hediye olurdu, اَلَّذ۪ي سَاقَهُ Sevk etmiş olduğu bu hediye olurdu, tatavvan tatavvu olurdu. Çünkü hacci ifrat niyet edenlere kurban vacip değil ki, eğer bir hediye götürürse nafiledir. Vacip değildir. فَهَدْيُ التَّتَوُّ nafile hedi de la yemne'u mani olmaz minel ihlal, ihlal da ihramı çözmedir. Ellezi öyle ihlal ki yuhilluhur recül, recül onu ve ihramı çözer, izâlem yikum me'hu hedi, onunla beraber hedi olmadığını çözer. Mesela bir adam ömre yapmış, hedi getirmemiş, o adam tavaf eder, sa'y eder, başını tıraş eder, ihramdan çıkar. İşte bu da belli olur. Eğer Peygamber Efendimiz hacı ifrat niyet etmiş olsa idi, getirmiş olduğu hedi nafile olduğunda tavaf eder, sa'y eder, başını tıraş eder, ihramdan çıkardı. Bu hedi çünkü zaten nafile, ona mani değildi.
ve lekâne hükmü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in hükmü de olurdu. Ve inkâne kad sâke hediyen, hediye sevk etmiş olsa bile onun hükmü olurdu ki hükmü men, bir kimsenin hükmü gibi olurdu ki lem yesuk hediyen, hediye sevk etmeyen gibi olurdu. Adam ömre yapmış, hediye getirmemiş, bunun gibi olurdu. Hemen efal-i ömre yapar, ihramdan çıkardı. Peygamber Efendimiz'in de getirmiş olduğu, eğer hac niyet etmiş olsaydı, getirmiş olduğu hediye nafileydi, o da onun gibi olurdu. لَاَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ Peygamber Efendimiz çıkmadı. اَلَا اَنْ يَتَمَتَّعَ تَمَتْتُعُ etmek üzere çıkmadı. كِ فَيَكُونَ اُرَى ذَلِكَ الْهَدْيُ اُهَدِيلِ مُتْعَةِ 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 için olan. Çünkü siz diyorsunuz ki hacı ifrat niyet ederek çıktı. Hacı ifrat niyet ederek çıktıysa demek temettü niyet etmedi. Temettü niyet etmedi ki uhedi müt'e için olan. فَتَمْنَعَهُ وَقِتْتَ اَجَرْ مُتَعِشْنُ olsa وَنِ مَنْ اَدَى مِنَ الْاِحْلَالِ اِحْلَالًا اَلَّذ۪ي اَلَى اِحْلَالِ كِ كَانَ يُحِلُّهُ ondan çıkardı. لَوْلَمْ يَسُكْ هَدْيَ hediye sevk etmeseydi o ihramdan çıkardı, ihlal ederdi. Bunun gibi olurdu. Şimdi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacı ifrat niyet etti diyenlere göre cevap veriyor ki eğer hacı ifrat olsaydı hiç hedi sevk etmeyen gibi olurdu. O geldi mefali hacı yapar. Ondan sonra çıkardı. Evet. Niye? Çünkü onun hedi nafileydi. Nafile de ihramdan çıkmasına mani değildi. Ela tera sen görmez misin ki enne racülen bir adam levhare çıksa yuridü temettü temettü murad ederek çıksa فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ bir ömreyi niyet etse اَنَّهُ o adam اِذَا طَافَ لَهَا ömrenin tavafını yaparsa وَسَعَى سَعِي ederse وَحَلَقَ başında tıraş ederse حَلَّ مِنْهَا ondan çıkmış olur. O ömreden çıkmış olur. وَلَوْ كَانَ سَعَقَ هَدِيًا yok, o ömre temettü niyet eden adam hedi sevk etmiş ise لِمُتْعَتِهِ bu temettü hacı için hedi sevk etmiş ise lem yuhille bu ihramını çözemez hatta yevmin nehri nehir gününe kadar, bayram gününe kadar. Ve lev sâke hediyen tetavven yok, nafile olarak bir hediye getirmiş müte'i için değil, nafile olarak bir hediye getirmişse halle ihramını çözer kabile yevmin nehri nehir gününden, bayram gününden evvel ve de ferahi minel ömreti ömre efalini yaptıktan sonra çıkar. Niçin? Müt'e hediye değil. Ya tatavu hediye. Müt'e için olan hediye başka, tatavu olan hediye başka. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki enne hediye nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in hediye. Lemma kâne vaktaki oldu. Kad mena'hu minel ihlal. Peygamber Efendimiz'i ihlaldan men eyledi. Çıkmasına mani oldu. Ve evcebe subute Peygamber Efendimiz'in sabit kalmasını vacip kıldı. Alel ihram, ihram üzerinde ihramda kalmasını, sabit kalmasını vacip kıldı. Evet. İlâ yevmin nehri, nehir gününe kadar, bayram gününe kadar ihramda kalmasını vacip kıldı. Böyle ki oldu ki enne hükmehu, öyleyse Peygamber Efendimiz'in hükmü ne oldu? Gayre hükmü hedi tatavvuk. Bunun getirmiş olduğu, Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu bu hedi, evet, enne hükmü, onun hükmü, gayru hükmü, hedi, tetevvü, hedinin hükmünün gayrısı oldu. Fentefa bizalik, bununla müntefi oldu, kavlu men bir kimsenin kavlu ki, kâle dedi ki, innehu, Peygamber Efendimiz kâne müfriden, hacı ifrat niyet etmişti diyenin, kavlu müntefi oldu, yok oldu. Çünkü hacı ifrat niyet etmiş olsa, getirmiş olduğu hediye ona mani değildi. Peygamber Efendimiz efal-i ömre yapar çıkardı. Halbuki Peygamber Efendimiz ihramdan çıkamadı. Ta kurban bayramı gününe kadar kaldı. Öyleyse bunun getirmiş olduğu hediye hediye tetevvü değil, hediye temettüdür. Öyleyse hacı ifrat niyet etti diyenlerin davası çürüdü. Vakat zekerine biz zikreyledik fi ma tekeddeme tekeddüm eden yukarıdaki sayfelerde min hazel bab bu babdan daha evvelki bablarda zikreyledik.
en Hafsat Hazreti Hafsat'ın ki enneha Hazreti Hafsa radıyallahu anha قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e dediler ki ma şanun nasi hallu nasin şanı nedir ki onlar ihramlarından çıktı ve lem tuhille ya Resulallah sen çıkmadın ente sen min ömretiki ömründen çıkmadın onlar ömre yaptı çıktılar da sen çıkmadın dedi fekale buyurdu ki inni kallettu hedi ben hedimi teklid eyledim boynuna kilade astım ve lebbettu resi başımı telbit ettim. Yani onu gareyle, tutkarına yapışkan bir şeyle bağladım. فَلَا اُحِلُّ ben çözmem, ihlal etmem, ihramı çözmem حَتَّى اَنْحَرَ حَتَّى nehri yapmayınca yani hedimi boğazlamayınca. فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet etti عَلَى مَا ذِكِرْنَا bizim zikrettiğimiz şeye ki yani Peygamber Efendimiz hacı kıran niyet etti ve getirmiş olduğu o hedi, hedi temettü'dür. Yoksa hacı ifrat değildir. Hacı ifrat niyet etmemiştir. Ve alâ enne zâlikel hediye o hedi kâne hediyen hedi yoldi bir sebebi ümretin bir ümre sebebiyle ki yurâdu biha umreyle murad edilir. Gıranun gıran ev müt'etün müt'et. Gel Peygamber Efendimiz evvelinden hacı ümre demişse o dem gıran içindir. Yok evvela ümre niyet etmiş. Sonradan da hacı onun üzerine izafe etmişse vakıtta hacı temettü olur, hedi temettü olur. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ buna baktık. فَإِذَا حَفْسَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا baktık ki Hazreti Hafsa قَدَّلَّ حَدِيثُهَا onun hadisi delalet etti. هذا bu hadisi عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ bu kavl min رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den kâne bi Mekke'te, Mekke'de oldu. Yani nasıl ömresinden çıktı da ya Resulullah sen niçin çıkmıyorsun? Nerede oldu? Mekke'de oldu. لَنَّهُ كَانَ مِنْهُ bu Peygamber Efendimiz'den oldu. بَعْدَمَا حَلَّ النَّاسِ Nas Mekke-i Mükerreme'de ihram çıktıktan sonra Hazreti Hafsa diyor ki ya Resulullah sen niye çıkmıyorsun? O da buyurdu ki ben فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında nazar eyledik فَيْذَا حَفْسَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا baktık ki Hazreti Hafsa قَدَّلَّ حَد۪يثُهَا هَذَا bu hadisi delalet ediyor ki عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ bu kavl min رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den كَانَ بِمَكَّةَ Mekke'de oldu. Yani Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a buyurdular ki ya Resulullah nasıl ömrelerini yaptı çıktılar da sen niye ihramdan çıkmıyorsun? Peygamber Efendimiz de buyurdu ki ben hediye sevk ettim. Temettü için hediye sevk etmiş, etmemiş olsaydım ben de ihramdan çıkardım. لَنَّهُ كَانَ مِنْهُ bu Peygamber Efendimiz'den oldu. Yani ihramdan çıkmaması لَعْدَ مَا حَلَّ النَّاسِ Nas Mekke-i Mükerreme'de ihramdan çıktıktan sonra oldu. وَقَدْ يَجُوزُ caiz olurken يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz olmuş ola قَدْ تَعَفَ قَبْلَ ذَٰلِكَ bu sözden evvel tavaf etmiş ola, ümre tavafını yapmış ola اَوْلَمْ يَتُفْ yahut da yapmamış ola. فَاِنْ كَانَ قَدْ تَعَفَ قَبْلَ ذَٰلِكَ bu sözden evvel ömre tevafını yapmış ise sümme ehreme bil hacceti ondan sonra da hacci ihram etmiş ise min ba'du bu tevaftan sonra fe innemâ kâne mütemettiyen o vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz mütemettî olmuş olur. Ve lem yekun karinen karin olmaz çünkü ömre tevafını yaptıktan sonra hac niyet ederse o mütemettiyedir. Ve ennehu innemâ ehreme Peygamber Efendimiz ihram etmiş oldu bil hacceti hac ile ba'de ferâhî min tevâfil ümre. Ümrenin tevâfından fâri olduktan sonra yapmış olduğundan bu şey mütemettî olmuş oldu. Ve indem yikün tâfe Peygamber Efendimiz tevâf etmemiş ise keble zâlike bundan evvel bu sözü söylemezden evvel tevâf etmemiş idi. Hatta ehreme bil hacci hatta hac ile niyet etti, hac ile niyet etti. O vakitte ömre tevafını da yapmamıştı, hacci de niyet ettiği gibi fakat kâne kârinen, o vakitte kârin olmuş oldu. لَنَّهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ لَزِمَتْهُ ona lazım geldi. الْحَجَّةُ حَجْ قَبْلَ تَوَافِيلُ الْعُمْرَةِ ömreye tevaf etmediğinden evvel hac da ona lazım geldi, kârin oldu. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَلِكَ vaktaki Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu sözü mühtemel oldu. Neyi mâ zikerna zikrettiğimiz bu iki şeye
Peygamber Efendimiz ihramdan çıkmaması, ya ömreye tavaf ettiği, hacı sonradan niyet ettiği, yahut da ömreye tavaf etmezden evvel hacı de niyet eyledi, ya mütemettî ya kıran oldu. Kâne evlel eşyâi bina, bize layık olan şeylerin en evlâsı ne oldu? En nehmile, bizim hamletmemiz, hâzî lâfâr, bu eserleri hamletmemiz oldu. Alâ mâ ol bir şey üzerine ki fîhî anda orucudur, ittifâkuha, eserlerin ittifâkı orucudur. La alâ mâ şol bir şey üzerine hamletmek değil ki fîhî anda orucudur. Tadadduha, eserlerin birbirine zıddiyeti orucudur. Eserler nerede ittifak ederse ona hamletmek bize daha evladır. Telifen beynel hadis, hadislerin arasını telif olduğundan. Fekâne Ali ibn Ebi Talib, Ali ibn Talib radıyallahu anh oldu. Ve ibn Abbasin ve İmran ibn Hüseyin'in ve Aişetü radıyallahu anh mecmai. Bunlar oldular. Kadreveyna anhum. Onlardan biz rivayet eyledik ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz temettü etti. Bunlardan bunları rivayet eyledik. Ve reveyna anhum, yine bunlardan rivayet eyledik ki ennehu karene, hacı kıran niyet etti. Ve kad sebete min kavlihi, Peygamber Efendimizin kavlinden de sabit oldu. Ma bi şey ki yedüllü, delalet eder ki ala ennehu kadime Mekke, Mekke-i Mükerreme'ye kudum etti. Ve lem yekun ehreme bil haccı, hac ile ihram etmemiş idi kendi zalik bundan evvel. Bu da sabit oldu. Hacca Mekke-i Mükerreme'ye varıncaya kadar hacı niyet etmemiş oldu. Fe in cealna ihramehu, Peygamber Efendimiz'in ihramını kılarsak ise, bil hacceti, hac ile niyet ettiğini kılarsak ise, kâne kabla tavafi bil umreti, onu kılarsak ney? Peygamber Efendimiz ömre tavafını yapmazdan evvel oldu dersek ise, sebete sabit olur el hadisani cemiyan. Hadislerin ikisi de sabit olur. Peygamber Efendimiz ömre tevafını yapmadan hacı da niyet etti. İşte hadislerin ikisi de emel edilmiş oldu. Peygamber Efendimiz hem temettü yaptı yahut da hem de kıran. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu. Kad kâne mütemettiyen mütemettü olmuş oldu. İlâ nehreme bir hacceti, hacci niyet edinceye kadar mütemettiy idi. Fesara karinen, hacci de niyet etti. Karin oldu. Hadislerin ikisiyle de emel edildi. Ve in cealna ihramehu, Peygamber Efendimiz'in ihramını kılarsıksa, bil hacceti, hacc ile, kâne ba'de tevafilil ümreti, ömre tevafını yaptıktan sonra hacc ile ihram etti, böyle kılar isekse, cealnâhu mütemettiyen, Peygamber Efendimiz'i mütemettiy kıldık. وَنَفَيْنَا وَنْدَنْ نَفْيَلَدِكْ يَنْ يَكُونَ قَارِنًا قَارِنْ olmadan nefiyeledik. Çünkü efali ömreyi yaptı, ondan sonra hac niyet etti. Bu mütemmetti olur, karın olamaz. فَجَعَلْنَاهُ Peygamber Efendimiz'i kıldık, mütemmettiyen fi halin, bir halde mütemmettiye kıldık ve karinen fi halin, bir halde de karın kıldık. Öyleyse bu tekdirde hadislerin ikisi birbirine müteariz olur. فَذَبَتَ Bizalik bununla sabit oldu ki enne tevafehu lil umreti, umre tevafi kâne be'de ihramihi bil hacceti, hac niyet ettikten sonra oldu. Böyle olursa aradaki taarruz kalkar. Fesebete bizalik, eğer Peygamber Efendimiz'in hacce niyeti umre tevafından evvel ise, fesebete bizalik bununla sabit olur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz قَدْ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَى, حَجَّةُ الْوَدَى'da olmuş oldu, قَارِنًا قَارِنًا olmuş oldu. فَقَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etse dese ki, o da kim de مِمَّنْ كَرِهَ الْقِرَانَ وَالْتَمَتُّعُ, kıran ve temettüve kerih görenlerden bir kimse itiraz etse dese ki, kime? لِمَنْ اِسْتَحَبَّهُمَا, hacı kırani, hacı temettüü müstehab görenlerden birisine dese ki, اَعْتَلَلْتُمْ عَلَيْنَا, siz bizim üzerimize ihtilal ettiniz, illet getirdiniz. Ve kevlillahi azze ve cel, Cenab-ı Hakk'a rızıklarının kevli şerifiyle, estağfirullah, femen temettea bil umreti ilel hacci femesteysere minel hacci, şimdi illet getirdiniz, femen temettea bil umreti ilel hacci femesteysere minel hacci, her kim hacca, hacdan evvel bir umre yapar da temettü ederse, bu vakitte ne kolay olursa bir hediye ona lazım gelir. Fi ibahatil müt'ati, müt'enin mübah olduğunda böyle bir illet getirirsin ise bizim üzerimize, dediler.
وَلَيْسَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Halbuki bu böyle değildir. Sizin dediğiniz gibi hacdan evvel ömre yapar da hediye ondan sonra yapar. Bu manaya değildir. وَاِنَّمَا تَعْو۪يلُ هَذ۪ي لَا يَبَا اَيَتٍ تَعْو۪يلِ مَا وَلْبُ شَيْدِرْ كِي اُرُوْا يَعْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ زُبَيْرِ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ زُبَيْرِ'den rivayet edildi diye bu müteriz böyle bir tevil getiriyor. Diyor ki sizin anladığınız gibi değil. Hacdan evvel ömre yapılmaz, temettü yoktur. Ama bu ayeti kerimeyi delil getiriyorsunuz. Bu ayeti kerimenin manası o değildir ya nedir? Abdullah ibn Zübeyr'in buyurduğu gibidir. Onu yapmış olduğu tevil gibidir. Onun tevili nasıl? Nasıl diye bu müteriz zikrediyor. Fezekere o müteriz adam zikreyledi. Neyi maşul bir hadisi ki haddesene Muhammed ibn Haccac. ونطر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا أبو هيب بن خالد عن إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب عبد الله بن الزبير خطبة أوكركن اشتتم كي يقول دردي يا أيها الناس أي ناس ألا إنه آكهر نسك والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج حج عمره إلى تمتع olmadı. Kemâ tesnaûne sizin işlediğiniz gibi olmadı. Velâkinne temettu'a bil umreti ilel hac. Hacca umreyle temettu' nedir? En yehruce racülü haccen. Bir adam hacı olarak çıkar. Feyehbisehu aduvun düşman onu hapsede bırakmaya yolunu keser. Ev maride yahut da marad olar. Feyehbisehu aduvun ev maradun. Yahut da marad onu hapsetti. Hasta oldu da gelip hacca kavuşamadı. Ev emrun yahut da başka bir emir onu hapsetti ki ya'zuru bihi o emir sebebiyle o mazur oldu gelemedi. Hatta tezhebe eyyamun hac. Hatta hac günleri geçti. Hac günleri geçtikten sonra feyyati beyte ve beytullah'a geldi. Feyyatufe bihi seben. Feyyati beyte beyte gele hac. Eyyam hac geçtikten sonra feyyatufe bihi beyti tavaf ede seben 7 defa. وَيَسْعَى بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْمَةِ Sefa ile Merve arasında da sa'y eder. وَيَتَمَتَّعَ تَمَتُّعَ اَدَى بِحِلِّهِ ihramını çözüp temettü' ede ne zamana kadar اِلَّا الْعَامِ الْمُقْبِلِ gelecek seneye kadar ihramını çöze temettü' ede ihramdan çıkar. İhram sebebiyle haram olan şeyler ona helal olan temettü' bu cihetten olan. Ondan sonra ertesi sene feyehucce hacci de ve yuhdiye hedini de yapar. İşte bu ayetin tevili budur dedi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme gâle haddesena Haccac gâle haddesena Hammadun gâle ehberena İshak ibn Süveyd fezekere nehvehu bunun hadisi şerifin bu şekilde rivayet edilmesini İshak ibn Süveyd terekiyle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Ve diyor ki فَهَذَا تَعْو۪يلُ هَذ۪ي لَا o müteriz olan adam diyor ki işte ayetin tevili budur. Nitekim bunu Muhammed ibn Huzeyme, Muhammed ibn Haccac rivayet eylediği gibi Muhammed ibn Huzeyme de rivayet ediyor. Abdullah ibn Zübeyr'in tevili bu. Yoksa sizin dediğiniz gibi her günlerinde temettü vardır. Yok o değildir. Temettü yoktur dedi. قَيْلَ لَهُمْ o adama cevaben denilir ki لَيْنْ وَجَبَا eğer vacip olursa اَنْ يَكُونَ اُلَا تَعْو۪يلُهَا bu ayetin tevili kezalike böylece ola. Sizin dediğiniz gibi Gavli ibn Zübeyr, Abdullah ibn Zübeyr dediği için onun dediği gibi tevil vacip olursa feinde tevilehu bu ayetin tevili ehra daha layıktır kendine kurulu kezalik. Böyle olmamak daha layıktır. Siz böyle tevil ediyorsunuz. Halbuki öyle olmamak daha layıktır. Ne için? Lima rabeynahu an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz Abdullah ibn Zübeyr'den rivayet ediyorsunuz. Biz Resulullah'tan rivayet ettiğimiz bir şey var. Ve an eshabihi min ba'di. Resulullah'tan sonra da eshabından rivayet edilen şey için. Ve eshabi de kimden? Misli Ömer'e ve Ali'in radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi. Ve men zekerna ma'ahuma abide. Bunlarla beraber zikrettiğimiz eshab-ı kiramdan kimseler var. Onları zikrettik. Fîmâ tekeddeme min hâdel bâb. Bu babdan tekeddüm eden ve heslerle onlardan bu ayet-i kerimenin manasını neklettik. Öyleyse onların Resulullah Efendimiz'in ve onun ashabını yapmış olduğu tevil daha layıktır.
وقد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم مالك بن الحارث إبراهيم بن يوسف مالك بن الحارث عن رواية ديور عن أبي نصر قال أهللت بالحج أبو نصر ديور كبان حج لا إهلال التم حج نية التم فأدركت عليا رضي الله عن حزة عليا ulaştım yolda. Fekultu dedim ki inni ehlentu bil hac. Ben hacı niyet ettim. Efe estatiyu an edumme ileyhi. Ben ona zemmetmeyi yapabilir miyim? Yani ona ömreyi de ilave edebilir miyim? Fekale la Hazreti Ali kerramallahu ve sellem dedi ki la ömre ilave edemezsin. Lev künte ehlente bil umreti ömreyle niyet etmiş olsaydın. Sümme eradde en tudife ileyhel hacca. Sonra hacı de ona ilave edecek ilave etmeyi murat etseydin fealte bunu işlerdin, bu caiz idi. Fakat madem evvel hacı niyet etmişsin, ömreyi onun üzerine ilave edemezsin dedi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Ebu Avane en Yezid ibn Ebi Ziyad en Ali ibn Hüseyin en Mervan ibn Hakem kâle künnâ me Osman ibn Affan Osman ibn Affan'la beraber idik ve semeyna racülen yehtifu bir adamı baktık ki bağırıyor bil haccı vel umreti lebbeyke bi haccı mevbretin diye yüksek sesle hitap ediyor, bağırıyor. Fekal Osman radıyallahu anh Hazreti Osman dedi ki men hâder, bu kim? Kalu dediler ki Aliyyün radıyallahu anh Ali Hazreti Ali kerimallah ve şeh fesekete sükut etti. Çünkü ikisinin arasında münazaa oldu ve Hazreti Osman radıyallahu anh nehyelemişti. Hazreti Ali de senin bu nehi Resulullah'ın yapmış olduğunu muhaliftir, ben kabul etmiyorum dedi. Aralarında hilaf olmuştu. Hazreti Osman da bunu biliyor, onun için sükut etti. Haddesena Süleyman ibn-i Şeyb, kâle haddesena Hasib, kâle haddesena Hammâmin en Gatâdete, en Cüreyy ibn-i Küleyb ve Abdillah ibn-i Şekîb, enne Osman'a radıyallahu anh'u hatır. Hazreti Osman hutbu okudu, fenehâ anil mütâfi temettü'de nehiyledi. Fekâme Aliyyün radıyallahu anh Hazreti Ali kalktı, felebbâ bihimâ Hacc-ı Ömre'yle telbiye getirdi. Fenker-i Osman'u radıyallahu anh Hazreti Osman da inkar eyledi. Zalike bunun bu şekilde telbiye getirmesini. Fekale lehu aliyyün radıyallahu anh Hazreti Ali ona dedi ki inne eftalena bizim eftalemiz fi hadel emri bu emirde kimdir? Eşeddüna en ziyade şiddetli oranımızdır. İttiba'ın ittiba yönünden lehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kim Peygamber Efendimiz'e şiddetli tabi oluyorsa eftarımız odur. Yani o da benim. Peygamber Efendimiz'in yaptığını yapıyorum buyurdu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hüseyin kâle, haddesena Ebu Bişir, en Süleyman el-Yeşkuriyyi, en Cabir ibn Abdillah radıyallahu anh. Hazreti Cabir'in rivayet eyledi kâle buyurdu ki, lev ehleltu ben ihlal etseydim, niyet etmiş olsaydım bil hacci vel ümreti, hacci ümreyi ikisini birden niyet etmiş olsaydım, tuftu lehuma tavafen vahiden, onlar için bir tavaf yapardım, ve leküntü mehdiyen, ben de doğru hidayet yoluna gitmiş olurdum, ikisine bir tavaf yapardım. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, fehâzâ işte bu men bir kimsedir ki zekevna, biz zikreyledik min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in eshabından olan kimseleri ki biz zikreyledik. Kad sarafa sarf etti tevhile kavlillahi azze ve cel. Cenab-ı Hakk'ın kavli şerifinin tevhilini sarf etti es-sa'il billah. Femen temette'a bil umreti ilel haccı femesteyi selemin elhed. Bunun tevhilini sarf etti ila hilafi maşul bir şeyin hilafına ki sarafahu ileyhi ona sarf etti Abdullah ibn-i Zübeyir. Abdullah ibn Zübeyr'in sarf etmiş olduğu tevilin hilafına sarf etti. Ve huve bu es-sahhu tevili, iki tevilin en sahihi de budur. Endena bizim indimizde vallahu alem. Abdullah ibn Zübeyr'in tevilinden ise bu tevil daha sahihtir. Ne içinden? Ne fil ayeti ayette orucudur. Ma yedullu ala fesadi tevili ibn Zübeyr. İbn Zübeyr'in tevilinin fesadına ayette delalet vardır. لأن الله عز وجل قال الله تعالى بيقولك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي her kim hacca kadar temettü ederse ihramını çözer de
ömreyi yaptıktan sonra ihramını çözer de temettü eder, ondan sonra hacca niyet ederse فَمَسَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, öyleyse ne kolaysa hediden uni, bu kessin. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, eğer bulamazsa فَسِيَامِ سَلَاسَةِ اَيَّامِ, 3 gün oruç tutsun fil hacci, hac günlerinde. 7 gün de hacdan sonra tutacak, o da var. وَالصِّيَامُ فِي الْحَجِّ, halbuki hac günlerinde oruç, لَا يَكُونُ olmaz بَعْدَ فَوْتِ الْحَجِّ, haccin fevtünden sonra olmaz. وَلَكِنَّهُ قَبْلَ فَوْتِهِ, haccin fevtünden evvel olur. Abdullah ibn-i Zübeyir'in dediği gibi olsa, hacca geldi kavuşamadı. Kavuşamadı, daha ne hedidir? Sonra oruç, oruç nasıl oruç tutacak? Zaten hacca adam gelip kavuşamadı ki 3 gün oruç tutacak. 3 gün oruç tutmak hac günlerine mahsustur. Bu yani serahatin delalet ediyor ki Abdullah ibn-i Zübeyir'in tevhili gibi değildir. Sümme kâle, sonra Cenab-ı Hak buyurdu ve seb'atin izâracâtu, 7 günde rücu, hacdan döndükten sonra oruç tutacaksınız. Tilke aşeretün kâmil, işte bu 10 gün, 10 gün oruç tutacak. Hedi bulamayan kimseye. Zâlike bu. Bu oruç tutmak da kime? Yahut da hedi, bu oruç tutmak. Limen, bir kimseye ki lem yikun olmadı, ehluhu, onun ehli olmadı. Hâdirin mescidil haram, mescidil harama hazırlardan olmadılar. Ya ehli Mekke'den değil o. Fekanallahu azze ve celle, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri innemâ ce'alel müt'ate müt'ayı kıldı. Ve evcebe fîhâ, onda da vacip kıldı. Ma evcebe, vacip olan şeyi, ya hedi yahut da oruç. Kime alâ men fe'alâ, her kim o temettü'yü yaparsa. Ya kurban kesecek, ya oruç tutacak. İzâ lem yekün ehluhu, eğer onun ehli olmazsa, hadirin mescidil haram, mescid-i haramın hazırlarından olmazsa, ehli Mekke'den olmazsa onlara vacip kıldı. وَقَدْ اَجْمَعَتِ الْاُمَّةُ, ümmet de icma eylediler ki اَنَّ مَنْ, her bir kimse ki كَانَ اَهْلُهُ حَضِرٍ مَسْجِدِ الْحَرَامِ, onun ehli mescid-i harama hazırlardan oldular. اَوْ غَيْرَ حَضِرِ الْمَسْجِدِ, yahut mescid-i harama hazırların gayrisi oldular. فَفَاتَهُ الْحَجُّ, حَجُّ ona fevt ederse اَنَّ حُكْمَهُ, o adamın hükmü فِي ذَلِكُ, bu meselede hakkında. وَحُكْمَ غَيْرِهِ, gayrisinin hükmü sevâun, beraberdir. وَاَنَّ حَالَهُ, onun hali, بِحُدُورِ اَهْلِهِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, onun ehlinin mescid-i harama hadir olmasının hali, لَا يُخَالِفُ, muhalif olmaz, حَالَهُ, onun haline, بِبَعْلِهِمْ, onların uzak olmalarına, اَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, mescid-i haramdan uzak olmalarına muhalif olmaz. Yani isterse ehli Mekke'den olsun, isterse ehli Mekke'den olmasın, hal fevt olduğu mu hüküm birdir, fert değildir. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ, bununla sabit oldu ki اَنَّ الْمُتْعَةَ اَلَّتِي شُعُلْ بِالْمُتْعَكِ زَكَرَهَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zikreyledi. فِي هَذِي الْاَيَةِ, bu ayette هِيَ اُمُتَعَ اَلَّتِي, öyle bir müt'edir ki يَفْتَرِقُ ف۪يهَا, onda ayrılır. Kim? مَنْ كَانَ اَهْلُهُ بِحَضَرْتِ الْمَسْجِدِ, onun ehli mescidin hazırlarından olur. بِحَضَرْتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَمَنْ, bir kimse de ayrılır ki kâne ehluhu, onun ehli oldu. Gayr-ı hadretin mescid-i haram, mescid-i haramın huzurunun gayrisi oldu. Bunların ikisinin farkı vardır, ayrılırlar. Ve zâlike, bu da nerededir bu fark? Fit temettü'a bil umreti ilel hac. Evet, hac da ömreyle temettü'de olucudur ki elleti öyle ömre ki keriheha, onu kerih gördü muhalifine. Bize muhalif olanlar bunu kerih gördü. Onların kerih gördükleri gibi değil. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسِ فِي ذَٰلِكَ, عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسِ de rivayet eyledi bu mesele hakkında. اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den ney? مَا bir şeyi çıkart. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا بُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُوسْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ, Abdullah ibn Abbas dedi ki nas görürdüler ki ennel ömreti fi eşhurül hac, hac aylarında ömre yapmak min efcerül fükür, fısıkların en büyüklerindendir, isyanların büyüklerindendir, böyle görürdüler cahiliye zamanında. Kale buyurdu ki ve kânu yüsemmûnel muharrem, muharreme de isim verirdiler, sefere sefer verirdiler, muharremin ismini sefer koydular, degişirdiler. Nesi dedikleri yeri innemen nesi ziyadetin ve küfür, Muharrem'in bazen adını da sefer koy değiştirirdiler ki sefer ayında birbirleriyle kıtal, yağma, gerilik vesaire yapılsın diye. Muharrem ayında yapamıyorlar. Muharrem'in adını sefer koydular ki
o kitali, o yama gerdiği yapsınlar. Ve yekulûne derdiler ki, اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَ الْأَسَرْ وَنْ سَلَخَ سَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ يَعْتَبَرْ لِمَنْ يَعْتَبَرْ اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ Develerin yaraları iyi oldu mi? Çünkü develer Mekke'ye geldi mi, o üzerlerindeki semerler onları vurup yara eder. O da yaralar iyi oldu mi? وَعَفَ الْأَسَرْ O yaraların eseri de mehvoldu gitti mi? Develer iyileşti mi? وَنْسَلَخَ سَفَرْ Seferde çıktı mı? Sefer dedi yani Muharrem'de çıktı mı? حَلَّتِ الْعُمْرَةِ Ömre helal olur. لِمَنْ يَعْتَمَرْ Ömre yapan kimseye ömre helal olur derdiler. Cahiliyette böyle derdiler. فَقَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَسْحَابُهُ Peygamber Efendimiz ve eshabi Mekke-i Mükerreme'ye kudum ettiler. سَبِيحَةَ رَابِعِهِ Zilhicce'nin dördüncü gününün sabahı. وَهُمْ Halbuki onlar mülebbûne telbiye edici olarak kudum ettiler. Ne ile? بِالْحَجِّ حَجِّ لَا لِبَّيْكَ بِحَجِّنْ diyerek geldiler. Hac niyetiyle geldiler. Zilhicce'nin dördüncü günü sabahleyin. فَاَمَرَهُمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara emreyledi. اَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً Bu hacı ömre yapmalarını emreyledi ki siz bu hacı niyet ettiniz, ömre yapın. Beytullah'ı tevaf edin, Safa Merve arasını sa'y edin, tıraşının yerinden çıkın. قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيَّ حِلِّنْ نَحِلِّ Hangi hilli biz yapalım? Yani bize helal olan şey nedir? قَالَ Peygamber Efendimiz buydu ki اَلْحِلَّ كُلَّهُ Hillin hepsi. Yani ihramdan çıkan bir adam ne yapar? Ne yaparsa onların hepsi size helaldir buyuruyor. فَهَذَا بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn Abbas kat akbara haber verdi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا فَسَخَ الْحَجَّ اِلَى الْعُمْرَةِ وَحَجُّ عُمْرَيَ فَسْخَتِ Yani hac niyetiyle geldikleri halde bunu ömre yapın da haccı fesh edin buyurdu. لِيَعْلَمَ النَّاسُ النَّاسُ بِلْسِنْ نَيْلِ خِلَافَ مَا اُلْبِشِنْ خِلَافِنِ بِلْسِنْلَرْ ki كَانُوا يَكْرَهُونَ Onu hoş görmezdiler ki cahiliyette. Cahiliyette hac aylarında ömre yapmayı hoş görmezdiler. Ha bilsinler ki o cahiliyet akidesi bozulmuştur, hac aylarında ömre yapılır. Onun için onların haclarını ömreye çevirdi. وَلِيَعْلَمُوا yine bilsinler ki اَنَّ الْاُمْرَةِ اُمْرَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ Hac aylarında ömre mübahatü mübahtır. Kehiye ömrenin mübah olması gibi fi gayri eşhuril hacci hac aylarının gayrisinde helal mübah olduğu gibi hac aylarında da mübahtır. Bunu da bilsinler için gelen ashab-ı kiram emreyledi ki haccinizi ömreye çevirin. Fe'in gâle gâilun bir adam itiraz etse dese ki fakat sebete bihâza bununla sabit oldu. Yani İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma Peygamber Efendimiz'den Abdullah ibn Abbas'tan sabit oldu ki enne ihrame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ihrami innema kâne bi haccetin müfredetin hacci ifrad idi. Tek hacc ile niyet etmiş idi. Abdullah ibn Abbas böyle rivayet etmiş idi. Fakat halefe hâza sizin buradaki bu rivayetiniz muhalif oldu. Neye? مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ Abdullah ibn Abbas'tan rivayet etmiş olduğunu şey o da neden? مِنْ تَمَتْلُوا رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكِرَانِهِ Yukarıda rivayet ettiniz Peygamber Efendimiz'den ki Resul-i Ekrem Efendimiz'in niyeti temettü'ü dedi. Yahut da kıran idi. Evvel ömre niyet etmişti, sonra hacı izafe etti. Yahut da her ikisini birden niyet etti, kıran. Burada da diyorsunuz ki hacı ifrad edip birbirine muhalif oldu. قِيلَ لَهُ Ona denilir ki مَا فِي هَذَا خِلَافٌ لِذَالِكَ Bu hadiste öteki hadislere muhalif bir şey yoktur. لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ Caizken يَكُونَ اِحْرَامُ اَوَّلًا Peygamber Efendimiz'in ihrami olmuş olan evvelce kâne bihaccetin hac niyetiyle olmuş olan hatta قَدِمَ مَكَّةَ Mekke-i Mükerreme'ye kudum edinceye kadar. فَفَسَخَ ذَالِكَ Onu Resul-i Ekrem Efendimiz o hac niyetini fesfetti bi umretin ömreyle. Ömreye çevirdi. Sümme agame aleyha o ömre ihram üzerinde de ikamet eyledi. Bir müddet ki ala enneha umretun ömrü olarak öyle bir müddet kaldı. Ve kad azeme ondan sonra da azmetti ki en yuhrime ba'daha bi hacceti.
Ondan sonra da tekrar haccı niyet etmek istedi. Haccından ihram yapmak istedi. Fekâne fî zâlik, işte bu meselede oldu Resul-i Ekrem Efendimiz mütemettiyen, mütemettiy oldu. Evvela hac niyet etti. Ondan sonra geldi o haccı ömreye çevirdi. Ondan sonra bir müddet kaldıktan sonra tekrar haccı da niyet etti. Peygamber Efendimiz öyleyse mütemettiy oldu. ثُمَّ لَمْ يَتُوفْ لِلْعُمْرَةِ Ömreye tavaf eylemedi. حَتَّى اَحْرَمَ بِالْحَجَّةِ Haccı ömreye çevirdikten sonra ömrenin efalini yapmadı, tavafını yapmadı. Bir müddet kaldıktan sonra tekrar haccı niyet etti ömrenin üzerine. فَسَارَ بِذَارِكْ Bununla da oldu. Karine haccı kıran yapmış oldu. İşte buna da böyle cevap verilir. فَهَذِهِ وُجُوهُ اَحَاد۪يسِ بِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İşte Abdullah ibn Abbas'ın hadislerinin vecihleri budur. قَدْ صَحَّتْ Sahih oldu. وَالْتَأَمَتْ Birleşti. Ki عَلَى اَنَّ الْقِرَانَ قِرَانْ كَانَ قَبْلَهُ Ondan evvel var idi. اَتَّمَتْتُعُ وَالْاِفْرَاتْ تَمَتْتُعُ وَالْاِفْرَاتْ var idi. Ondan sonra قِرَانْ oldu. فَلَمْ تَتَضَادَّ Böylece hadisler birbirlerine zıt olmadılar. Şimdi şöyle oluyor ki Abdullah bin Abbas'ın rivayetlerinde Peygamber Efendimiz evvela hac niyet etti. İfrat bulundu mu? Bulunmadı mı? Bulundu. Ondan sonra Mekke-i Mükerreme'ye geldik. Müfrit olarak geldik. Mekke-i Mükerreme'de cahiliyet itikadını bozmak için bütün ashabı emretti ki haccınızı ömreye çevirin. Kendisi de haccını ömreye çevirdi. Cahiliyet adeti bozulsun diye. Ömreye çevirdikten sonra Peygamber Efendimiz ne oldu? Mütemettî oldu. Fakat o mütemettî oldu. Ömre tavafını yapmazdan evvel tekrar haccı niyet etti. Haccı kıran oldu. İşte üçü de burada toplanmış oldu. Hadisler de birbirine zıt durmamış oldu. İlla enne fî kavlihi illa Resul-i Ekrem'in kavlinde olucudur ki levla enni suktul hediye lehalaltu kemâ halle eshabî. Bu kavlinde olucudur ki levla enni suktu ben sevk etmeseydim el hediye hediye ile halaltu ben de ihramdan çıkardım kemâ halle eshabî eshabım çıktığı gibi. Fakat hediye var, onun için hediye kesmemiş çıkamam. Bu kavlin de olucudur, delilen delil olucudur ki alâ enne siyâkehu Peygamber Efendimiz'in sevk etmesi el hediye hediye sevk etmesi kad kânet fî vaktin bir vakitte oldu ki kad ehreme fîhî ve umretin ömreyle ihram etmiş oldu. Bu vakitte hediye etmiş oldu. Yani hac niyet etmiş olsa lüzum yoktu hediye. Fakat ömre niyet ettiğinde o hediye sevk etmiş oldu. Nasıl hacı ifradi temettü'e çevirdiyse bu vakitte sevk etmiş oldu. Yürüydü biha bununla murad eder Peygamber Efendimiz ney? Ettemettü'e ilel hacceti. Hacca kadar temettü'ü murad eder olduğu halde bu hediye sevk etti. لَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ زَالِكُ bunu işlememiş olsaydı lekâne hediyehu zâlik onun hediye olurdu, tatavvuan tatavvu olurdu. Evvelden göndermiş, hac için göndermişse tatavvu olurdu. وَالتَّطَوُّ مِنَ الْهَدِيِّ هَدِيدًا تَطَوُّ ise غَيْرُ مَانِعٍ mani değildir مِنَ الْإِحْلَالِ ihramdan çıkmaya mani değildir. اَلَّذ۪ي öyle ihlal ki yekûn olur. لَوْ لَمْ يَكُنُ الْهَدِيِّ hediye olmasaydı o ihlal olurdu. İşte o ihlal olur, o ihlala mani olmazdı. Demek ki Resul-i Ekrem Efendimiz'in göndermiş olduğu o hadi, hadi tetavu değil, hadi temettü olduğundan dolayı. Kavlihi illa Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinde olucudur. Levla enni süktül hediye, ben hediye sevk etmemiş olsaydım, de halaltu ben de ihramdan çıkardım. Kemâ halle ashabi, benim ashabım ihramdan çıktığı gibi. Bu kavlinde olucudur, delilen delil olucudur ki ala enne siyakahul hediye Peygamber Efendimiz'in hediye sevk etmesi kad kânet oldu, bulundu ne vakitte? Fî vaktin bir vakitte ki kad ehreme fîhî o vakitte ihram etmiş oldu bi ömretin ömreyle. Haccini ömreye çevirmiş oldu, olduğu vakitte bu hediye sevk etmiş oldu. Yürüydü biha onunla murad ederdi ney? Ettemettü'a ilel hacceti hacca temettü'ü hacca kadar temettü'ü murad eder olduğu halde. لَاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ ذَٰلِكْ فَيَنْ بَرَفُمْ نِزْبُونَ işlemeseydi
لَكَانَ هَدْيُهُ ذَٰلِكَ bu hediye olurdu, تَتَوَّنْ تَتَوَّنْ yani ömre niyet ettikten sonra hediye sevk etmiş oldu. Eğer bu olmaz da ömre niyetinden evvel sevk etmiş olsaydı bu hediye tetavvu olurdu. وَتَتَوَّنْ مِنَ الْهَدْيِهِ nafile tetavvu da nafile hediye de غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ الْإِحْلَالِ İhlaldan mani değildir. İhramı çözmeye mani değildir. اَلَّذِي اُلَى اِحْلَالِ كِي يَكُونُ لَوْ لَمْ يَكُونُ لَكُ hediye olmasaydı o ihlal bulunurdu. İşte o ihlala mani olmazdı. Madem ihlal edemiyor, demek ki bu hediye, hediye tatavvu değil, ya hediye temettüdür. فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet etti neye? عَلَى اَنَّ اِحْرَامَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ şuna delalet etti ki Peygamber Efendimiz'in niyeti kâne evvelen bi umretin, evvela ömreyle oldu. Sümme etbâha ona tabi kıldı, hacceten hacci. Ale sebilin dediği şöyle bir sebil üzerine ki zekerine biz zikreyledik, şimatı beddeme. Yukarıda minhâdel bâb, bu baktan, yani bu kavlinde de delalet ediyor ki Peygamber Efendimiz evvela ömre niyet etti, hedini sevk etti. Fakat sonradan ona hacci idafe eyledi, yukarıda geçtiği gibi. وَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ سَابِتْ اُلْدِ بِمَا وَصَفْنَا bizim vasfettiğimiz bu şeylerle ney? اِبَاحَةُ الْاُمْرَةِ ömrenin mübah olması sabit oldu. فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ hacca aylarında. اَرَدْنَا biz murad ettik ki enden sonra bakalım. هَلِ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ vacib olan hedi oldu mi فِي الْقِرَانْ قِرَانْدَ كَانَ لِنُقْسَانٍ bir nüksan için mi oldu? قِرَانْدَ hedi vacib ya bu bir nüksan için mi oldu? Öyle nüksan ki dehalel ümrete bil haccete ümreye yahut da hacca nüksan girdi de o nüksanı telafi için mi oldu? Ne vakitte izâ kurineta ümreyle hac beraber mukarin olduğu halde. Yani ümreyle haccı mukarin kıldı da ondan sonra ya ümreye ya hacca bir nüksan geldi de o nüksanı telafi için mi oldu? Emla yoksa bunun için olmadı mı? Bunun için mi oldu yoksa başka bir şey için mi oldu? Evet. Buna baktık. Fara'eyna biz gördük zalikel hediye. O hediye gördük ki yukarı minin. Ondan yenilir. Yani temettü kurbanı olan o hediyeden yenilir. Ve kezalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz de böylece fealehu işledi. O hani ondan yedi. Yenilen bir ettir. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله رواية الذي في الحديث الطويل وزن بالحديث قال حضرت جابر ذلك فكان علي رضي الله عنه حضرت علي قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ Yemen'den kudum etti, geldi. بِهَدْيِنْ bir hediyle. Kime? Kim için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e mahsus olarak hediyeler getirdi. فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدِيِ o hediyin cemaati cümlesi oldu اَلَّذ۪ي قَدِمَ بِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اَلَّذ۪ي قَدِمَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kudum edip kendisiyle beraber getirmiş olduğu hediye oldu. Ve Ali'nin getirmiş olduğu hediye oldu. Neden miler? Yemen, Yemen'den. Resul-i Ekrem Efendimiz'in Medine-i Münevvere'den ve Hazreti Ali'nin Yemen'den getirmiş olduğu hediyin cümlesi oldu. مِئَةَ بَدَنَةٍ 100 deve oldu. فَنَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz boğazladı minha bu yüzden selasen ve sittine 63'ünü boğazladı biyedihi kendi eliyle. وَنَحَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ Hazreti Ali de boğazladı seb'aten ve selasiyeni 37. 37 deve de Hazreti Ali boğazladı. فَاَشْرِكَ Hazreti Peygamber Efendimiz ortak kıldı, şerih kıldı Aliyen Hazreti Ali'yi fi hediyehi kendi hediyinde, kendi hediyinde Hazreti Ali ile ortak kıldı, şerif kıldı. Sümme ahade sonra aldı Peygamber Efendimiz min külli bedenetin her bedeneden bed'aten bir parça, yüz deveden birer parça aldı. Fe cealet
فَجُعِلَتْ وَعُوْا alınan parçalar kılındı. فِي قِدْرٍ bir tencerede فَطُبِخَ تَبْخُلُنْدِ pişirildi. فَاَكَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz yedi. وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali de yedi. مِنْ لَحْمِهَا o etlerden, onun etlerinden yediler. وَشَرِبَ içti Peygamber Efendimiz مِنْ مَرَكِهَا merekinden de içti. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali de hem etlerinden yediler hem de onun merekinden, suyundan içtiler. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ baktaki Peygamber Efendimiz ol dikkat, sebetani ondan sabit oldu. Bima zekerina bizim zikrettiğimiz şey sebebiyle قَبْلَ هَذَا fasıl bu fasıldan evvel bizim zikrettiğimiz rivayetlerle sabit oldu ki اَنَّهُ قَرَنَ Peygamber Efendimiz harfi kıran niyet etti. وَاَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ anın üzerine vacib idi. لِذَٰلِكَ harfi kıran niyet ettiğinden hedyun, hedi vacib idi. ثُمَّ اَهْدَى ondan sonra Peygamber Efendimiz hedi yaptı. هَذِهِ الْبُدْنَ bu develeri, elleti öyle develeri ki zekerine 100 deveyi hedi olarak getirdi. فَاَكَلَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ her bir bedeneden de yedi. مَا وَسَفْنَا bizim vesfettiğimiz yani hepsinden birer parça aldı, bir kaba koydular, pişirdiler. Ondan Resul-i Ekrem Efendimiz de Hazreti Ali yediler ve suyundan da içtiler. Sebete bizalik işte bununla sabit oldu. Ne? İbahatul ekli yemenin mübah olduğu min hedyil müt'ati vel kıran. Temettü ve kıran hedyinden, kurbanından yenilmesinin mübah olduğu bununla sabit oldu. Şu halde temettü kurbanı ve kıran kurbanlarından yenilebilir. Yenilmesi mübahtır. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْهَدْيُ vaktaki bu müt'e ve kıran hedi oldu. يُؤْكَلُ مِنْ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ yenilen etlerden oldu. اَعْتَبَرْنَا biz itibar eyledik. حُكْمَتْ دِمَا الْوَاجِبَةِ لِلْنُقْسَنِ bir de haccin efalında vacip olan bir şey noksan yapılmış da ondan dolayı ceza tereddüt etmiş. Bir de onlara baktık. اَعْتَبَرْنَا itibar ettik. حُكْمَتْ دِمَا demlerin hükmü. Öyle demler ki el vacibeti vacip. Ne sebeple vacip? Lin noksan noksan için. Bir vacibi terk etmiş, bir ceza işlemiş. Bundan dolayı bir dem vacip olmuş. Bir de onlara itibar ettik ki hel hiye kezalik onlar da bu demi müte, demi kıran gibi midir? Kıran gibi midir? Emla değil midir? Fareyna biz gördük ki ney eddemel vacibe min kasdil ezafir. Tırnakları kestiğinden dolayı vacip olan demi gördük. Ve halka şiari ve cima yahut da başını tıraş etmiş yahut da ailesini tekarrüp etmiş dem vacip olmuş. Bu demi gördük. Ve külle demin her bir demi de gördük ki yetibü terki şeyin minel hacceti. Haccin vaciplerinden bir şeyi terk etmiş de ondan dolayı dem vacip olmuş. Bunları gördük ki لَا يُوْكَلُوا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكُ bunlardan hiçbir şey yenilmez. Hangisinden olursa olsun yenilmesi caiz değildir. O cezadır. Fukaraya tesadduk edecek. فَكَانَ oldu. كُلُّ دَمِنْ her bir dem ki vecebe vacip oldu. Bir isaetin bir isaetten dolayı isaet terki yapılması lazım gelen bir vacibi yapmamış, isaat etmiş, muhalif hareket etmiş, evli noksani yahut da terk etmiş. La yukelu minhu ondan yenilmez. İsaat yapmış yahut da noksan yapmış ondan dolayı dem vacip olmuş o yenilmez. Bunu böyle gördük. Ve kâne demül müt'ati vel kıran müt'e ve kıran demi de olmuş gördük. Yukelu minhuma onlardan yenilir gördük. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki ennehuma demül müt'e ve demi kıran vecebe vacip oldular dimanen bil mana için. Öyle mana ki hilafil isaeti ve nuksan. İsa'a ve nuksanın hilafi. Bir kötülük yapılmış, bir şey nuksan yapılmış. Bunun için değil, başka bir mana için bunlar vacip olmuş. O da vacip, bu da vacip ama nuksan dolayıyla, isaat dolayısıyla vacip olan başka. Fakat kıran temettü yapmış da ona vacip olmuş. Bu başka manalar da değişiyor. Kıranda ve temettü de vacip olan demi şükür. Ya Rabbi elhamdülillah sana şükürler olsun ki ben bu iki ihramla bir seferde bu ibadetleri yapabildim. Allah'a şükür ediyor. Onun için etinden de yiyor. Fakat öteki noksan dolayısıyla
yahut da isaat dolayısıyla bir kurban vacip oluyor. Ya Rabbi sen kusuruma bakma, ben bunu noksan yaptım, ben bunu yerli yerinde yapamadım, ceza lazım geldi. Sen bu cezayı bu kurban sebebiyle affet. Onun manası da o. فَهَذِي هُجَّتُنْ قَاتِعَةٌ İşte bu bir kat'i hüccettir. Kime? Kimin aleyhine? عَلَى مَنْ كَرِهَ الْقِرَانَ وَالْتَمَتُّعَ Kıran'ı kerih görene وَالْتَمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ Hacca kadar ömre temettüğünü yapanlara kerih görenlerin aleyhine hüccettir. Hacca kıran caiz değildir, temettü caiz değildir diyenlerin aleyhine hücceti katiadır. سُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ Bundan sonra söz şu yer gelir. Söz nerededir? Beynellezine şul bir kimseler arasındaki cevvezü temettü vel kıranı. Temettü ve kıranı tecviz ettiler ya, onların arasında söz vardır. Ne, o da ne de? Fî taftîli bâdihim bazılarının afdal görmesinde el kıranı kıranı ale temettü temettü üzerine ve fî taftîli le âherin ötekilerinde afdal görmelerinde et temettü'a temettü'a alel kıranı kıranı. Bazıları dediler ki kıran eftel, bazıları dediler ki temettü eftel. Şimdi bunu araştırdık. Fe nezarına biz nezar eyledik. Fizalik bu meseleye de nezar eyledik ki hangisi daha efteldir. Fe kâne fil kıran. Baktık gördük ki kıranda orucudur. Te'acilül ihrami bil hac. Hacca niyetin aceleliği vardır. Kıranda hemen ömreynin hacı beraber niyet ediyor. İkisini birden, öyleyse haccın niyeti acele oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Ve fit temettü, temettüde de orucudur. Te'ahiruhu, haccın niyetinin te'ahiri orucudur. Evvela ömre niyet edecek, gidecek Mekke-i Mükerreme'ye, ömreyi yapacak, çıkacak da oradan haccın niyeti olacak. Öyleyse onda te'ahir var. Haccın ihramının te'ahiri var. Fekâne mâ uldi, fekâne uldi mâ ulbi şeyki uccile te'acil olundi minel ihrami bil hac. Hac ile niyet te'acil olundi, fe ve u eftal, eftal oldu ve temme daha tamam oldu. Ne için? Lizalike l-ihram, o ihram erişimde. Kıran'da haccin ihramı acele ediliyor, onun için bu daha eftal oldu. Ve kad ruviyen Ali'in radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten de rivayet edildi. Fî kavlillâhi azze ve celle ve etimmül haccete vel umrete lillâh. Bu ayeti kerimede tefsirinde Hazreti Ali'den de rivayet edildi ki, قال Hazreti Ali buyurdu ki, itmamuha, itmam, bunun itmamı nedir? Cenab-ı Hak buyurdu ki, hac ve ömreyi itmam ediniz. Nasıl, itmam nasıl olur? En tuhrime bihima, hac ve ömreyi niyet ede, min düveyreti ehlik, en tuhrime ihram etmeklikindir, bihima bunları, min düveyreti ehlik, düveyre senin ehlin neredeyse orada. Evin, barkın neredeyse oradan hacc-ı ömreyi niyet etmendir işte. Bu itmam da böyle olur. Ve etimmül hacce vel umrete lillah. Yani evinden hemen çıktığında hacc-ı ömreyi beraber niyet edesin. Hani hacc-ı kıran niyet edesin. Haddesena bizalik, bununla rivayet eyledi. İbn-i Merzuk kal, haddesena vehbin en şu'bete en Amr ibn-i Murre en Abdillah ibn-i Seleme en Ali'in radıyallahu anh. Hazreti Ali'den bunu kim rivayet eyledi? İbn-i Mevzuh. O da Vehb'den, o da Şöbe'den, o da Amr ibn-i Mürre'den, o da Abdullah ibn-i Seleme'den, o da Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet eyledi. فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكِ وَلْدِ فِي الْقِرَانِ قِرَانَ تَكْدِيمُ الْاِحْرَامِ İhrami tekdim oldu. Neyi ihram? Bilhaccı. Hacc ile ihram, haccı niyet etmenin tekdimi oldu. اَلَى الْوَقْتِ الَّذ۪ي Şul bir vakit üzerine ki, يَحْرُمُ يُحْرِمُ بِهِ Anın da ihram eder ki temettü, temettü'de. Temettü'de da Mekke-i Mükerreme'yi gelecek de ömresini bitirecek. Ondan sonra oradan niyet edecek. Ama şeyde öteki kıranda haccı daha evvelden niyet edecek. Öyleyse kıranda ihramın haccı niyet etmenin tekdimi olduğundan كان القران قران اولدي افضل من التمتع تمتع دن افضل اولدي وكل ما هل بشيء اثبتنا بدون اثباته لديك وصححنا تصحيحه لديك في هذا الباب bu babda uzun uzadıya bahsettiği ispat ettiği ve hadislerin aralarını tarif eyledik, tasih eyledik. İşte Seyyidina Muhammedin ve Ali ve sahbihi ve sellem.